Malcolm X, Eylemin Öteki Yüzü Andrew Yan, Seslendiren Taha İnci Yanan Bir Ev Silah seslerinin, çığlık, duman ve alevlerin ürkütücü karmaşasında sıçrayarak uyandığımı anımsıyorum. Babam bağırıyor ve evi ateşe verip kaçmaya çalışan iki beyaza ateş ediyordu. Evimiz gözümüzün önünde yanıp gidiyordu. Kaçmaya çalışırken kendimizi ileri atıyor, çarpışıyor, birbirimizi çiğniyorduk. Annem evimiz kıvılcımlar sıçratarak çatırdayıp göçmeden önce kucağında bebekle kendini avluya atmıştı. Hatırlıyorum. Bizler iç çamaşırlarımızla geceliğin öylece dışarıdaydık. Ağlıyor, başımız kollarımız arasında, avazımız çıktığı kadar bağırıyorduk. Beyaz polisler ve itfaiyeciler geldi ve ev yanıp yere yıkılırken etrafında seyrettiler. Malcolm Little, evi yanıp kül olduğunda henüz 4 yaşındaydı. Bu bir kaza değildi, İki kişi gece yarısı eve gelmiş ve pencerelerden içeriye yanan meşaleler atmışlardı. Little ailesinin çevrelerinde yaşamalarını istemiyorlardı. Evlerini yakarak Little ailesini korkutup kaçırabileceklerini düşünüyorlardı. Malcolm'ın ailesi evlenin kimler tarafından kundaklandığını bilemedi. Belki de bu insanları hiç görmemişlerdi. Bu insanları kızdıracak kötü bir şey yapmadıkları kesindi. Ama bir şeyi iyi öğrendiler. Meşaleli iki adam beyaz ve Little ailesi siyahtı. Eğer aynı renkten olsalardı bu olay hiçbir zaman olmayacaktı. Malkım beyazların siyahlardan niçin nefret ettiğini anlayamayacak kadar küçüktü. Bazı insanların sırf farklı oldukları için diğerleri tarafından korkunun nasıl nefrete dönüştüğünü anlayamazdı. Fakat orada bir kış gecesinde soğuktan titreyip ağlayan, itfaiyecinin portakal rengi eldivenleriyle yüzü aydınlanan o küçük çocuk bir gün daha önce kimsenin yapamadığı gibi savaşacaktı nefrete karşı. Malcolm X'in öyküsü uyuşturucu, hırsızlık, kumar ve silahların öyküsüdür. Onun öyküsü hapishaneye, gurur, kuvvet ve umuda dairdir. Sevgiye, barışa, kin ve nefrete dairdir. Tanrı'ya ve güce, şeytana ve aize, Afrika ve Asya'ya, Harlem ve Mississippi'ye dairdir. Yeni bir hayata ve anlamsız bir ölüme, kendi insanını özgür kılmaya çalışırken ölen bir adamın öyküsüdür bu. Bazıları Malcolm X'in kim olduğunu ve neyin mücadelesini verdiğini bilirler. Diğerleri onu asla anlayamadı. Çünkü o birçok şeydir. Malcolm hep gelişiyor ve değişiyordu. O her zaman kendisine yeni hayatlar inşa etti. Tıpkı evler gibi. Bu evlerden bazıları yanıp kül oldu. Diğeri Malcolm'ın ihtiyacına yetecek kadar büyük değildi. Ve o onları terk etti. Taşındı. Fakat eğer Malcolm hayatında birçok değişik ev yapmışsa da onlar hep aynı şey üzerine kuruldu. Halkına reva görülen muameleye duyulan öfke. Bunu söyleme cesareti ve onu yönlendiren, ona yol gösteren özgürlük fikri. 1929'da o soğuk gece Malcolm'ı korkutmuştu. Fakat anne ve babası için bir sürpriz değildi bu. Peder Earl Little ve karısı Louis Little bu tür olayları daha önce de yaşamıştı en son Malkım doğmadan hemen önce olmuştu. Omağda oturuyorlardı. Nebraska'da. Aziz Earl Little evinden uzaktaydı. Yüzleri kukuletayla kapalı, attı bazı kişiler evin etrafında az sürüyor, vurup kırıyorlardı pencereleri. Orayı terk etmeden önce Bayan Little'ı kasabayı terk etmesi için uyardılar. Ayrıca kocasını o iyi zencilerin arasında vaaz etmesini engellemesini söylediler. Malkımın babası güçlü görünüşe sahip bir adamdı. Boyu 2 metreye yakındı. Siyah halkın hakları ve özgürlükleri hakkında vaaz eden baptist bir rahipti. Kuzey Amerika'da yücelecek bir zenci milletten bahsederdi. Kürsüye çıkar yalnızca İsa sözcüğünü değil, zenci gururunu da dünyaya duyurmak için sesini yükseltirdi. Rahip Earl Little, Afrika kökenli Amerikalıların bir zamanlar ne muhteşem bir halk olduklarını hatırlamanın vaktinin geldiğine inanıyordu. Siyahları ya da Afrika kökenli Amerikalıları tanımlamak için Birçok sözcük kullanılırdı Birleşik Devletler'de. Sözcükler kullanıldıkları yere göre onur kırıcı veya gurur verici olabiliyordu. Zenci, renkli, renkli halk, siyah ve Afrikalı Amerikan gibi. Kölelik birçok beyazın siyahların bir çuval patates gibi alınıp satılabilecek, ticareti yapılabilecek bir mal olduğunu düşünmesine sebep oluyordu. Zaten siyahların çoğu karın tokluğuna çalıştırılıyordu. 1865'te kölelik, Amerika'nın bir bölümünde 13. düzeltme adıyla bilinen bir düzenleme ile yasa dışı kabul edildi. Buna rağmen hayat siyah halk için pek değişmedi. Afrika kökenlilerin birçoğu köle diye suçlanıyor, aşağılanıyordu. Rahip Earl Little'a gelince o bunu değiştirmek istiyordu. Birçok beyaz gidişattan memnundu. Siyahlar onlar için çalışıyor ve bunu çok az para karşılığında yapıyorlardı. Afrikalı Amerikanlara aşağılık insan gibi muamele etmeye alışmışlardı. Beyaz toplumun örf ve adetlerini değiştirmek zor olacaktı. Afrikalı Amerikalıların da kendileri gibi insan haklarına sahip olduğunu kabul etmeye ikna etmekte zor olacaktı. Beyazlar düzenden memnun olmakla kalmıyor. Bu düzenin devamını sağlayacak kanunlar koymayı da tasarlıyorlardı. Güneyde bu kuralların birçoğu şehir kanunu veya eyalet kanunu olarak yazılı hale getiriliyordu. Bu kurallar Jim Crow kanunları olarak biliniyordu. Bu kanunlar siyahlarla beyazları seçiyor, onları ayrı tutuyor, Afrikalı Amerikanların aleyhinde önyargı beslemeye yardım ediyordu ki bu önyargı siyahların beyazlar kadar iyi olmadığı ve farklı muamele edilmesi gerektiği fikriydi. Siyahlar beyazlara şapka çıkarmak ve kaç yaşında olursa olsun onlara efendim diye hitap etmek zorundaydı. Hatta siyah adam 60 yaşında olsa da genç yaştaki bir beyaza efendim demek zorundaydı. Bu birçok siyahı kızdırıyordu. Her geçen gün genç siyahların beynine bir damla zehir damlatılıyordu. Siyah çocuklara siyahın beyaz kadar iyi olmadığı hissini veren acı bir zehir. Kuzeyde de ırk ayrımı yaşam biçimiydi. Güneydeki gibi bir yerlerde yazılı bir kanun değildi ama uygulama öyleydi. 1896'da yüksek mahkeme işi daha da kötüleştirdi. Pleisi Ferguson dosyasında mahkeme her ne kadar okullarda, lokantalarda veya hastanelerde eşit muamele varsa da siyahla beyaza ayrı tutmak yasaldır demişti. Oysa bu yerler asla eşit olmamıştı. Siyah çocuklar kitapsız veya eski, yırtık, eksik kitaplardan dert görüyorlardı. Siyah çocuklara ait olan okullar ısıtmasız, tuvaletsiz ve bazen de kara tahtasızdı. Beyazların okullarına siyahlarınkinden çok daha fazla harcama yapılıyordu. Sonuç olarak öğretmenler, beyazların aldığı eğitim kalitesini siyah çocuklara vermenin zor olduğu görüşündeydiler. Siyahların çoğunda düzenin gidişini değiştirecek cesaret yoktu. Yapamazlardı. Şikayet etseler beyazlar tarafından vurulur, öldürülür veya oradan kovulurlardı. Hayatta kalmak özgürlükten çok daha önemliydi. Fakat Malcolm'ın babası için özgürlük ve hayatta kalmak aynı şey değildi. Michigan lensikteki evleri yanıp kül olduktan sonra Little ailesi ikinci kez taşındı. Ve Raip Earl Little'ın dört oda olarak inşa ettiği Doğu Lansing'in hemen dışındaki bir eve yerleştiler. Malkın babasının yedinci çocuğuydu. Raip Earl Little, Lü ile evlenmeden önce bir başkasıyla evlenmişti. O ve ilk eşi Boston, Massachusetts'te oturdular. Orada üç çocukları oldu. Ella, Earl ve Mary. Fakat Earl eşinden ayrıldı ve çocuklarla Philadelphia'ya taşındı. Orada Louis'i tanıdı ve evlendi. Bu sırada Lansing'deki evi inşa etti. Bayan Little, Rahip Earl Little'a altı çocuk doğurdu. Wilfred, Hilt, Philbert, Malcolm, Reginald ve Yvonne. İki çocuk daha onları izledi. Wesley ve Robert. Malcolm çocukların en açık tenlisiydi. Kırmızımsı kahverengi ten ve saç rengini annesinden almıştı. Annesi o kadar açık tenliydi ki Çoğu beyaz onun Afrikalı Amerikan olduğunu bilemezdi. Malcolm'ın annesi açık tenden utanç duyuyordu. Louie'nin annesi beyaz bir adam tarafından Gwyneth adasındaki evinde ifa edilmişti. Adam babalığı reddetmiş ve doğan kızını terk etmişti. Malcolm annesinin kendisini diğer kardeşlerinden daha sert dövmesinden ve güneşe çık da biraz yan demesinden bunun acısını kendisinden çıkardığını hissediyordu. Malcolm'un Louie'ye annesini ifade eden adamı hatırlattığı seziliyordu. Malcolm'ın babası annesi gibi değildi. O Malcolm'a karşı çok yumuşaktı. Bunun sebebini Malcolm asla öğrenemedi. Belki sebebi babasının bile açık rengin daha iyi olduğu inancını yıkamadığındandır. Rahip Earl Little'da, annesinin dayağının tamamını yiyen Malcolm dışındaki çocukları döverdi. Birçok yönden Little ailesinin Michigan'daki hayatı en iyi dönemlerinden biriydi. Sebze yetiştirdiler, tavuk beslediler ve kendi giyeceklerini kendileri diktiler. Aziz Örlitil'in vaaz vererek kazandığı paradan bir dükkan açmak için biriktirdiler. Malkın boş zamanlarını balık avlayarak, tavşan vurarak veya sebze bahçesini düzenleyerek geçirirdi. Öğleden sonra tüm vaktini yeşil tepelerde sırt üstü uzanarak, bulutlara bakıp düşünerek geçirirdi. Malkın biraz daha büyüyünce babası onun katıldığı bazı gizli toplantılara götürmeye başladı. Bu toplantıda insanlar siyah onur ve özgürlükten konuşuyorlardı. Aziz Earlittle diğer çocuklarını bu toplantılara asla götürmedi. Sadece Malkım'ı. Toplantılar kapalı kapılar ardında saklanarak, pencereleri kaplayarak oluşturulan güvenlik içinde yapılıyordu. Malkın babasını konuşurken dinleyen insanları seyrediyordu derken şu sihirli sözcükleri duydu. Marcus Garvey 1920'lerde Marcus Garvey Amerika'da en çok konuşulan siyah adam olmuştu. O siyahlara mücadelelerinde siyah gururun yepyeni anlamlarını ilham ediyor, bir gün atalarının yurtlarına geri döneceklerini söylüyordu. Bahsettiği yer Afrika'ydı. Jamaikalı olan Garvey, Amerika'daki Afrika kökenli insanları bir siyah millet kurmaya gayret sarf etmeleri için ikna etmeye çalışıyordu. Bu rüya, Raip Earlittle ve Malkımında da paylaştığı bir rüyaydı. Sordum, diye yazdı Garvey. Siyah adamın hükümeti nerede? Kralı ve krallığı nerede? Başkanı nerede? Ülkesi, elçileri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve büyük işlerin adamları nerede? Onları bulamadım ve böylece ilan ettim ki bunun oluşmasına ben yardım edeceğim. Garvey ülkesinin dört bir yanından insanları kendisi için çalışmaya ve hareketinin mahalli şubelerini kurmaya çağırıyordu. Malcolm'un babası bu insanlardan biriydi. Bazı beyazlar bunu biliyordu. Bu sebeptendir ki evini yakıp kül etmişlerdi. 1931'de bir gece aniden Malcolm annesinin çalıklarına uyandı. Tüm çocuklar apar topar oturma odasına hücum ettiler. Orada polisler Bayan Little'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Malcolm henüz 6 yaşındaydı fakat o anı asla unutmayacaktı. Biz çocuklar hiç kimse bir şey demese de babamıza kötü bir şeyler olduğunu anlamıştık, diyordu yıllar sonra. Riper Little tramvayın vagonları arasında uzanmış yatıyorken bulunmuştu. Gövdesi tamamen ikiye ayrılmış. Kafatasının bir bölümü içine çökmüştü. Hiç kimse asla gerçekte ne olduğunu bilememişti. Fakat şüphe yok ki öldürülmüştü. Lansing'deki siyahlar bundan beyazların sorumlu olduğunu biliyordu. Onlar beyazların Malcolm'ın babasının söylediklerinden korktuğunu da biliyorlardı. Eğer babası yaşasaydı Malcolm onun izinden yürüyecek, kürsüye onun yerine çıkacaktı. Fakat babası ondan kopup gitmişti. Yalnızca Raip Earlyton'ın öğretilerinin tohumları kalmıştı. Malcolm için bir ev daha yanıp yıkılmıştı babası kudretin büyük ve muhteşem kulesi yıkılmıştı. Kimsesiz çocuk. Little'ın ölümü All Little ailesi için birçok şeyi değiştirdi. İki adet hayat sigortası poliçeleri vardı. Fakat yalnızca bir şirket gerekli ödemeyi yaptı. Diğer şirket Raip Little'ın intihar ettiği gerekçesiyle poliçeyi ödemeyi reddetti. Sigorta parasıyla bir müddet hayatlarını sürdürdüler ama bu ailenin ihtiyaçlarına yetmemeye başladı. Wölfred annesinin tek başına hepsine bakamayacağını fark etti. Bu yüzden okulu bıraktı ve ona yardım etmeye karar verdi. Nerede iş bulduysa çalıştı. Hilda da okulu bıraktı ve annesiyle Wölfred kasabada işleyken çocuklara bakmaya başladı. Bayan Little ailesine bakmak için canını dişine taktı. O da kocası gibi oldukça onurluydu. Yardım almanın her şeklini kabul etmek zor geliyordu. Fakat doyurulması gereken sekiz boğaz vardı. Bir şeyler yapmak zorundaydı. Amerika Büyük Depresyon diye bilinen ve 1930'ların sonuna kadar devam eden berbat çöküntünün tam ortasındaydı. İş bulmak çok zordu. Eğer fakirsen yiyecek de yok gibiydi. Bayan Little'ın nereden yardım bulabilirse kabul etmekten başka seçeneği yoktu. Tıpkı diğer fakirler gibi. Yoksullar yurduna geri döndü. Yoksullar yurdu, devlet tarafından fakir insanları yaşayacakları kadar yiyecek ve giyecek yardımı yapan bir kurumdu. Ne var kelleğine geçen çok ufak paraya karşılık olarak, Little ailesi kişiliğinden vazgeçmek zorundaydı. Yoksullar yurdundan memurlar davet edilmedikleri halde geldiler. Aileyi inceden inceye süzdüler, incelediler. Annelerinin eteklerine sarılmış çocukların önünde pervasızca bayan Little'ın çocuklara bakmayı beceremediğini söylediler. 1934'ten itibaren aile daha da acı çekmeye başladı. Malcolm ve Filbert genellikle ellerinde bir sentle kasabaya bayat ekmek almak için yürüyorlardı. Malcolm şöyle diyor, o kadar parayı da bulamadığımız zamanlar olurdu. O kadar aç kalırdık ki başımız dönerdi. Annemiz kara hindiba çiçeği kaynatır, biz de onu yerdik. O ve kardeşleri tavşan avlarlardı. Misk sıçanı tutar, kurbağa yakalarlardı. Bunların bir kısmını yerler, kalanını da kendilerinden pek de iyi durumda olmayan yolun karşısındaki beyazlara satarlardı. Bir süre sonra Bayan Little hükümetten ücretsiz yiyecek istemek zorunda olduğuna karar verdi. Bu durumdan utanç duyuyorlardı. Fakat yaşayabilmeleri için tek yol buydu. Devletin verdiği çek yetmiyordu. Üstelik Afrikalı Amerikanlar için çok az iş vardı. O sıralar yoksullar yurdundan memurlar sıkça gelmeye başlamıştı. Louis içinde bulundukları kötü durumu çekilmez buluyordu. Kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Malcolm sık sık akşam yemeği saatinde arkadaşlarının evlerine yemeğe kal deneceğini umarak gidiyordu. Kasabalardaki manavlardan meyve çalmaya başlamıştı. Birkaç kez yakalanınca yoksullar yurdu memurları Little ailesi için bir şeyler yapmanın zamanının geldiğine karar verdiler. Onlar diğer çocuklara nazaran Malcolm'ın fazla probleme yol açtığını düşünüyorlardı. Bu yüzden Bayan Little'a Malcolm'ı bırakması için baskı yaptılar. Malcolm, komşuları olan Gonis ailesiyle yaşamaya gönderildi. Bu Little ailesi için sonun başlangıcıydı. Çok geçmeden Malcolm'ın annesi üzüntüden sinir krizleri geçirdi ve Michigan Klomoz'daki devlet akıl hastanesine kaldırıldı. Tüm çocuklar, Wilfred ve en büyükleri Hilda dışındakiler, bölgedeki diğer Afrika kökenli Amerikan ailelerin yanında yaşamaya gönderildi. Malcolm, yoksullar yurdu memurlarını ailesini parçaladıklarından ötürü asla affetmedi. Bunu durdurmak için fazla bir şey yapamadığından suçluluk hissetti. Malcolm eğer memurlar onları kendi hallerine bıraksalardı, hayatlarını devam ettirebileceklerine inanıyordu. Beyazlar babasını öldürmüş, şimdi annesini uzaklaştıran şiar ve bir hastaneye tıkmışlardı. Tam 26 sene orada kalacak. Bu malkım için bir evin daha yıkılıp kül olmasıydı. Ailesi yok olmuştu. Malkım güçlü bir çocuktu ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya karar verdi. Yeni ailesini sevmişti. Onlar da ona iyi bakıyorlardı. Nihayet ilk kez yeterli yiyecek ve gerekli giyeceklere kavuşmuştu. Şimdi 12 yaşındaydı. Artık okula gitme zamanıydı. Ev işi yapma, oyun oynama, caka satma, tavşan avlama vaktiydi. Fakat bir caka onu hayal edebileceği en zor duruma düşürmüştü. Sınıfa şapkayla girmişti. Şapka giymek okul kurallarına aykırıydı. Ceza olarak Malkım sınıf içinde sıraların etrafında yürüyerek dolanacaktı. Fakat o son gülen olacaktı. Daha bir tur geçmişti ki öğretmen kürsüsünün yanından geçerken sandalyeye dikkatlice yerleştirdiği raptiye iş gördü. Öğretmen acıdan fırlayınca tüm sınıf basmıştı kahkahayı. Fakat Malkım küçük şakadan dolayı kovulmuştu. Böyle bir şey olacağını akledememişti. Bu olay henüz o 13 yaşındayken olmuştu. Kovulmak onun için sadece daha fazla boş zaman demekti. Yoksullar yurdu memurlarının ise başka planları vardı. Sonuç olarak Malcolm'ı reform okulu diye bilinen çocuk hapishanesine gönderdiler. Malcolm hemen reform okuluna başlamadı. Önce bir çeşit ilk basamak olan gözetim evine gitti. Bu test gibi bir şeydi. Eğer burada iyi davranırsa orada kalabilecek. Aksi takdirde çocuk hapishanesine gönderilecekti. Gözetim evi Lansing'den 12 bin uzakta Michigan Mason'daydı. Bu pek de kötü gözükmüyordu. Gözetim evindeki beyazları sevmişti. Bu beyazlar Bay ve Bayan Sivörlendi. Onlar da onu sevmişti. İlk zamanlar Malcolm'ın kendi odası dahi olmuştu. Diğer kız ve erkek çocuklarla paylaştığı ev iş gayretle çalıştı. Yeni ailesinin güvenini kazanmak için çok uğraştı. Sivörlendi ailesi de bunun farkındaydı. Sınavı geçmek zorundaydı. Bu gözetim evinde kalabilmişti fakat hemen hemen herkes reform okuluna gönderiliyordu. Bay ve Bayan Siverlin kendilerinin onu o evde tuttuğunu biliyorlardı. Malkım durumundan memnundu. Ayrılmak istemiyordu. Bayan Siverlin Malkım'ı kasabadaki tek okul olan Mason Ortaokulu'na yazdırırken Malkım 7. sınıftan başlamıştı. Mason'daki diğer bir zenci aile de Lyon'lardı. Onların çocuklarının bazıları daha düşük seviyelerden başlamıştı. Malkım'ın sınıf arkadaşlarının tamamı beyazdı. Fakat bunu dert etmiyordu çabucak arkadaşlıklar kurdu. Okul kulübüne ve tüm sosyal faaliyetlere katıldı. Okulun basketbol takımının oyuncusu oldu. Bunun yanı sıra kasabada bulaşıkçılık işi buldu. Kendisine yeşil bir takım elbise alabilecek kadar para biriktirebilmişti. Bir de hafta sonlarında Lansik'teki erkek ve kız kardeşlerini ziyarete giderken giymek için ayakkabı aldı. Okulun ikinci yarısında Malcolm sınıf başkanı seçildi. Bayan Sibirlin onun bu başarısından mutlu oluyordu. Malcolm okulun en başarılı öğrencilerinden biriydi. Hepsinden önemlisi Malcolm mutluydu. Fakat çok geçmeden Malcolm'ın hayatında bir değişiklik olacaktı. Boston'daki üvey kardeşi Ela aileyi ziyarete gelmişti. Malcolm şöyle diyor. Ella'nın gelişinin en etkileyici yanı en azından benim için Ella'nın hayatımda gördüğüm renginden gurur duyan ilk siyah kadın oluşuydu. O simsiyah derisinden oldukça gurur duyuyordu. Bu o günlerde zencilerin arasında duyulmayan, bilinmeyen bir şeydi. Özellikle Lansik'tekiler için Ela tüm aileyi kısa bir süre için bir araya getirdi. Malcolm'ın tüm erkek ve kız kardeşlerini, annelerini ziyarete hastaneye götürdü. Çocuklara Gorsia ve Basındaki Little'ları anlattı. ''Biz Little'lar birlikte olmalıyız.'' dedi. Fakat Ela geldiği gibi hızla ortadan kayboldu. Malcolm'ın sadece hayal edebileceği bir dünya olan Boston'a, ikinci kocasının yanına döndü. 15 yıl gibi uzun bir süre uzak kalışın ardından bir mutluluk yaşamıştı. Nitekim kendisine sık sık yazan Malcolm'ı daha da mutlu edebilmek için onu davet etti. Malcolm 1940'ın yazında Boston'a giden Greyhound otobüsündeydi. Malcolm Boston'a yaptığı bu ilk yolculuğu hiç unutmadı. Ama çok kısa sürmüştü. Öyle ki olan bitenlere inanamadan kendini yine Mason'da bulmuştu. Fakat büyük şehrin görüntülerini ve seslerini unutmuyordu. Neon ışıklar, pahalı arabalar, kalabalık caddeler, eğlenceli dükkanlar ve tıklım tıklım dolu gece kulüpleri. Hiç bu kadar çok insanı bir arada görmemişti. En önemlisi bu kadar çok zenciyi bir arada görmemişti. Boston veyle Malkım Malcolm üzerinde büyük etki bırakmıştı. Malcolm diğer Afrika kökenli Amerikalıların bir büyük şehirde nasıl yaşadıklarını gördü ve şimdi yaşadığı yere neredeyse tamamı beyaz olan okuluna baktı. Etrafındaki insanların ne söylediğini dikkatle dinlemeye başladı. Ela ve arkadaşları kendilerinin zenci diye çağrılmasına asla izin vermiyorlardı. Fakat Siverlin ailesi bu kelimeyi günde yüzden fazla kullanıyordu. Malkım yetiştirilme tarzını sevmiyordu. Anlayabildiğim kadarıyla benim çok sevilen evcil bir hayvan olmayıp insan olduğum, onların kafasına hiç dank etmemişti onlar benim akranım bir beyazla aynı kefeye koymaya ve aynı duyarlılık, aynı akıl ve aynı anlayışta olabileceğimi kabullenmeye hazır değillerdi. Üstelik açıyor gibi göründükleri kapı hala kapalıydı. Bu yüzden beni asla fark etmediler. Asla unutmadığım, unutamayacağım şeyler öğrenmiştim. Bu durum okulda da aynıydı. Malkım sınıfında tek Afrika kökenli Amerikalıydı. Bu kadar popüler olmasına sebep maskot oluşuydu. Maskot yani beyaz dünyaya uyum sağlayan bir siyah çocuk. Bunu anlamıştı. Ben sınıfta tektim. Tıpkı kıvırcık tüylü soylu bir fino köpeği gibiydim ve ben gurur duyulan biriydim. Bundan da gurur duymadığımı söyleyemiyordum. Gerçekte bu yüzden zenci olma duygusunu pek yaşayamadım. Çünkü her fırsatta beyaz olabilmek için çabalıyordum. Malkım aynı zamanda kişiliğini de keşfetmekteydi. Farklı olduğu gerçeğinden gurur duyuyordu. O bir Afrika kökenli Amerikalıydı. Böyle düşünmesini ele sağlamıştı. Şimdi basketbol takımıyla gittiği turnuvalarda duyduğu zenci, aşağılık köpek ve yuhalamalar artık onu rencide ediyordu. Bu dalga dalga beynine vuruyor, kalbine acı veriyordu. Yaşadığı tecrübelerden bir tanesi diğerlerinden daha çok kızdırmıştı Malkım'ı. Bir öğle sonrası edebiyat dersi bitmiş ve Malkım öğretmeni Bay Otroski ile yalnız kalmıştı. Otrovski, onu sever, o da ondan hoşlanır ve sözünü dinlerdi. Otroski öğrencilere her zaman gerçekleşmeyecek hayallerinin bile peşinden gitmelerini tavsiye eden bir öğretmendi. Otrovski, Malcolm'a bir ideal taşıyıp taşımadığını sordu. Malcolm da aklına ilk gelen hayalini söyledi. ''Evet efendim, avukat olmayı istiyorum.'' Malcolm, Bay Otrovski'nin bundan sonraki sözlerine inanamadı. O şöyle diyordu. ''Malcolm.'' Bizler için öncelikle gerekli olan gerçekçi olmaktır. Şimdi beni yanlış anlama. Biz hepimiz burada seni seviyoruz. Sen de bunu biliyorsun. Ama zenci olduğun konusunda gerçekçi olmalısın. Avukatlık bir zenci için gerçekçiliği olmayan bir hayaldir. Malcolm bundan önce de birçok kez aşağılanmıştı. Fakat hiçbiri bu kadar acı vermemişti. Malcolm beyazların dünyasında gerçek bir insanın asla bir yer bulamayacağını anlamıştı. Bundan sonra kendisine daha fazla zaman ayırmaya başladı. Herkes bu değişikliğin farkındaydı. Fakat Malcolm hiçbir şey söylemiyordu. Biliyordu ki kendisini anlayabilecek tek kişi idi. Düşündüğü doğru çıktı. Ela onu anladı. Yoksullar yurdunun memurlarına Malcolm'ın bakımının kendisine verilmesini istediğini bildirdi. 8. sınıf biter bitmez Boston yoluna giden otobüsteydi. Bu kez güzel şeyler içindi. Daha sonra Malcolm hayatındaki bu anı tekrar düşündü ve hiçbir yolculuğun kendisini Boston'a yaptığı yolculuk kadar etkilemediğine karar verdi. Malcolm'ın gerçek yolculuğu henüz başlıyordu. Bir taşralı züppe. Ela Malcolm'a iki şey yapmasını söyledi. İş aramadan önce şehri tanı ve ön kapıyı hep kilitli tut. Malcolm zaman kaybetmedi. Ela'dan habersiz uzağa Boston'ın kalbinin attığı yerlere gidiyordu. Ela'nın yaşadığı Röksböre'nin Şugahil bölgesini değil tüm Bastı'nı tanımak istiyordu. Zamanını ince uzun parkelerle döşenmiş eski Bastı'nın caddelerini bir baştan bir başa keşfetmekle geçiriyordu. Baskın limanının iskeleleri arasında dolaşıyor ve 200 yıl önce iskeleye bağlanmış uzun uzun gemilerin tepesinden çay balyalarının atılışını hayal etmeye çalışıyordu. Tren istasyonlarının ve otobüs duraklarının kalabalığında kendisini kaybediyordu. Havalandırmalı salonlarda film seyretmeye veya çok sevdiği bir grubu büyük balo salonlarının birinde dinlemeye yetecek paraya sahip olmayı beklemeye sabrı yoktu. Zaman ilerleyince Malcolm kendini mıknatıslanmışçasına Boston'ın fakir bölgelerinde bulmaya başladı. O bakkalların, giriş katlarının, ucuz lokantaların, bilardo salonlarının, barların, kilise önü dükkanların ve tefeci dükkanların dünyası beni doğallığın cazibesiyle sarıyordu. Malcolm Röksböre'nin bu bölümünü Ela'nın her şeyi daima daha iyi yapmaya gayretli komşularının bölgesinden daha fazla seviyordu. Burada kendisini evinde hissediyordu. Sadece Röksböre'nin bu bölgesi daha ilginç olduğundan değil, fakat ben kendimi havalı değil, doğal hallerindeki zencilerin arasında daha rahat hissediyordum, diyordu. Malcolm, hilekar genç insanlara veya züppelere gıpta ediyordu. Bunlar cadde köşelerinde bilardo salonlarının dışında dolaşıyordu. Malcolm onların pahalı elbiselerine ve özel kimyasal maddelerle parlatılıp düzenlenmiş saçlarına dikkat ediyordu. Onları sigara içerken ve kumar oynarken seyrediyordu. Onların konuşma tarzını, argoyu öğrenmişti. Buradaki hayat Mason ve Lansing'dekinden çok daha farklıydı. Kardeşine yazarken buradaki ilginç ve çekici şeyleri kelimelere sığdırmakta çok zorluk çekiyordu. Malcolm bilardo salonlarının birinde toplardan sorumlu olan Shorty adında bir çocukla arkadaşlık kurdu. Her ikisinde de ortak yönü Lansingli oluşlarıydı. Bu yüzden Shorty, Malcolm'ın masrafını çekiyor ve ona ihtiyacı olan her şeyi öğretmeye çalışıyordu. Bir sonraki gün Shorty, Malcolm'a bir iş buldu. Rosalind State Ballroom diye bilinen büyük bir dans ve müzik holünde ayakkabı boyacısı olacaktı. Ella bunu onayladı. Malcolm'ın bu tip insanlarla beraber olma fikrini beğenmiyordu. Fakat bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Çünkü Malcolm kararını çoktan vermişti. Eski ayakkabı boyacısı Freddy, hep hatırlamak zorunda olduğun en önemli şey dünyadaki her şeyin bir itiş kakış olduğudur, dedi. Malcolm'a ne yapacağını tarif ettikten sonra nasıl fazladan para ve bahşiş kazanacağını öğretti. Kadifeyi tutuşundan müşterinin paçalarını sıvayıp ayağına rahleye koyuşuna kadar her şeyi ona öğretti. Malcolm'ın kadefesi Dick Ellington'ın ayakkabısını parlatırken adeta bir Çin havai fişeği gibi sakladı. Malcolm dünyanın en ünlü müzik adamlarının çaldığı bu yerde çalışmaktan ve onların ayakkabılarını parlatmaktan gurur duyuyordu. Tezgahında müşterisi kalmayınca dans eden insan denizini seyretmeye iniyordu alt kata. Onlara katılmayı ne de çok istiyordu. Evde böyle bir şeyi asla göremezdi. O günlerde moda Linda Hap diye adlandırılan bir çeşit danstı. Bu dansta erkekler ve kadınlar birbirlerini boşluğa savuruyorlar ve tekrar kucaklaşıyorlardı. Hızlı bir danstı. Basında Malkın bugüne kadar hiç sahip olmadığı bir enerjiyle kendisini şehir hayatının kollarına attı. Kötü yanlarını görmüyordu daha. Mariana kullanmaya başladı. Çok içiyor ve hatta Shorty ve arkadaşlarıyla ufak eller halinde kumar oynuyordu. Shorty ilk zut giysisini satın aldı. Bol desenli bir pantolon ve dizlere kadar uzanan bir ceket. Shorty ilk zut giysisini satın aldı. Bol desenli bir pantolon ve dizlere kadar uzanan bir ceket. Hatta Shorty onun saçlarını, choking kadını verdiği bir karışımla yapıştırıp parlatmıştı. Bu malkımın kafa derisini germiş ve yakmıştı. Aynada parlak saçları ve vahşi giysisiyle çakılı kalmıştı. Kasabanın en soğuk, sert delikanlısı olduğunu düşündü. Fakat kafasına vururcasına hatırladığı bu anılar daha sonra hayatını değiştirecekti. Bu kendimi aşağılamak yolunda hayatımda attığım ilk büyük adımdı. Saçım beyaz adamınkine benzesin diye canımın yanmasına razı olmak yani. Amerika'daki en büyük zenci kadın ve erkek kitlesine katılmıştım ki bunlar siyahın aşağılık. Beyazın üstün olduğu düşüncesiyle beyinleri yıkanmış, Tanrı'nın verdiği bedeni beyazların koyduğu ölçülerle daha güzel gösterebilmek için değiştirmeye çalışan insanlardı. Malcolm şimdi taşla giysilerinden ve alışkanlıklarından sıyrılması gerektiğini hissediyordu. O basınlı bir serseri haline gelmişti. Henüz 16 yaşındaydı. Fakat uzun boylu, iri yapılı olduğundan büyük gösteriyordu. Hareket etme zamanı gelmişti. Maço serseriler ayakkabı boyamazdı. Malcolm, balrumdaki işini bıraktı. Ela ona eczanede muhasebecinin yanında iş ayarlamıştı. Ela iyi bir çevrede iyi bir işe sahip olduğu için Malcolm adına seviniyordu. Malcolm da mutluydu. Çünkü bu iş ona daha fazla harcamak için imkan sağlamıştı. Daha da önemlisi artık geceleri Linda yap yapmaya gitmek için fırsat vermişti. İyi bir dansçı olmuştu. Sık sık dans ederken kavalyesiyle spot ışıklarının ulaşamadığı yerlere çekiliyordu. Malcolm Laura isimli bir kıza çıkmaya başladı. Bu çok sürmeli ve kısa bir süre sonra Sofia isimli bir kıza çıkmaya başladı. Sofia beyazdı. Bu yüzden birçok arkadaşı ona gıpta ediyordu. Onlar beyaz bir kıza çıkmanın seri kanlı olmayı gerektirdiğini düşünüyorlardı. Ela Laura'yı seviyordu ve bu yüzden bir yılan kadar soğuk davranıyordu Sofia'ya. Sonuçta malkım Ela'nın evinden taşındı. Shorty ile beraber oturmaya ve komiklik yapmaya başladı. Parker House Oteli'nde yemekten sonra müşterilerin masalarını temizliyorlardı. Pazarları gecikince üzgünüm, geciktim diye bağırarak dalardı iş yerine fakat kimsenin aldırdığı yoktu o pazar. Dünya çok daha önemli haberlerle çalkalanıyordu. Birkaç saat önce Japon pilotlar Hörbur'daki Amerikan üstünü bombalamıştı. Tarih 7 Aralık 1941. Amerika kendini korumak ve müttefiklerine yardım etmek için İkinci Dünya Savaşı'na dahil olmuştu. Bunun Roxbury'deki hayatı böylesine değiştireceğini kim bilebilirdi? 1942 yılına girerken on binlerce genç Amerikalı savaşa yürüyordu. Bu da ülkede iş yerlerini dolduracak erkek ve kadınların yetersiz olacağı demekti. Malcolm açısından bu mükemmeldi. Askere katılamayacak kadar küçüktü fakat istediği işte çalışabilecek kadar büyük gösteriyordu. Demir yolunda işçi olarak çalışmak için imza atarken evet 21 yaşındayım diye yalan söyledi. Oysa henüz 17 yaşındaydı. Demir yollarında çalışmasını Ela önermişti. Ela, Malcolm'ın beyaz kız arkadaşı Sofia'dan ve Boston'dan uzak kalmasını sağlamaya çalışıyordu. Onun bunun yanında yapacağı yolculukların Malcolm'a kendi değerlerini geri verebileceğini ve yeni arkadaşlarla tanışmasını sağlayacağını düşünüyordu. Malcolm başka sebeplerden dolayı sevmişti bu işi. Şüphesiz yemek vagonunda mutfağın erzağını temin etmek, kontrol etmek, bulaşık yıkamak, büfe satışı yapmak, koşuşturmak gibi angaryaları vardı işin. O bunları aldırmıyordu. Malcolm için önemli olan o günlerde trenlerin ülkenin kalbinin attığı yer oluşuydu. Trenler bir şehirden diğerine uzanıyor, kasabaları aşıyor, birbirine bağlıyordu. Tıpkı bir vücudun damarları gibi bu Malkım'ın diğer şehirleri tanımak için tek şansıydı. Malkım'ın görüp geçtiği tüm şehirlerden daha çok gitmek istediği bir şehir vardı. Tüm bunların en büyüğü, en parıltılı olanı New York. Önce Konyal treniyle başladı. Bu tren Boston Washington arasında gidip geliyordu. Daha sonra Malkım, Yangi Kalipir'de bir sandviç satıcısıyla yer değiştirme şansı buldu. Bu tren Boston-New York seferi yapıyordu. Tren New York'a gitmek için perona çekildiği gün daha hiç yolcu almadan Malcolm çoktan zut takımını giymiş ve yerini almıştı. New York hakkında her şeyi duymuştu. Broadway'ı, Times Meydanı'nı ve Harlem'ı biliyordu. Malcolm büyük şehrin tadını alacağı bu ilk anı beklemiyordu. Malcolm'ın Harlem gezileri müthiş bir büyü gibiydi. Boston'ın siyah bölgesindeki rahat yerleşimden, fare kapanı gibi apartman dairelerinden oluşan gecekondu bloklarında ahlaksız ve kanunsuz olan her şeyle birlikte sürtmek diye tabir ettiği bölgede yaşamak için New York şehrine gelmişti. Boston'ın fakir bölgeleri Malcolm'ı hep kendine çekmişti ve şimdi Harlem'ın kili sokakları hiç olmadığı kadar cezbetmişti Malcolm'ı. Harlem'ın büyülü gecelerinde yaşadı. Bu onun dünyasıydı ve daha önce bulunduğu yerlerden hem daha büyük hem de daha kötüydü. Harlemlılar ve Harlem'da yaşayan halk artık Malcolm'ı tanımaya başlamışlardı. Malcolm müzisyenlerden kendini arkadaşlar buluyordu. Roxbury'e dönünce orada her gece şopiyası kolunda partilere katılır sonra da işe giderdi. Her zaman kaplarından kullanıyordu. Bazen içirecek bazen çekilecek cinsten. Harlem'da arkadaşlarının sayısı artınca gecenin geç saatlerine kadar orada kalmaya başladı. Bastına gitme vakti gelmeden bir iki saat önce bekleme salonunda kestirebiliyordu. Bu uzun sürmedi. Malkım er ya da geç işini kaybedeceğini biliyordu. Garip bir aksan edinmişti. Bu yüzden oradaki alıcılar ve garsonlar kızıl sandviç dedikleri Malkım'ın daha ne kadar buralarda görüneceğine dair bahislere girişiyorlardı. Canına tak edince Lansing'deki ailesini ziyaret etmeye karar verdi. Ailesi onu zorlukla tanıyabildi vahşi zut elbisesi, fötür şapkalı ve parçalı bulutlu bir ayakkabı. Bu haliyle başka bir gezegenden gelmişe benziyordu. Malkım hastanedeki annesini ziyaret etti. Kadın onu sadece tanıdı. Yeni hayat tarzıyla herkesi etkilemek Malkım'ın hoşuna gitmişti. Ne var ki şehre geri dönebilmeyi sabırsızlıkla istiyordu. Malkım bir süre başka bir demir yolunda iş buldu. Bu hat Silver Meteor'dan Petersburg ve Miami Florida'ya kadar uzanıyordu. Fakat çok geçmeden kondüktörlerden biriyle takıştı ve kendini tekrar New York'ta buluverdi. Hem de beş parasız. Bu dönemde Malcolm kendini New York'ta, basında olduğundan daha çok evinde hissetmeye başlamıştı. Artık Harlem'ın sunduğu dünyaya dalma, temel atma ve kendini bulma zamanı gelmişti. Silver Meteor hattında bunaldığı sıralarda, Smalls Paradise adlı ünlü bir gece kulübünde garsonluk teklifi aldı. Öyle görünüyordu ki bir başka ev inşa etme zamanıydı. Bu kez Harlem'daydı. Harlem'da gece hayatı. 1900'lerin başında Harlem, New York'taki tüm siyahların bölgesi olmaya başlamıştı. 20'lerde Harlem, zenci yazar, artist ve müzisyenler için muhteşem bir kültür ve entelektüel hareket merkezi olmuştu. Bu bazen yeni zenci hareketi diye adlandırılıyordu. Katın kulüp gibi gece kulüpleri, zencilere özgü caz ritminin en popüler olduğu yerlerdi. Cap Calloway ve Louis Armstrong buralardan yetişen iki popüler isimdi. Malcolm X'in Harlem'a geldiği sıralarda Rönesans o heyli günlerinde değildi artık. Ama Harlem Gece Hayatı hala Billy Holiday gibi şarkıcıların ve Kant Bas, Dick Ellicton'ın büyük orkestralarının ortamında bütün canlılığıyla sürüyordu. Harlem Keşmekeşi Small Paradise'in müşterileri Malcolm'ın çalışmasını seviyorlardı. O hızlı, nazik, temiz iş gören, yardımsever bir işçiydi. Müşteriler çoğu zaman maceralarını Malcolm'a anlatır. Bazı çok ilginç suçlarda nasıl yer aldıklarını söylerlerdi. Bazıları bir zamanlar kendi çaplarında küçük birer gangsterlermiş. Ona bir polis ilk nasıl tanıyabileceğini öğretiyorlardı. Nereden hap bulabileceğini, çalıntı malların kimlere satılabileceğini, bir evin nasıl soyulabileceğini anlatırlardı. Müşteriler ona Detroitli kızıl olan diye sesleniyorlardı. Malkım onlara Detroitli olduğunu söylemişti. Çünkü Lansing'in adını bile duymamış olduklarını düşünüyordu. Malcolm çok çalıştı ve çok da kumar oynadı. Parasının çoğunu rakamlara yatırarak kaybetti. Bu Harlem'da çoğu insanın oynadığı yasa dışı bir bahisti. Mesela o gün borsada hangi hissenin ne kadar alınıp satıldığını tahmin ediyordunuz. Malcolm diğer zamanlarını sinema salonlarına gidip orkestrayı dinleyerek ya da arkadaşlarıyla ot çekerek geçiriyordu. Sabahın erken saatlerinde Malcolm dışarı çıkmadan yatağını duvara katlardı. Nikola sokağındaki bir pansiyonda kalıyordu. Onu tüketen, mahveden kendi yaşadığı kayıtsız ve kaybetmeye mahkum hayat biçimiydi. Bu pansiyonda birçok fahişe ve uyuşturucu müptelası kadın kalıyordu. Malkım bu kadınları çekici buluyor ve onlar hakkında şöyle söylüyordu: Kadınlar hakkında birçok şeyi bu pansiyonda o kadınlardan öğrendim. Başka hiçbir yerde değil. 1943 başlarında bir öğleden sonra paradiste işler yine yavaştı. Malkımın dikkatini masada kendi halinde oturan bir asker çekti. Malkım onu şöyle hatırlıyor. Acınacak halde dilsiz birine benziyordu. Güneyin işçilerindendi galiba. Malkım askere dört veya beş kez içki servisi yaptı. Sonra kulağına yaklaşarak bir kadın isteyip istemediğini sordu. Adam başını kaldırarak baktı ve gülümseyerek. ''İyi olur.'' dedi. Malkım pansiyondan bir fahişe arkadaşının adresini ve ismini yazarak adama verdi. Bir süre sonra adam kayboldu. ''İşte bakın.'' Paradiste çalışan hiçbir garsonun asla yapamayacağı bir şeydi bu. Ordudan birisine nereden hap bulacağını, fahişe adresi veya çalıntı malları nereden bulabileceğini söylemek. Çünkü hemen o saat inzibatlar tarafından iş yeri kapatılabilirdi. Ne var ki Malkım, bir ordu ajanının kokusunu görür görmez alabileceğini düşünüyordu. Biraz önceki zavallı asker hiç de casusa benzemiyordu. Ama asker bir ajandı ve adresi Malkım'dan alır almaz doğruca polise gitti. Polis merkezinde herkes onun hapse atılması için bağırıyor, tehdit ediyordu. Fakat o temizdi. Daha önce polisle başı hiç belaya girmemişti. Bu yüzden onu biraz korkuttular ve salıverdiler. Malcolm'ın esas cezası Charlie Simaldan geldi. Charlie Paradis'in sahibiydi. Malcolm'ı işten atmakla kalmadı bir daha gece kulübüne yaklaşmasını bile yasak etti. Bu karar Malcolm'a çok ağır geldi. Çünkü Paradis onun evi gibiydi. Malcolm güvenebileceği yegane arkadaşı Pezevenk Sami'nin yanına döndü. Sami zayıf, iyi giyinen ve ufak bir grup fahişeyi satarak para kazanan biriydi. Sami Malcolm'a keşmekeşiğin en kolayını tavsiye etti. Ot satmak. Bu kumar ve diğer yasa dışı işlerden daha hızlı para kazanma yoluydu. Ona nereden meriwana temin edebileceğini söyledi ve başlaması için 20 dolar borç verdi. O gece Malkım geri döndü. Sami'ye 20 dolarını geri verdi ve hatta isterse ona borç verebileceğini söyledi. Malkım bir gün içinde çok iyi kar etmişti. Bu hile Malkım'a kolay geldi. Tüm müzisyen arkadaşları ot çekiyordu. Hepsi onu biliyor. Detroit'te kızıl olana güveniyorlardı. Malkım artık iş hayatındaydı. "Karımı ana paraya katarak alabildiğim miktarı yükselttim ve aç gözü vahşi bir şekilde o sattım." diye açıklıyor Malkım. "Çok düzensiz uyudum. Müzisyenler nerede ben oradaydım. Cebimde bir tomar para olurdu. Her gün en az 50-60 doları doğrulturdum." 17 yaşında bir zenci genç için bu bir servetti. Hayatımda ilk defa hürriyetin muhteşem kokusunu hissediyordum. Birdenbire bir zamanlar kendilerine itaat ettiğim hilekarların piyeri reisi olmuştum. Birdenbire bir zamanlar kendilerine itaat ettiğim hilekarların piri reisi olmuştum. Malkım tehlikeli bir dünyaya daldığını biliyordu. Bel boşunda kemere bir ufak tabanca sıkıştırmaya başlamıştı. Polis arama sırasında pek bakmazdı oraya. Sık sık taşınmaya başladı. Böylece polis o yokken odasına bir şey saklayamazdı. Polisler bunu halkı fişlemek için sık sık yapıyordu. Bir başka deyişe insanların evlerini basarak daha önce sakladıkları uyuşturucuları buluyorlardı. O satmak gittikçe riskli oluyordu. Polis onun satıcı olduğunu biliyor ve gözetliyordu. Malkım az o satmıyordu. Bu yüzden çok dikkatli olmalıydı. Semi parlak bir fikirle çıka geldi. Harlem'de işlerin Malkım için tehlikeli olmaya başladığını görmüştü. Malkım'a eski demiryolu kağıtlarıyla şehirden şehire dolaşmasını önerdi. Bu yolla turneye çıkan müzisyenlere rahatlıkla satış yapabilirdi. Seyyar bir oz satıcısını hiç kimse duymamıştı. Nitekim bu iş gördü. Malkım gidiş gelişlerinde hiçbir sorunla karşılaşmadı. Hem seyahat eden müzisyen sayısı da gayet iyiydi. Mal bitince New York'a geliyor, yüklüce mal alıyor ve orkestra nereye giderse onlarla gidiyordu. Bir gün samamca Malkım'a bir kutlama mesajı gönderdi. Malkım, 2. Dünya Savaşı'na katılmaya ve savaşmaya davet ediliyordu. Malkım'ın Harlem'dan ayrılmaya hiç niyeti yoktu. Fakat bu çağrıdan kaçmak da kolay değildi. Sonunda deli rolü oynamaya karar verdi. Askerliğe başvurmak, ülkenin güneyinde savaşmak için ısrarını belirtti ama orada hiçbir savaş yoktu. Bu hile iş gördü. Harlem ordunun casusları olduğunu biliyordu. Bu sırada muayeneye gitmek zorunda olduğunu da öğrenmişti. Zut giysileri, garip saçı, cins ayakkabılarıyla yaptıkları bu ajanlar sayesinde ordu tarafından gayet iyi biliniyordu. Tüm bu alışılmadık giysilerini giyerek gittiği muayenede en sivri aksanıyla şöyle dedi doktora. Güney'e gitmek istiyorum. Orada zenci askerleri organize edeceğim. Sen siper kazıp mevzilenir misin? Bize biraz silah çal. Şu güneyli beyazları temizleyelim ve ordu onu sakata çıkardı. Malcolm Harlem'ın suç dünyasına dalmaya başlamıştı. Trenlerde yolculuk etmekten yorulmuş ve artık hayatını kazanacak kadar o satamaz olmuştu. Hırsızlık işine girdi. Sam ile yakın şehirlere hırsızlığa çıkıyorlardı. Bu sıralarda Maruana'dan çok daha tehlikeli olan kokaine başlamıştı. Çok daha ciddi silahlar taşımaya ve sık sık taşınmaya başladı. Bir yerde uzun süre kalmıyorlardı asla. Küçük kardeşi Reginald Onunla birlikte yaşamaya karar verince Malkım biraz yavaşladı. Beraber bir oda tuttular. Malkım kumar işinde bahis tutuşanların, Malkım kumar işinde bahis tutuşanların paraları kasaya taşıma işinde çalışmaya başladı. Ayakçılık tabir edilen bu işten bahsin yüzde onunu alıyordu. Bazı geceler Malkım takım elbisesine beyaz bir çiçek takarak 45. Cadde ile Brutvay'ın birleştiği köşede beklerdi. Bu işe harem ağalığı deniyordu. Müşterilere Malkım'ı bulmaları söyleniyordu. Daha sonra Malkım onları harlıma götürüyor ve ne tür bir kadın istiyorlarsa onlarla tanıştırıyordu. Bazı müşterilerin ne kadar önemli ve zengin insanlar olduğunu görüp hayrete düşüyordu. Bunların içinde örgüt liderleri, büyük politikacılar, nüfuzlu iş adamları, ünlüler bulunuyordu. Değişik para kazanma şekillerinden dolayı hayat, Malkım için zorlaştıkça zorlaşıyordu. Hapların müptelası olmuştu. Parasının tamamını rakamlara yatırıyor ve kaybediyordu. Ne zaman kırmızı kafalı bir zenci bir barı dağıtsa Malcolm hemen Mişang'a kaçardı. Bazılarının onun yaptığını düşünebileceğinden korkar bir başka kırmızı kafalı olayı aydınlatmadıkça da gelmezdi. Malcolm harem ağlığını bıraktı. Kaçakçılığa başladı. Longinsat'tan Harlem'a alkol sokuyordu. İşler kötüden daha kötüye gitmeye başladı. Bir kez daha bir başka kırmızı bir halt eşedi. Sonunda Malkım zanlı oldu. Daha kötüsü, Malkım kafa tutmaması gereken biriyle tartıştı. Batı İndianalı Archie Archie eski kulağı kesiklerden gerçek bir pislik zenciydi. Eğer üzerine giderseniz sizi öldürmek için ikinci kez düşünmez. Archie kumar oynatırdı. Bir gün Malkım kumarda doğru numarayı oynadığını düşündü. bahisleri topladı ve Archie'den 300 dolar talep etti. Archie ödemeyi yaptı. Daha sonra listeyi kontrol edince Malcolm'ın aslında kaybetmiş olduğunu gördü. Etrafta dolaşan laflar Archie'nin çok kızgın olduğuydu. Malcolm panik halindeydi. Kaçması imkansızdı. Herkesin saygısını kaybetmişti. Arkadaşı şarkıcı Billie Holiday'ın şarkısını dinlemeye gitti. Hatta o bile o gece arkadaşı Detroitli kızıl olanın başının dertte olduğunu hissetmişti. Malcolm ot kokain çekmek için kaldı. Hatta opium içti. Malcolm eğer Archie'yi öldürmezse Archie'nin kendisini öldüreceğini biliyordu. Ertesi gün Malcolm Aziz Nikolas Caddesi'nden aşağı iniyordu. Sinir bozucu, ürkütücü, acı bir korna sesi duydu. Malcolm bunun bir silah olduğunu zannetti ve kendini yere atarak silahını çekti. Gözlerine inanamıyordu. Bu arkadaşı Shorty'di. Semi Malcolm'ın başının gerçek bir belada olduğunu anlamış ve Shorty'yi Malcolm'ı şehirden götürmesi için çağırmıştı. Birkaç dakika içinde toparlanıp Shorty'nin arabasına atladıkları gibi doğruca Boston'ın yolunu tuttular. Bu kaçış Malcolm'ın Harlem'a tekrar gelmesine kadar 10 yıl sürecekti. Malcolm'ın Harlem'da kendine inşa ettiği bir ev daha yıkılmıştı şimdi. Bir çalıntı saat. Malcolm yatağın kenarına oturdu ve silahındaki tüm kurşunları çıkardı. Sonra da bir tanesini dikkatlice yerine koydu ve silahın topunu döndürdü. Silahı kafasına dayadı ve tetiği çektiğinde çıt sesini duydu. Shorty, Rudy ve iki kadın odada gördüklerine inanamadılar. Dördü de ağızları bir karış açık oldukları yere çöktüler. Shorty ve Rudy, Malcolm'ın üzerine atlamak için hazırlanırken kadınlar onu durdurmak için yalvarıyorlardı. Malcolm tetiği bir kez daha çekti. Çıt. Üçüncü kez çektiği tetik yine çıt sesi çıkardı. Daha sonra durdu. ''Bunun sizi ölümden korkmadığımı göstermek için yaptım.'' dedi. ''Asla ölümden korkmayan bir adama kafa tutulmaz. Şimdi hadi işe çıkalım.'' iş hırsızlıktı. Yine bastındaydılar. Malcolm küçük bir hırsız grubunu yönetiyordu. Bu iş Harlem'da bıraktığı şeylerin kabusunu bir süre unutturmuştu. Shorty ile kaçmıştı. Günlerce uyudu. Uyandığında ise kendini ot çekerek boş gözlerle gökyüzüne bakarken buldu. İki veya üç hafta sonra kokain temin edebileceği adamlar buldu kendini. Bu ona tekrar ilişkiye girme hissini verdi. Sofia ve Malcolm yine bir araya geldiler. Ayrıca kız kardeşi de Shorty ile çıkıyordu. Malcolm para bulmak zorunda kaldı. Kokain alışkanlığı ona günlük 20 dolara mal oluyordu. 1945'lerde bu bir servetti. Malcolm ev soymayı teklif etti. Shorty bu fikri atladı. Rudy de bu soygunun bir parçası olmak istiyordu. Hatta Sofia ve kız kardeşi bile katılmak istediler. Bu Malcolm'ın silahıyla Rus ruleti oynayıp grubu korkuttuğu günün gecesiydi. Bundan böyle Malcolm'ın dediğini yapan biri olduğunu hiç unutmayacaklardı. Bu dördünün hiç öğrenemeyecekleri şey, Malcolm'ın hile yaptığıydı. O kurşunu silaha sadece koyar gibi yapmış, gerçekte kurşun avucunu almıştı. Rus ruleti oynamak son derece aptal bir işti ve boş silahla oynanınca, tetik çekilince patlama riski de yoktu. Takım beraberce iyi çalıştı. Rudy, zengin ailelerin yanında uşak olarak çalışıyor, hangi evlerin hedef olacağını tespit ediyordu. Fakat bu grubu başarılı kılan Sofia ve kız kardeşiydi. Bunlar bulucular olarak çalışıyorlar. Soyulacak evlerin kapılarını satıcı veya araştırma yapan kolej öğrencisi gibi davranarak çalıyorlar. Hiç şüphe uyandırmadan ev hakkında bilgi topluyorlardı. İçeri girince ilk iş, "Ne güzel bir eviniz var." demek oluyordu. Böylelikle ev sahibi genellikle tüm odaları, eşyaları onlara gösteriyor. Bundan memnun oluyordu. Eve dönünce evin bir planını Malcolm, Shorty ve Rudy için çiziyorlardı. Bu plan eve nereden girileceğini ve değerli eşyaların nerede olduğunu gösteriyordu. Üç adam el fenerleriyle gecenin olmasını bekleyip, pencereden veya kapıdan içeriye kolayca sızıp, hiç aramadan istediklerini alıp çıkıyorlardı. Bazen ev sahipleri evde uyuyor oluyordu. Birkaç ay içinde hırsızlar umdukları düzende işlerini yoluna koydular. Sonra takımın altın kuralını, asla çaldığın malı kendine alma ve mümkün olan en kısa sürede her şeyi sat. Malkın bu kuralı bozdu. Sonra takımın altın kuralı olan, bu bir saatti ve kendini koymasını gerektirecek kadar güzeldi. Saatin sahibi saatin çalındığını polise bildirdi. Söylediğine göre saatin tamire ihtiyacı vardı. Saati kolayca tanınabilecek kadar tarif etti. Polis basındaki tüm mücevherci ve saatçileri bu tip bir saati görünce haber vermeleri için uyardı. Malcolm saati tamirciye götürdü ama teslim almaya geldiğinde polisler onu bekliyordu. Sofia kız kardeşi ve orkestrada çalan Shorty'nin yakalanması hiç de uzun sürmedi. Rudy'yi hiç yakalayamadılar. Her nasılsa Rudy olanları haber almış ve Boston'ı terk etmişti. Polis takımın apartman katında tüm çalınan malları buldu. Artık ne yapacaklarını anlamak hiç de zor değildi. Malcolm 1946 Şubat'ında Middlesex Mahkemesi'nde sessizce oturuyordu. Yakalanmıştı ve tüm zekice hınzırlıkları, üç kağıtçıları artık sökmüyordu. Götürülmeden önce hakimin son cümlelerini dinliyordu. 5 yıldan az ve 10 yıldan çok olmamak. 10 yıl. Malkımın avukatları duyduklarına inanamadılar. İnsanlar ancak çok kötü bir suçtan 10 yıl hüküm giyerdi. Soygunculuğun cezası 3 yıl kadardı. Avukatların tüm avutmalarına ve itirazlarına rağmen Malkım hükmün neden bu kadar ağır olduğunu tam olarak biliyordu. Hatta yargıç ağzını açmadan biliyordu. Gerçek suçunun beyaz kadınla birlikte olmak olduğunu, beyaz insanın bunu soygundan daha ciddi bir suç olarak gördüğünü biliyordu. Mahkeme salonunda Allah belanızı versin zenciler diye fısıltılar duyuluyordu. Shorty tanıdık bir cümle duydu. Sofia ile kız kardeşi için bir yıldan beş yıl hapis isteniyordu. Malcolm'ın hayatı bir kez daha işgal edilmişti. Henüz 21 yaşında bile değildi. Daha tıraş olmaya bile başlamamıştı. Malcolm tek kelimeyle cehennem diye bilinen Leston Eyalet Hapishanesi'ne yollandı. Hücreler o kadar dardı ki Malcolm ellerini açtığında iki duvara değiyordu. Kabanının üzerine ayaklarını dahi uzatmadan büzüşüp yatıyordu. Banyo yerine fıçılar vardı. Zaten taze su da yoktu. Su birikintileri ve parmaklıklar vardı orada. Malcolm uyuşturucu müptelasıydı ve şimdi uyuşturucusuz idare etmek zorundaydı. Sürekli huzursuz ve karamsardı. Önce Tanrı'ya sövdü. Sonra tüm gardiyanlara sövmeye başladı ve numarası okunduğunda seslenmeyi reddetti. Kendisine yapılan zulmü protesto etmek için yemeğini yere atıyordu. Onu tecrit odasına attılar. Bu hücre havasız ve ışıksızdı. Üstelik tamamen yalnızdı. Malcolm'ın lakabı da değişti. Ona dışarıda Detroit'li kızıl olan diye seslenirlerdi. Hapishanede ise adı İblis'ti. Çünkü sürekli Tanrı'ya sövüyordu. Mutfaktan torpilli yiyecekler almaya başlamıştı. Ela'dan gelen parayla gardiyanlardan uyuşturucu satın alıyordu. Yeni hayatına alışmaya başlamıştı. Fakat Bimbi her şeyi değiştirdi. O da bir Afrika kökenli Amerikalıydı ve gasptan birçok hapishane görmüştü. Malcolm Bimbi'yi ilk kez hapishanenin makine kısmında arabalara plaka basarken tanıdı. İşten sonra Bimbi çevresindekilere konuşuyor ve herkes de onu dinliyordu. O her şey hakkında konuşabiliyordu. Tarih, tanrı, hükümet hatta felsefeden bile. Malcolm Bimbi'nin yalın konuşmasından etkilenmişti. Ayrıca Bimbi'nin kendisine konuşacak bu kadar insanı nasıl bulduğuna şaşırıyordu. Malcolm sövmesine ve küfretmesine dikkat etmeye başladı. Fakat Bimbi temiz ve sade sözcükleriyle insanlardan çok daha fazla saygı görüyordu. Sonunda Malcolm küfretmeyi bıraktı. Malcolm yıllar sonra bir arkadaşına şöyle diyordu. Onda beni kendine çeken şey hayatımda gördüğüm tümüyle saygı değer tek kişi oluşuydu. Özellikle sözcükleriyle. Malcolm'ın onu dikkatle dinlemesi Binbin'in dikkatini çekti. Malcolm'ın anlama kabiliyetini sezdi ve ona şöyle dedi. Beynini aklını kullan. Burada körelmesine izin verme. O senin mutlu olmak için yapacağın işlerde sahip olduğun tek varlığın. Malcolm tavsiyeden çok arkadaşlık istiyordu. Onu dinledi ve taklit etti. İngilizceyi sil baştan öğreniyor, kolejlerin mektupla öğretim kurslarını alıyordu. Kendisini eğitmeye kararlıydı. Malcolm okulu 8. sınıfta terk etmişti. Ve öğrendiği her şeyi tamamen unutmuştu. Şimdi tüm bunlara baştan başlamak çok zordu. Üstelik tek başına... Yavaş fakat emin adımlarla dil bilgisini yeniden öğreniyordu. Yaklaşık bir yıl sonra Ela'ya dört dörtlük bir mektup yazdı. Malcolm dillere de merak sarmıştı. Kelimelerin köklerini araştırıyor, temel manayı çözmeye çalışıyordu. Latince dersleri almaya başladı. Latince hayatta pek kullanılmıyordu ama İngiliz dilinin kökenini buluyordu onda. Malcolm kardeşi Filbert'ten ilginç bir mektup almış ama dikkat etmemişti. Filbert siyah adamın gerçek dinini bulduğunu söylüyordu mektubunda. Din Malcolm'ın ilgisini çekebilecek en son konuydu. Tanrı umurunda bile değildi. Eğer yaratıcı varsa Malcolm niye hapishanedeydi? Üstelik Filbert Böyle çılgın gruplara hep katılırdı. Malcolm bu grubun bir parçası olmak istemiyordu. Birkaç hafta sonra Malcolm bir mektup daha aldı. Bu kez Reginald'dandı. Malcolm Reginald'ın yaptıklarına diğer kardeşlerinden daha çok güvenirdi. Mektupta şöyle yazıyordu. Malcolm artık domuz eti yeme ve sigarada içme. Sana hapishaneden nasıl kurtulacağını göstereceğim. Malcolm Reginald'ın ne demek istediğini anlayamamıştı. Bunları yapmamakla tahliye edilmesini gerektirecek bir hastalığa mı yakalanacaktı? tam bir giz. Fakat Malcolm aldırmadı. Dışarı çıkmak için her şeyi yapardı. Küçük haberler hapishanede büyük haber demekti. Malcolm domuz yemeği ve sigara içmeyi terk edince kimse buna bir anlam veremedi. Sonunda Malcolm şansı yakaladı. 1948'in sonuna doğru Ela her nasılsa Malcolm'ın Norfolk hapishane kompleksine alınmasını sağlamıştı. Burası cezaevi değil. Laboratuvardı sanki. Demir parmaklıkları olmayan bir cezaevi. Malcolm'ın kendi odası vardı. Hapishane kalabalık değildi. Çok daha ışıklı bir yerdi. Üstelik banyosu bile vardı. İlk iki hapishane ile karşılaştırılınca burası cennetti. Her akşam tartışma ve münazaralar oluyordu. Burada Parkhurst isimli bir milyonerin donattığı bir de kütüphane vardı. Bu adam Norfolk'ta alışılmadık bir program uygulatmak için tüm kitaplarını buraya bağışlamıştı. Bu kitapların birçoğu tarihi ve dini eserlerdi. Malcolm daha fazla okumaya başladı. Fakat Reginald'ın sözlerini hiç unutmuyordu. Reginald ona birkaç hafta içinde onu ziyarete geleceğini yazdığında onun ne demek istediğini anlamak için sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Reginald nihayet onu ziyaret ettiğinde Malcolm eğer bir insan akla gelebilecek her şeyi biliyorsa kim olabilir diye sordu. Malkım bir süre düşündü ve sonra şöyle dedi. ''Şey, Tanrı gibi biri olmalı o. Reginald sözünü kesti. ''Her şeyi bilen biri var. Tanrı, bir insan.'' dedi ve ekledi. ''Onun gerçek ismi Allah.'' Malkım sustu. Bu dini konuşma sürpriz olmuştu. Özellikle Reginald'de. Reginald, Filbert gibi dine inanmış biri olamazdı asla. Fakat Malkım oturdu ve dinledi. Reginald berrak konuştu. Büyük kardeşine, Tanrının 360 derece bilgisi var. Tıpkı bir daire gibi, yani tüm bilgiyi kastediyorum. Malkım sıkılmaya başlamıştı ama dinliyordu. Reginald, Malkım'a şeytanın 33 derece bilgisi olduğunu ve bunu diğer insanları hakimiyet altına almakta kullandığını söyledi. Sonra Reginald Malkımı gerçekten şaşırttı. Şeytan da bir insandır dedi ve odadaki beyaz mahkumları ve gardiyanları işaret ederek "Onlar," diye fısıldadı. "Şeytan beyaz adamdır." Reginald, Malkım'a Tanrı'nın Amerika'ya geldiğini ve kendini Afrika kökenli bir Amerikalı olan Eliah Pole gösterdiğini söyledi. Tanrı ona şeytanın vaktinin dolduğunu söylemişti. Reginald ayrıldığında bile Malkım'ın kafası yeni garip düşüncelerde yüzüyordu. Ne düşüneceğini bilemiyordu. Malkım sıkılıncaya dek şöyle düşündü. Eğer bir Tanrı varsa o nasıl bu durumda olabilirdi? Üstelik onun hapisten çıkmasıyla bunun alakası neydi? Malkım tüm bunları Reginald'e sormayı unutmuştu. Sonraları Malcolm Reginald'ın söylediklerini ciddi ciddi düşünmeye başladı. Hayatta tanıdığı tüm beyazları düşündü. Evlerini yakıp yıkan, babasını katleden insanları, yoksulları, yurdunun insanlarını düşündü. Onların ailesini parçalayıp annesini hastaneye kapattıklarını hatırladı. Swirlinleri ve okulu düşündü. Onların onu nasıl insan olarak görmek istemediklerini hatırladı. İngilizce öğretmeni Bay Ostrovski'yi Harlem'deki suçlu beyazları hatırladı ve son olarak onu hapse atan insanları düşündü. Belki de Reginald haklıydı. Görünen oydu ki çektiği tüm acılar, incinmeler, üzüntüler hep beyaz insanların yüzündendi. Malcolm'ın Reginald'e soracak birçok sorusu oldu. Kardeşinin tekrar gelmesini sabırsızlıkla bekledi. Reginald gelince iki saat boyunca büyük kardeşine gerçek olarak gördüğü şeyleri tek tek anlattı. Sen kim olduğunu hiç bilmiyorsun. Beyaz şeytanın seni senden gizlediğini hiç bilmiyorsun. Sen zengin krallıkların, el değmemiş uygarlıkların halkının bir parçasısın. Sen gerçek soyadını bilmiyorsun. Gerçek dilini duysan tanımazsın. Tüm bunlarla olan bağın şeytan tarafından kopartıldı. Sen bir kurbansın. Beyaz şeytan ve uşakları senin ataların zamanında seni yurdundan çaldı. Irzına geçti ve katletti. Malkım daha önce böyle konuşan birini hiç duymamıştı. Regin altın ayrılma vakti gelinceye dek sessizce oturdu ve onu dinledi. Hapisteyken Malkım ailesinden birçok mektup aldı, özellikle Reginald'dan. Çokça ziyaret edildi. Bu ziyaretler sayesinde Malkım İslam diyatlandırılan bir din ve bu dinin Amerika'daki koluna destek veren İslam cemaati adlı kuruluş hakkında bilgi edinmeye başladı. Öğrendikleri şunlardı: 4 Temmuz 1930'da Tanrı Wallace Ford adında bir insan olarak göründü. Ford dünyanın birçok yerinden getirdiği pahalı ipekleri Detroit'in siyah bölgelerinde satıyordu. İyi bilinen biri olmuştu. Çünkü insanlara Afrika'daki bakir memleketleri hakkında güzel hikayeler anlatıyordu. Ne beyazır, ne de Hristiyanlık hakkında vaaz ediyordu. Önceleri insanlar onun bir misyonun vaizi olduğunu düşündüler. Sonra açık kerametler göstermeye başladı ve onu dinleyen, ona inanan insanların sayısı arttı. Bay Ford gayet ilkel bir tapınak organize etti. Bunun yanı sıra okullar açtı Detroit'te. Bay Ford Eliapol'ü peygamberi seçti. Bay Paul, Ford tarafından bir din kurması ve onun mesajını yayması konusunda talimatlandırıldı. Fakat 1934'te Ford ortadan kayboldu. Ufak tefek ve nazik biri olan Elia Paul, Georgia'daki bir çiftçinin oğluydu ve yerini aldı. Elia Paul, herkese Bay tanrı olduğunu ve Amerika'ya gelerek tüm Afrika kökenli Amerikalılara gerçek dinlerini öğreteceğini, şeytanın kölesi beyaz efendilerine karşı güçlü hale getireceğini söylüyordu. Onların öz dini Hristiyanlık değildi. Bu doğrudan gelen eski bir dindi. Adı İslam'dı. Eğer İslam'a ve Allah'a inanırsanız size Müslüman denirdi. Eliyah Pol ismini Eliyah Muhammed diye çevirdi ve kendisinin elçi olduğunu söyledi. Tarihin aydınlanması gerektiğini düşünüyordu. Binlerce yıldır beyaz insanın kolonisini Afrika halkı beslemiş, himaye etmişti. Adem ve Havva'dan çok daha önce başlangıçta ay dünyadan uzaktaydı. Daha sonra ilk insan ırkı yaratıldı. Onlar siyahtı diyor ya. Beyazdan siyahı çıkartamazsınız ama siyahtan beyaz çıkarmak mümkündür. Bu da siyah insanın önce yaratıldığını kanıtlar. Peygamber, beyaz insanın bir deney sonucu problem yarattığı için ıssız bir adaya sürülen kızgın bir bilim adamı tarafından yaratıldığını düşünüyordu. Bir ırkı karıştırarak beyaz şeytanları icat etmişti. Sırf dünya barışını bozsunlar diye. Sonunda özünü aldı. Beyaz şeytanlar, beyaz olmayanların muhteşem uygarlıklarını mahvettiler. Bu yıkım birçok tarih kitaplarında yazılıdır. Eliyah Muhammed bu siyah topluluğun ne kadar gelişmiş ve zengin olduğunu anlatıyordu. Afrika'ya yerleşme, Etiyopya ve Mısır'ın büyük uygarlığına katılma ülküsünü anlattı insanlara. O beyaz şeytanın milyonlarca siyah adamı, kadını, çocuğu kaçırarak Amerika'ya sattığını öğretti. Bunlar yazılıydı. Şöyle vaaz ediyordu. Bir elçi gelecek. Beyazların krallarının 6 bin yıllık hakimiyetinden sonra Amerika'da kaybolmuş siyah halkın birleşmesi için uyandıracak onları. Böylece artık onlar beyaz şeytanın ırkını mahvedecekti. Bay Muhammed 6 bin yılın artık sona erdiğini öne sürüyordu. Hapiste yalnız başına kalan Malkım neye inanacağını bilemedi. Biliyordu ki İncil'de de Bay Muhammed'in öğrettikleri kadar ilginç birçok hikaye vardı. Peki bu hikayelerden herhangi birine neden inansındı ki? Tüm bunların ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. İlk dönemde duyduğu şeyler sorularına yanıtmış gibi görünüyordu. Bu hayatına anlam ve ümit verdi. Önce kendisinin neden hapiste olduğunu, yaptığı şeyleri neden yaptığını anladı. Bunları kötü bir insan olduğu için yaptığına inanmamaya başladı. Bunları yapmıştı çünkü beyaz şeytan başka seçenek bırakmamıştı. Malcolm kendini bu yeni fikirlerin içine attı. Malcolm Elia Muhammed'e yazmaya, sorularını aldığı yanıtlara tarihte gerçekte neler olduğu hakkındaki dini açıklamalara yakınlaşmaya başladı. Kütüphaneye gidiyor, tarih kitaplarında neler yazılı olduğunu öğreniyordu. Fakat birçok sözcüğün ne anlama geldiğini anlayamadığını gördü. Böylece her geçen gün birkaç sayfa sözcük ezberlemeye, sözlükte bir sayfayı defterine geçirmeye başladı. Sonra onda ışıklar söndürülünce koridorun kör ışığında okumaya devam etti. Gerçek şudur ki bu çalışma gözlerini bozdu ve bir iki yıl içinde hayatı boyunca kullanacağı gözlüklerini takmaya başladı. On gardiyan ve hapishane müdürü beni bu kitaplardan ayıramamıştı diyor Malcolm. Afrika'daki muhteşem siyah uygarlık ve köleliğin nefreti hakkında okuyordu. Bazı resimlerde kölelerin demir prangalara bağlanıp hayvanlar gibi satıldığı köle gemilerine rastlıyordu. Malcolm'ın hapishanedeyken gösterdiği bu değişiklik çok da şaşırtıcı sayılmazdı. Caddelerin keşmekeşiğinden nazik ve düşünen bir insan olmuştu. Bu sözcüklerin gücüydü. Aynı zamanda Malcolm, Eliyah Muhammed'in dininin temel kurallarını da yerine getirmeye çalışıyordu küfür etmiyor, sigara ve içki içmiyor, domuz eti yemiyordu. Malcolm hapishanede dışarıdaki bir insandan ya da kendisinin hapis dışındaki halinden daha fazla düşünebildiğini keşfetti. Hapiste bir okul ya da kolejekinden farklı olarak bütün zamanını kendine ayırabiliyordu. Kafasını dağıtmadan dikkatini bir noktada odaklayıp öğrenebiliyordu. Tüm zamanını kendisine ayırabiliyor, öğreniyor, rahatsız edilmeden tüm dikkatini toplayabiliyordu. 1952'de hapishane yetkilileri Malcolm'ın tahliye olabileceğine karar verdiler. 7 yıldır hapisteydi. Malcolm hapishanenin çıkış kapısına cebinde 10 dolar ve yeni bir elbiseyle yürüyordu. Eski taraklarda bizi yoktu artık. Yepyeni ve farklı bir hayat seçmişti kendine. Sil baştan yaşamak zorundaydı. Bu kez güçlü bir temel üzerine kurmuştu evini. Kelamı yayma. Malcolm özgürlüğünün ilk gününde saatlerce buhar banyosunda kaldı. Hapishanede geçirdiği onca yılın pisliğini vücudundan atmak istercesine bazı acı hapishane anılarının buhar olup yükseldiğini hissediyordu. Daha sonra kardeşi Wilford'un ailesiyle yaşamak üzere Detroit'e gitti. Wilford ona yaşayacağı bir yer ve bir iş sözü vermişti. Aynı zamanda onu İslam cemaatiyle tanıştıracağını da söylemişti. Malcolm Wilford'un müdürü olduğu bir mobilya mağazasında çalışmaya başladı. Dükkan siyahların bölgesindeydi fakat sahipleri beyazdı. Satılan mobilyalar pek kaliteli değildi fakat dükkan sahipleri halkın krediyle alışveriş yapmasına izin veriyor ve uzun bir zaman içinde taksitle ödemelerini sağlıyordu. Bazı insanlar bunun gerçekte ne kadar pahalı olduğunu hiç fark edemedi. Taksitle ödeme süreleri sona erdiğinde mobilyanın değerinin iki katını ödediklerinin farkında değildiler. Malcolm kardeş ve bacılarının dükkan sahipleri tarafından nasıl aldatıldıklarını gördü. Şimdi kardeşlerimin beyaz adamın ekonomik kerepçelerine kendilerini seve seve bağladıklarını seyrediyorum. O beyaz adam zincirlerden emilmiş büyük bir para çantasıyla gidiyordu her gece evine. Bu onu kızdırıyordu. Keşke o bölgedeki dükkanların tamamını Afrika kökenli Amerikalılar elde edebilse diye düşünüyordu kendi kendine. Bu şekilde kazanılan para bölge içinde kalacaktı. Bilmem nerede yaşayan ve bu bölgeye hiç yardım etmeyi aklına getirmeyen insanların ceplerinde değil. Fakat Malcolm çalışıyor olmaktan mutluydu. Hapisin dışında olmak bile yeterince mutluluk veriyordu. Wilford'un ailesi Malcolm'a Müslüman aile hayatı hakkında her şeyi öğretti. Bu karşılıklı nezaket ve saygıya dayanan bir aile yaşantısıydı. İnsanın uyanmasında, ellerinin ve yüzünün yıkanmasında bile kurallar vardı her biri İslam inanışındaki örf ve adetlere uygun olarak yıkanıyordu. Gün başlangıcında herkes birbirini Esselamu Aleyküm diye selamlardı. Bu barış ve selamet sizinle olsun demekti. İbadet günün önemli bir bölümüydü. Wilford yere bir seccade yayar ve tüm aile doğuya dönerek namaz kılardı. Hep beraber sessizce ibadet eder, iş yerine dağılırlardı. Malcolm için bu kez hapishane hücresinden ıslaha doğru bir değişmeydi. Malcolm bir numaralı Detroit mabedine yerleştirildi. İslam cemaatinde her mabedin bir numarası vardı. Burası Wallace Fraj'a başlayan dinin ilk çıktığı yerdi. Bir numaralı mabetti bu. Dükkandan bozma ufak bir mabet. Fakat Müslümanların ihtiyacı olan her şey vardı. Malkım diğer Müslümanlarla tanıştı. Herkesin ne kadar düzgün, temiz giyimli, kibar olduğunu hayranlıkla gördü. Müslümanların birbirlerini içten ve sıcacık bir samimiyetle karşılamaları Malkım'ın dikkatini çekti. Malkım şöyle diyor. Asla hayal bile edemezdim bu tür bir sıcaklığı. Siyah olmalarından dolayı gurur duymayı öğrenmiş bu insanların birbirlerine karşı duygularını, bu insanların diğer siyahlara karşı şüphe ve kıskançlık yerine sevmeyi öğrendiklerini gördüm. Malkım bu bir numaralı tapınakta Allah kelamını yayan imama karşı çok ilgi duymuştu. İmam Levmel Hasan, İslam'ı öğretirken kara bir tahtanın önünde ayakta durur ve diğer siyah adamlar yerde otururdu. Malkım din hakkında kendi başına birçok çalışmalar yaptı şimdi bunları vaaz ederek aktarmak istiyordu. Malkım duyduklarının doğru olduğuna yürekten inanıyordu. Öyleyse tapınakta niçin birçok boş yer olsundu? Kardeşine şöyle yakınıyordu. Dışarıda sokaklarda içki içen, kavga eden, volta atan, dans eden, uyuşturucu kullanan birçok erkek ve kız kardeşlerimiz varken bu sıralarda boş yer kalmamalı. Fakat bir numaralı tapınakta İmam Levmel buraya birçok insanın Allah tarafından kendiliğinden geleceğine inanıyordu. Onlar geldiği zaman tapınakta orada bulunmalıydı. Böylece uzun süre kapıdan yeni birilerinin girmesini bekleyip durdular. Ama Malkın bu tip bir bekleyişi kabul edecek insan değildi. Biliyordu ki orada sokakları ondan iyi bilen kimse yoktu. Biliyordu ki insanlar durup dururken oraya gelmeyecekti. 1952'de İşçi Bayramı'nın olduğu bir pazar günü Detroit'in bir numaralı tapınağından 10 araba kalktı. Onlar Chicago'daki iki tapınağı, ilahi elçiyi dinlemeye gidiyorlardı. Malcolm yerinde zor oturuyordu. Bu muhteşem adam hakkında onca yıl bir şeyler öğrendikten sonra onu görmeye ve sesini duymaya gidiyordu. Küçüklüğünden beri bu kadar çok heyecanlanmamıştı. Oraya vardıklarında büyük bir kalabalığın içinde elçiyi beklemeye başladılar. Eliyah Muhammed tapınağın arkasından göründü. Öne doğru yürürken meydana büyük bir sessizlik hakimdi. Oradaki birçok Müslüman elçiyi daha önce görmüştü. Malkım dışında. Malkım'ın dikkatini elçinin ne kadar küçük ve duygusal göründüğü çekmişti. İslam'ın birçok meyvesi onun etrafındaydı. Onlarla karşılaştırılınca çok zayıf görünüyordu. Hepsi koyu elbiseler, beyaz gömlekler giymiş, papyon kravatlar takmışlardı. Elçi ters dönmüş bir tasa benzeyen küçük bir şapka giymişti. Kafasındaki Fes isimli bu şapka çok güzel altın işemelerle donatılmıştı. Bu Malkım'ın sadece Bay Muhammed'i ilk görüşü değil, Aynı zamanda İslam meyveleri denilen ona bağlı müritleri de ilk görüşüydü. Bu insanların sayısı oldukça fazlaydı ve İslam birliğinde eğitimcilik yapıyorlardı. Mitingler düzenliyorlar, emir komuta zincirlerini oluşturuyorlar, elçi ve İslam birliğine üye olan tüm insanları koruyorlardı. Malkım Eliyah Muhammed konuşurken dikkatlice dinliyordu. Bay Muhammed yavaş ve yumuşak konuşuyordu. Fakat her kelime, her cümle çok açık ve gerçek görünüyordu yıllardır nasıl vaaz ve beyaz adamın savaşında dövüşmeyi reddettiğinden dolayı geçirdiği hapishane günlerini anlattı. Daha başka, mavi gözlü beyaz adamın Amerikalı siyah adamı parasal, ahlaki ve ruhi olarak öldürene dek nasıl beynini yıkadığını anlattı. Küçük bir ara vermek için sustu. Malkın böylesine küçük ve nazik görünüşü bir adamdan böylesine güç ve kudretin çıktığına bir türlü inanamıyordu. Aniden Bay Muhammed Malkım'ın ismini söyledi. Malkım dehşete düşmüştü. Allah'ın elçisi Malkım'ın orada olduğunu nereden bilmişti? Malkım'ın düşünecek vakti yoktu. Birkaç saniye sonra kendisini 200 Müslüman'ın karşısında buldu. Elçi Malkım'ı herkese tanıttı. Onun hapishanede ne kadar güçlü olduğunu anlattı. Yıllar boyunca her gün Malkım kardeş hapishaneden bana mektup yazdı ve ben de ona elimden geldiği kadar sık yazdım dedi. Sonra Malkım'a herkesin önünde İslam'ı nasıl keşfettiğini anlatmasını istedi. Şimdi şeytana tekrar uyup hapishaneye ya da içki ve suç dolu eski hayatına dönmesi için şeytan ayak direyecektir. İnanıyorum ki artık iman dolu kalacaktır, dedi. O akşam Bay Muhammed, Malkım'ı ve Detroit tapınağından gelen diğer üyeleri akşam yemeğine evine davet etti. Malkım heyecanlıydı. Yemek sırasında kelimeler ağzından zorla çıkıyordu. Sonunda elçiye, Detroit tapınağında kaç kişi olmalı sorusunu sorabildi. Binlerce cevabı geldi. Malkım biliyordu bu cevabın geleceğini. Ne yapılması gerektiğini sordu. Onlara gitmeli ve onları getirmelisiniz. O andan itibaren Malkım daha çok insanı İslam birliğine kazandırmayı aklına koydu. Detroit'e geri döndükten sonra boş kalan her saniyesini ava çıkarak geçiriyordu. Av Detroit caddelerinde taraftar bulmaktı. Çoğu insan dinlemek istemedi Malkım'ı. Malkım, Hz. Muhammed'in öğretilerini insanlara dinletmenin zorluğunu fark edince üzüldü yavaş fakat emin adımlarla bu zor çalışmasının ödülünü almaya başladı. Sonunda Malkım ve ava çıkan diğer Müslüman arkadaşları küçük tapınaklarının sayısını çoğaltmayı başardılar. Malkım formalite icabı İslam cemaatine kaydoldu ve X soyadını aldı. Bu X Little'la yer değiştirdi. Little soyadını köle tacirleri vermişti atalarına. X ise asla bilmediği ve asla bilemeyeceği Afrika'daki soyadının yerini tutuyordu. Elçi, bu Allah sana soyadını geri verinceye dek kalsın dedi. Malcolm X'in elçiyle birlikteliği gitgide çoğalıyordu. Bay Muhammed, onun Allah kelamını yayabilecek derecede azimli ve samimi biri olduğunu biliyordu. Bu arada Malcolm da elçiye son derece bağlanmıştı. Çok geçmeden Malcolm X, İmam Hasan'dan kendisini halka konuşma yapmak için izin vermesini istedi. Detroit tapınağında bunu becerebileceğine emin değildi. Daha önceleri bir şeyler anlatmıştı fakat Tanrı kelamını hiç vaaz etmemişti. Niyet ettiği, düşündüğü sonunda Hristiyanlık ve kölelik hakkında konuşmaya başladı. Kardeşlerim, bizlerin köle tacileri beyaz efendilerimizin dini olan Hristiyanlık, bizlere burada Kuzey Amerika'nın vahşi bölgesinde öldüğümüzde günahlarımızın affolup gökyüzüne doğru yükseleceğimizi ve orada Tanrı'nın bize özel hazırladığı cennetlere erişeceğimizi öğretmektedir. İşte bu beyaz adamın Hristiyanlık dinidir ve onunla siyah adamın beynini yıkayabilirsin. Biz bunu kabul eder, bağrımıza basarız. Ona inanır, onu uygularız. Biz tüm bunları yaparken bu mavi gözlü şeytan Hristiyanlığı parmağında oynatır. Niçin? Ayağını sırtımıza tutabilmek için. Niçin? Gözlerimizi gökteki saksana kırpmadan baktırmak ve öbür dünyadaki cenneti düşündürmek için. Kendisi işte buradaki cennette yaşarken, bu dünyada, bu hayatta. Malcolm X iyi konuştu ve bu herkesin dikkatini çekti. Onun keskin ve nazik ses tonu Bay Muhammed'in mesajını hayata aktarmıştı. 1953 yazında Detroit Tapınağı'nda imam yardımcılığı yaptı. Her gün daha fazla insanın İslam cemaatine ilgi duymasını sağlamak için caddelere çıkıyordu. Bu arada İmam Lemel'in kendisine tekrar konuşmak için izin vermesini sabırsızlıkla bekliyordu. Konuştukça gerçekleri daha iyi kavruyor, kendisini biraz daha fazla keşfediyor ve bunu diğer insanlarla paylaşıyordu. Kendimi o kadar kaptırmıştım ki bazen gecenin yarılarına kadar caddelerde yürüyordum, diyor ve şöyle devam ediyordu. Bazen saatlerce hiç kimseyle konuşmadan kendi kendime düşündüğüm olurdu. Burada Amerika'da beyaz insanın zavallı insanlara neler yaptığını düşünürdüm. Malcolm, Detroit'te yaşarken birkaç kez meslek değiştirdi. Şimdi Ford Motor şirketinde çalışıyordu. Arabaların parçalarını bir araya getiriyordu. Fakat bu işi Elçi tüm gün beraber olabilmek ve zamanının tamamını imam olmaya adamak için terk etti. Bu önemli bir karardı. Malkım zamanının tamamını Chicago'da Bay Muhammed'de geçirmeye başlamıştı. İslam dini hakkında pek çok şey öğrenmişti. Nasıl ibadet edeceğini, İslam cemaatinin nasıl organize edildiğini, nasıl işlendiğini öğrendi. İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an üzerinde araştırmalar yaptı. Bazı zamanlar Elia Muhammed Malkımın 1931'de kaybettiği babasının yerini alıyor gibiydi. Bay Muhammed Malkımı öncelikle Bas'tan göndererek orada bir tapınak kurmak için yeterli insan bulup bulamayacağını anlamasını istedi. Malkım caddelerde dolaşan insanları bazen evlerde, bazen de herhangi bir salonda düzenlediği konuşmalara çağırmak için çok sıkı çalıştı. Konuşması her zaman köleliğin ne kadar aşağılayıcı olduğuyla başlıyordu. Bunun oradaki insanların ilgisini çekeceğini biliyordu daha sonra kölelikten dine geçiş yapıyor beyaz insanın suçlarının kendilerini ne hale getirdiğini anlatıyordu Afrika kökenli Amerikalıların kendilerinin olanı almak için uyanıp harekete geçme zamanının çoktan geldiğini söylüyordu Müslümanın mesajı açıktı onlar herkes için eşitlik ve adalet olması gerektiğine inanıyordu Tanrı bay Muhammed'e bazı keskin gerçekleri vermiştir diyordu Bu iki yüzü keskin bir kılıç gibidir seni ikiye böler sana çok büyük bir acı verir fakat sen bu gerçeği alabilirsen derman olur sana ve korur seni. Kendisi dışındaki kesin ölümden. Şimdi ve sonra Malcolm, Ela'nın bu dinleyeceği grubun içinde olduğunu görecekti. Fakat Ela tapınağa hiç üye olmadı. Malcolm hapisten çıkmış olan Shorty'e de ilham vermeye çalıştı. Shorty din hakkında hiçbir şey dinlemek istemiyordu. Fakat Malcolm'ı tekrar görmekten memnundu. Basında 3 ay içinde küçük bir tapınak oluşturacak kadar insanın gözünü açmıştı. Bu mutlu haberi Bay Muhammed'e verdiği zaman çok gururlanmıştı. Bay Muhammed, Malkım'ın Allah'ın mesajını yayma konusunda ne kadar verimli olabileceğini başından beri biliyordu. Malkım genç, azimli ve düzgün konuşma yeteneği olan biriydi. Çok özel bir enerjisi vardı. İnsanlar ona hemencecik bağlanıyordu. Basın Tapınağı kurulur kurulmaz, Philadelphia'da bir tapınak kurmak üzere hareket etti. Üç ay içinde Malkım orada da bir tapınak kurmuştu. Böylece Bay Muhammed tüm bunlardan çok daha büyük bir gayreti Malkım'dan istedi. Malcolm'dan Amerika'da Afrika kökenli Amerikalıların yoğunlukla bulundukları bölgenin tam merkezine gitmesini istedi. Burası öyle bir yerdi ki Amerika'da diğer bölgelerinden çok daha fazla Zenci burada yaşıyordu. O dönemde sayıları milyonlarla ölçülüyordu. Burası öyle bir yerdi ki elçinin ve Malcolm'ın elde etmek istedikleri genişlemeyi sağlayabilmek için İslam cemaatinin buraya mutlaka ulaşması gerekiyordu. Bay Muhammed Malcolm ekse New York şehrindeki Harlem'a gitmesini emretti. Harlem ve Montgomery. Eski hatıralar Malcolm X'in zihninde uçuşuyordu. Harlem'ın tanıdık caddelerinde adımlarken 1954 Haziran'ıydı. Silahları hatırlıyordu, uyuşturucuları, serserileri, o korkuyu, hayatı nasıl değişmişti? Onun hakkında şimdi ne düşüneceklerdi? Malcolm Harlem'a farklı gözlerle baktı. Herhangi bir sokak serserisi yerine o şimdi büyüyen bir dinin önemli bir yetkilisiydi. Eskiden zut giysileri giyer, büyükçe bir de şapka takardı. Şimdi düz siyah bir takım elbise, bir beyaz gömlek ve bir de kravat takıyordu. Şimdi gözlük de kullanıyordu. Saçları yine kıvırcıktı. Saç düzeltirmek diye bir şey yoktu artık. Eski günlerde Malkın bu mahrumiyet bölgesinin göz alıcı cazibesinden hemen etkilenirdi. Şimdi o düşünen bir insandı. Misyonu olan bir insandı. O şimdi Harlem'da yaşayan insanlardan menfaat elde etmekten çok onların hayatını tamamen değiştirmeye gelen biriydi. Birkaç serseri arkadaşını ziyaret etti. Çirkef günlerinden kalan birkaç arkadaşını buldu. Arkadaşları gördükleri şeye çok zor inanabildiler. Malcolm karşılarında duruyordu. Malcolm, Batı Indianalı Archie'yi buldu ve barıştı. Belki her ikisi de rakamlarda yanılıyordu. Her neyse, şimdi fark etmezdi. Allah kelamını Harlem'da yaymak Malcolm'un düşündüğü kadar kolay olmayacaktı. New York'taki 7 numaralı tapınak küçük bir basamaktı. Harlem'daki halkın büyük bir çoğunluğu İslam cemaatinin adını hiç duymamıştı. Hatta Müslim kelimesinin ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Malcolm X, Harlem bölgesinde çalışan birçok grubun kendisine yandaş bulmakta olduğunu fark etti. Marcus Garvey'in takipçileri olan milliyetçiler. Bunlar da siyah insana kendilerinin ne kadar azaltıldıklarını anlatıyorlardı. Orada Hristiyanlık da vardı. Kendi bayraklarını yükseltmek isteyen yüzlerce farklı kilise. Malcolm X, Harlem'daki diğer tüm dinlerle rekabet etme yolunu düşünmek zorundaydı. Malcolm'ın planları basitti. Öncelikle broşür bastırdı. Daha sonra da bunları tapınaktaki diğer Müslüman kardeşlerinin yardımıyla cadde köşelerinde elden dağıttırdı. Beyaz adamın siyah ırkı nasıl kaçırdığını, sömürdüğünü, onun ırzına geçtiğini duyun diye bağırıyorlardı. Sonra diğer konuşmacıları dinlemek üzere toplanan kalabalık halk kitlelerine doğru insan avına çıkıyordu. Yavaş yavaş mabette farklı yüzlere rastlanmaya başlanmıştı. En büyük başarıları da Hristiyan kiliseleri civarında oluyordu. Kiliseler dağılırken Malkın ve arkadaşları harekete geçiyorlar ve şöyle bağırıyorlardı. Muhterem Eliyah Muhammed'in öğretilerini duymadan hiçbir şey duymuş sayılmazsınız. Malkın mabetteki toplantıları her pazar saat 2'de düzenliyordu. Böylece Hristiyanların sabah ayinleriyle çatışmıyordu. Malcolm orada onun vaazını dinlemeye gelecek birçok Hristiyan'ın olduğunu biliyordu. Malcolm onlara onların anlayabilecekleri şeyi söylüyordu. Onlara Hristiyan inancının Afrika kökenli Amerikalıları nasıl aşağıda tuttuğunu anlatıyordu. Onlara etraflarına şöyle bir bakmalarını öneriyordu. Onlara Manhattan'ı şöyle bir dolaşmalarını öğütlüyordu. Hristiyanlık diyordu. Siyahlara eşitsizliği önemsememelerini öğütler. Çektikleri acıları dert etmemelerini, bu acılara karşılık cennette mükafatlandırılacaklarını söyler ancak diyordu Malkım bakın bakalım kim yararlanıyor yeryüzünün nimetlerinden imkanlarından beyazlar Malkım insanlar anlatmak istediği şeyleri kolayca anlayabilsinler diye basit hikayeler anlatıyordu Her şeyden önce şunu öğrendim ki her zaman insanlara anlayacakları bir dille hitap etmek lazımdır diyordu Her konuşmadan sonra söylediği şeylerin doğruluğuna inananların ayağa kalkmasını istiyordu Herkes ayağa kalkıyordu. Fakat Elia Muhammed'i izlemek isteyenlerin ayakta durmasını isteyince bir veya iki kişi görünüyordu. Bir veya iki kişi görüyordu. Bazen kimsenin kalkmadığı da oluyordu. Malkımın bildiği bazı İslami kurallar vardı. İnsanlar bazı şeylerden uzak durmalıydı. Bunlar içki, sigara, dans ve uyuşturucu, flört, hırsızlık, kumar, sinema ve zinaydı. İşte bu yüzden 7 numaralı mabet çok yavaş büyüyordu. Malcolm sabırsızlanmaya başlamıştı. Daha fazla insan toplayacağını biliyordu ve ülkenin bir köşesinden diğerine yolculuk etmeye başladı. Kurulmuş mabetlerde vaaz verdi, yenilerin kurulmasına yardım etti, hatta güneye bile seyahat ediyordu ve İslam cemaati ona bir araba aldı. Beş ay içinde 30 bin milden fazla yolculuk etti. 1956'da İslam cemaati gözle görülür biçimde büyüdü. Özellikle Detroit, Chicago ve New York gibi büyük şehirlerde. Daha çok insanın katılmasıyla grup güçlendi zenginleşti, yaygınlaştı ve tanınmaya başladı. 1956'da Afrika kökenli Amerikalıların bir başka hareketi de yaygın bir şekilde tanınmaya başlandı. Bu harekette siyahlara yapılan adaletsizlikler hakkında konuşuyor, eşitliğin olmadığını söylüyordu. Fakat bu İslam cemaatinden çok farklıydı. İslam cemaati kuzeyde yayılırken bu hareket daha çok güneyde yayılıyordu siyahlar için bağımsızlık ve ayrı bir millet yerine uyum ve kabul edilmeyi savunuyordu. Okullarda, hastanelerde beyazlarla eşit olmayı istiyorlardı. İslam'a dayanma ve beyazlardan soyutlanma yerine Hristiyanlığa dayanma ve düşmanını sevmeyi savunuyordu. Her iki hareketin de siyahlar için özgürlük ve eşitliği savunmasına rağmen bu iki grubun üyeleri amacın gerçekleştirileceği yol hususunda ayrılığa düşüyorlardı. Afrikalı Amerikalıların organize ettiği hareketler, Afrikalıların kaçırılarak Amerika'ya köle olarak satılmalarından beri görülmektedir. Önemli bir organizasyon olan Renkli Halk Hakları Ulusal Birliği 100 yılın başlarından beri zenci hakları için kavga veriyordu. Bu birliğin birçok lideri avukattı. İnandıkları şey, mahkemelerin elinde sonunda Amerika'daki bu adaletsiz düzeni fark edecekleri ve kanunların değiştirilmesi yoluyla Afrika kökenli Amerikaların düzelebileceğiydi. Renkli Halk Hakları Ulusal Birliği avukatları 1954'te en önemli davalarını kazandılar. Davalarını ülkedeki en güçlü mahkeme olan Amerika Yüksek Mahkemesi'ne götürdüler. Bu dava, Brown eğitim masası diye anılır. Yüksek mahkeme okullarda siyah ve beyaz ayrımının adaletsizlik olduğuna karar verdi. Bu bir adaletsizlikti. Çünkü beyaz okulların şartları siyah okullarınkinden daha farklıydı. Bu bir adaletsizlikti. Çünkü siyah çocukların beyaz çocuklar kadar iyi olmamalarına sebep oluyordu. Mahkeme okullardaki ayrımın anayasaya aykırı ve bu yüzden yasa dışı olduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme ayrımın nerede olursa olsun yanlış olacağını kabul etti. Renkli Halk Hakları Ulusal Birliği bu davayı mahkemeye getirip kazanıncaya dek bu sadece zaman ve para meselesi olarak görülmüştür. Bunun anlamı ülkedeki ayrıma izin veren eski kanunların değiştirilebileceğiydi. Fakat Yüksek Mahkeme bu kanunların yapılmasında eyaletlerin ayrı ayrı davranabileceğini öngördü. Bazı eyaletler düzenlerini değiştirmek istemediler ve Yüksek Mahkeme kararlarını hiçe saydılar. Kendilerine bir zorlama gelinceye dek hiçbir şey yapmadılar. Onu izleyen yıl 1955'te iki önemli şey oldu. İlki Emmett Till'in öldürülmesiydi. Emmett Till 14 yaşında bir çocuktu. Yaz tatilinde kuzenleriyle kalması için Mississippi'ye gönderilmişti. Bu genç güneyin kuzeyden ne kadar farklı olduğunu bilmiyordu. Arkadaşları arasında hava olsun diye bakkal dükkanındaki bir beyaz kadına laf atmış ve ona güle güle bebek demişti. Rapora göre günün ilerleyen saatlerinde kadının kocası ve erkek arkadaşları Emet'in kaldığı yere gelerek onu zorla arabalarına bindirdiler. Emet'in cenazesi üç gün sonra bulundu. Boğazında bir tel izi vardı. Bir gözü oyulmuş, göğüs kafesi içine çökmüş ve beyninde bir kurşun bulunmuştu. Emet'in annesi üzüntüden hasta olmuştu. Amerika'daki birçok insan gibi o da bu tip şeylerin güneyde olduğunu biliyordu. Binlerce zenci kaybolmuştu. Acı çeken ve sinirli olan Bayan Til, orada nelerin olduğunu tüm dünyaya göstermeye and içti. Emet'in cesedi Chicago'ya gelince onu halkın gözleri önünde bekletti. Birkaç gün içinde zavallı çocuğun zedelenmiş vücudunun fotoğrafları ulusal magazin dergilerinde gösterildi. Amerika'daki birçok kişi duydukları ve gördükleri şeye sinirlenmişlerdi. Fakat Emet'i kaçıran adamlar serbest bırakıldı. Beyaz hakim ve beyaz jüri tarafından cinayetten suçlu bulunmaları mümkün değildi. İkinci önemli olay 1955'in 1 Kasım'ında meydana geldi. Rosa Park, kadın terzi ve renkli halk hakları ulusal birliği üyesi Montgomery'de yaşar. Bu olay Alabama'da bir belediye otobüsünde oldu. Yorgundu. Otobüsün içinde ilk gördüğü boş koltuğa oturdu. Montgomery'de yasalar şöyle der. Siyahların beyazlar gelinceye dek oturaklara oturma hakları vardır ama öne oturamazlar. Beyazlar gelince siyahlar kalkmak zorundadır. Bir beyaz adam otobüse bindiğinde beyazlar için hiç boş yer olmadığını gördü. Şoför rozaya ayağa kalkıp yer vermesini emretti. Rosa ise reddetti. Biliyordu ki beyaz adamın kendisinden farkı yoktu. Şoför rozayı şikayet edip tutuklattırdı. Rosa Parks karakola götürüldü. Bu olay Afrikalı Amerikan liderler aracılığıyla hemencecik duyuldu. Bir zenci daha tutuklanmıştı. O gece Nixon bir dönem Renkli Halklar Örgütü'nün bölge başkanlığını da yapmıştı. Rosa'ya davayı mahkemeye götürmek isteyip istemediğini sordu. Rosa götürme taraftarıydı. Diğer zenci liderler Montgomery'de bir otobüs boykotu düzenlemeye karar verdiler. Boykotun anlamı hiçbir zenci otobüslere binmeyecekti. Çok fazla sayıda Afrika kökenli Amerikalı kullanırdı bu otobüsleri. Onlara para vermeyerek cezalandırabileceklerdi. Boykot ilk gün büyük bir başarı kazandı. Devam etmeli miydiler? İleri gelenler hemen bir miting düzenlediler. Boykotu yönlendirecek yeni genç bir başkan adayı sundular. Daha önce kimsenin duymadığı bir isimdi bu. Adı Martin Luther King'ti. Dr. King doğuştan bir lider ve muhteşem bir konuşmacıydı siyah insanın vatandaşlık hakları ve eşitlikleri konularında yaptığı çalışmalarla önemli bir sima vermişti. Henüz 26 yaşında kım eksten 4 yaş küçüktü. O gece herkes boykotun devam etmesini istedi. Vatandaşlık hakları mücadelesi güç kazanıyordu. 1956'nın 20 Kasım'ında boykot başlayalı bir yılı geçmişti. Yüksek mahkemenin kararı Mantgemeri'ye ulaştı. Otobüslerdeki ayrımcılık yasa dışıdır. Ertesi gün Afrika kökenliler otobüslere binmeye başladılar. Bu andan itibaren artık otobüsteki herkes yasalar karşısında eşit muamele görecekti. Boykot sona erdiğinde Martin Luther ve Hristiyan başkanlar güçlerine şekil verebilmek için bir organizasyon kurdular. Adı Güneyli Hristiyan Liderlik Konferansı. Dr. King başkan seçildi. Harlem'a geri dönüşte Malcolm hareketinin çok az kişi tarafından duyulmuş olmasına çok üzülmüştü. Oysa herkes Mantgemeri'deki boykot hakkında her gün gazete okuyor, radyo dinliyordu. Fakat bu sadece bir değişimdi. Bir millet uyanıyor. Hey, kes şunu, diye bağırdı kardeşi Hinton. Hinton, mabetteki kardeşlerden biriydi. 1957'de soğuk bir Nisan akşamıydı. Orada bir polis adamın birine habire vuruyor, dövüyordu. Hinton ne olduğunu bilmiyordu ama bir polisin kendisine karşı koyamayan birine vurmaya, onu dövmeye hakkı yoktu. Defol diye bağırdı polis. Hinton aldırmadı. Polis döndü ve Hinton'a doğru yürüdü. Copunu çıkardı ve küt diye tüm gücüyle vurdu Hinton'un kafasına. Hinton yere yığılı verdi. Polis onu bagaja attı ve karakola götürdü. Bu tip bir zulüm Harlem'de alışılmış bir şeydi. Polisler gerektiğinden çok daha fazla zor kullanan kişiler olarak bilinirlerdi. Bununla da dışlanırlardı. Yaptıkları yanlarına kar kalırdı. Fakat bu kez olan biten her şeyi bir başka mabet üyesi görmüştü. Bu üye Malkım haberdar etti. Malkım başka yerlere telefonlar etti ve yarım saat içinde İslam meyvelerinden 50 kadar insan karakolun önünde biti verdi. Çok etkileyici bir görüntüydü. Askeri birlikler gibi dizilenmiş 50 takım elbiseli kravatlı adam. Harlem'deki çoğu insan gördüklerine inanamıyorlardı. Olay hemen duyuldu. Birçok insan ne olacağını görmek için toplanıverdi. Hareket olsun istiyorlardı. Bu sırada Malcolm polislerle konuşmaya çalışıyordu. 2000'den fazla insan karakolun önünde toplanmıştı. Malcolm Hinton'ı görünce çok üzüldü. Polisler onun hemen Harlem Hastanesi'ne götürülmesine karar verdiler. Şimdi bu kalabalığı dağıtır mısınız diye soruyordu polisler. Polis ürkmüştü. Malcolm dışarı çıktı ve bir el hareketiyle kalabalık sessizce dağıldı. Polisler dehşete düşmüş gözlerle kala kaldılar. Bu hikaye Harlem'da kontrolsüz bir yangın gibi yayıldı. İslam bu genç lideri gibi orduya sahip başka kimseyi bilmiyorlardı. Herkes Harlem'da bu Müslümanların kimler olduğunu öğrenmek istiyordu. Artık mabet insanla dolup taşıyordu. Geçen üç yıl içinde Malkım tüm zamanını ve enerjisini Bay Muhammed'e ve İslam adamıştı. Gerçek şu ki kendine hiç zaman ayırmıyordu.'' Fakat hayatında bir şeyler artık ister istemez onun kendine zaman ayırmasını gerektirmeye başlamıştı. Malcolm X, Betty X tanıştı. Kardeş Betty, perşembe geceleri mabette diğer kardeşlere hemşirelik öğretiyordu. Aynı zamanda New York'un büyük hastanelerinden birinde de çalışıyordu. Malcolm onun hakkında düşünmeden edemedi. Her defasında kendini onun ders verdiği sınıfta buluyordu. Betty de onun hakkında düşünmeyi terk edememişti. Fakat biliyordu ki Detroit'te yüksek tabakadan olan ailesi onu kabul etmeyecekti. Onu ailesiyle tanıştırmak için götürdüğünde ailesinin ne diyeceğini çok merak ediyordu. Malcolm Detroit'teki kardeşini görmek üzere giderken Malcolm artık yeter dedi. Bir benzin istasyonunda durdu. Cebinden birçok bozuk para çıkardı. Betty'ye bak benimle evlenmek ister misin dedi. Böylece evlenme teklifini sonunda yapmış oldu. Malcolm ve Betty 14 Ocak 1958'de memleketi olan Michigan Lansing'de evlendiler. Betty ailesi hakkında yanılmamıştı. Evlilikten sonra onunla hiç konuşmadılar. New York'a geri döndüklerinde bir başka Müslümanla birlikte Queens'e taşındılar. İlk çocukları Kasım'da doğdu. Ona Attila ismini koydular. Attila'nın doğumundan biraz sonra Doğu Elmhorst'ta 7 odalı bir eve taşındılar. Burası New York şehrinin Queens belgesinde bir zenci mahallesiydi. Kardeş Hinton olayından dolayı Harlem'daki insanlar Müslümanları iyi tanımıştı. Beyaz Amerika'daki beyazların çoğu onların adını bile duymamıştı. Onlar tanınana kadar vatandaşlık hakları hareketi sadece güneyle sınırlı kalmıştı. Orada birçok insan beyazlara tanınan haklardan mahrum kalan siyahlar için savaşıyorlardı. Buna dramatik bir örnek olarak 1957'de Arkansas'ta Merkez Lisesi'ndeki olay gösterilebilir. Yüksek Mahkemenin Brown Eğitim Masası dosyasına verdiği karardan 3 yıl sonra okul yönetimi Little Rock'ta okullarda yenilenmenin başlama zamanının geldiğine karar verdi. Orada o dönemde siyah çocuklar için ayrı okullar, beyaz çocuklar için de imtiyazlı okullar vardı. Okullardaki yenilenme siyah ve beyaz öğrencilerin karma bir sistemle aynı şartlarda eğitim alma prensibine dayanıyordu. Arkansas valisi Orville Faust, beyaz okullara siyah öğrencilerin girmesini istemiyordu. Bu yüzden eyalet polisini silah zoruyla onları dışarıda tutması için okullara gönderdi. Çocuklar polisin kendilerini korumak için geldiğini sanıyorlardı. Fakat yürüyüp geçmek istedikleri zaman eyalet polisi yollarını kesti. Orada bir avuç beyaz insan onlara bağırıyor, küfrediyordu. Elizabeth Eckford okula girmeye çalışan öğrencilerden biriydi. Kızgın kalabalığın içinde tek başınaydı. O kalabalığın içinde kendime tanıdık bir yüz aramaya çalışıyordum, diyor. Yaşlı bir bayanın yüzüne baktığım zaman hoş bir yüz görmüştüm karşımda. Fakat ona bir kez daha dikkatli bakınca yüzüme tükürdü. Sonunda Başkan Eisenhower ulusal güvenliği oraya göndermek zorunda kaldı. Eyalet yüksek mahkemenin aldığı kararın kanun olmasını reddediyordu. Tüm dünya her sabah 9 çocuğun makineli tüfeklerle, coplarla okula gidiş gelişini seyretti. Mesaj gayet açık seçikti. Güneydeki birçok beyaz okulların ve diğer umumi yerlerin karma sistemle yönetilmesini istemiyordu. Şurası gayet açıktı ki eşit haklar her yerde geçerli olmayacaktı. Jim Crow ve ayrımcılığın diğer avukatları her bir olayla tek tek mücadele etmek zorundaydı. Vatandaşlık hakları hareketinin sadece güneyde sınırlı olduğunu düşünen ülkedeki tüm beyazların görüşünü kuzeyde gerçekleşen iki şey değiştirdi. Birincisi televizyonda gösterilen bir program, ikincisi de basılan bir kitaptı. Televizyon programının adı Nefret Doğuran Nefretti. İslam cemaati hakkındaydı. Bu programda Bay Muhammed Malcolm X ve Müslümanlar birlikte çalışmıştı. Çalışmalarına ve mitinglerine kameraların girmesine izin vermişler ve demeçler vermişlerdi. Çok geçmeden Amerika'daki siyah Müslümanlar adında bir kitap basıldı. Yazarı Eric Lincoln'dü. Amerika'daki birçok kişi şok olmuştu. Orada beyaz adamın şeytan olduğunu söyleyen bir grup insan vardı. Bu grubun inancı bir gün Afrikalı Amerikalıların ayağa kalkacağı ve beyaz yönetimi dize getirecekleriydi. En önemlisi İslam Birliği'nin ilginç küçük bir grup olmayıp binlerce Afrikalı Amerikalıya hükmeden iyi organize olmuş popüler bir grup oluşuydu. Şimdi birçok beyaz insanın kafasına dank eden şuydu. Kendilerini tehdit eden medeni haklar hareketi güneyle sınırlı kalmamıştı. O yıl 1959'da neredeyse bütün basım evleri Müslümanlar hakkında bir haber yayınlamayı istiyordu. Dergiler ve gazeteler her gün İslam Birliği hakkında makaleler yayınlıyordu. Radyo ve televizyon, talk showları onları programlarına almak istiyorlardı. Hepsinden çok da Malcolm X'e görüşmek istiyorlardı. Hatta Malcolm, Harvard, Rutgers ve Brown gibi ünlü üniversitelerden konuşmacı olarak davet alıyordu. Malcolm'ın buna inanası gelmiyordu. Şimdiye kadar o hep kendi kendini yetiştirmişti. Şimdi ise ülkenin aydınları arasında gösteriliyordu. Malkın Müslümanların sadece ilginç ve küçük amaçlar peşinde koşmadığını göstermeye çalışıyordu. O İslam öğretilerinin Hristiyanlık dininden çok daha vazgeçilmez olduğunu gösteriyordu. İnsanlara şunu söylemek istiyordu. İslam Birliği'nin takipçilerinin nefreti anlatan mesajlarını söylemek için iyi bir sebebi var. Onların kızgınlığı Amerika'da yıllardır beyazların siyahlara yaptığı adaletsizliklere uzun süre sabretmenin bir reaksiyonuydu beyaz adamın siyah adama benden nefret ediyor musun diye sorması bir ifacinin ifal ettiği kimseye veya bir kurdun kuzuya benden nefret ediyor musun demesi gibidir. Beyaz adamın hiç kimseden özür dilemeye ve nefret etmeyin demeye yüzü yoktur diye demeçler veriyordu Malkım. Demeçlerinde radyo ve gazete izleyicileri Malkım'ın tam bir siyah ırkçı gibi göründüğüne karar veriyordu. Bu yüzden güneydeki kendini siyah insandan üstün gören beyaz ırkçılardan bir farkı yok diyorlardı. ''Ama Malkım neden nefreti öğütlüyorsun?'' diye soruyordu gazeteciler. ''Bizlere bizi 400 yıl önce buraya getirip, bizi tarihimizden, kültürümüzden, dilimizden ayıran, bugün insanlık ailesinin bir parçası olduğumuzu belirtebilecek her şeyden ayırıp bir hayvan seviyesine indiren, buğday çuvalı gibi tarladan tarlaya götürüp satan, bir çuval patates, bir at ya da pulluk gibi satan, sonra da ülkenin bir ucundan öteki ucuna süren beyaz adamdan nefret edip etmediğimizi nasıl sorabilirler?'' Bütün bunları yapacak, daha sonra da benden nefret ediyor musun diye soracaksın. Çok saçma. Radyocular ve gazeteciler Müslümanlarla güneydeki diğer hareketi kıyaslamaya başladılar. Malkım hemen atıldı ve onlara cevap verdi. Sizin anlamadığınız şey bugün siyah insanın sizin yanınızda veya sizin içinizde yaşamayı bir zafer olarak görmemesi. Şunu kafanıza sokun. Siyah adam sonunda sizin sunduğunuz şeyi reddetme noktasına ulaşmıştır. Bugün sizin sunacak hiçbir şeyiniz yok.'' Sizin süreniz doldu. Sizin geminiz kalktı. Denizler şimdi fırtınalı ve sizin geminiz sallanıyor, devrilmeye mahkum. Bu durumda kalkmış, siyah insana kokuşmuş bir toplulukla kaynaşmayı öneriyorsunuz. O tom amcalar, yani beyinleri yıkanmış, kafaları beyazlaşmış siyahlar. Sizi seven siyahlar bunu kabul edebilirler. Ancak asıl siyah kitleler kendilerine ait bir toprak, kendilerine ait bir ulus istiyorlar. Malkım ve Müslümanlar kaynaşmanın siyah ırkı yıkacağına inanıyorlardı. Kaynaşmayı değil net bir ayrılığı istiyorlardı. Ülkedeki tüm Afrika kökenliler Malkım duymuşlardı. Sonunda birçoğu bu ülkede kendi kızgınlıklarını açıkça anlatan birinin olduğuna inandılar. Kuzeydeki şehirlerin yoksul zencileri özellikle inanıyordu Malkım'ın mesajına. Kaba kuvvet kullanmaktan kaçınmazlardı çünkü beyaz adam başka seçenek bırakmıyordu ve şimdi beyaz adamdan bir şey istemek zorunda olmadıklarını, onlarla birlikte olmalarına gerek olmadığını söyleyen biri vardı. Malkım hitabet adamı olmuştu. Elia Muhammed'in ve diğer Müslümanların sözcüsüydü. Şimdi Müslümanların kendi gazeteleri vardı artık. Muhammed konuşuyor. Bunu Malkım başlatmıştı. Gezileri gitgide artıyordu. Büyük meydanlar kiralanıyor. Diğer şehirlerdeki Müslümanlar otobüslerle buraya taşınıyordu. Ülkede 10 bin veya daha fazla insan bu mitinglere katılıyordu. Chicago'dan yükselen Bay Muhammed'i dinlemeye geliyorlardı. Amerika hiç böylesine katılımcıları sırf zenciler olan bir miting görmemişti, diyecekti Malcolm daha sonra. Ona göre bu Allah'ın gücünün bir göstergesiydi. İslam cemaatinin büyümesiyle zenginliği de beraberinde geldi. 1961'de Chicago'da İslami bir merkez kurulacağı ve 20 milyon dolara mal olacağı duyulmuştu. İslam cemaati iki üniversite kurdu. Bu üniversiteler ilkokuldan öğrencileri Detroit'teki ortaokula, daha sonra Chicago'daki liselere gönderiyor ve kendi bünyesini alıyordu. Küçük Müslüman grupların işleri başarıyla aynen Bay Muhammed'in umduğu gibi ulaşıyordu. Fakat Bay Muhammed'in sağlığı kötüye gidiyordu. Astım hastalığına tutulmuştu. Nefes almakta zorlanıyordu. Konuşmaları sırasında öksürük tutuyor. Konuşamıyordu. Halkın karşısına çıktığı konuşmalarını iptal etmeye başladı. Doktorlar kuru iklimi öneriyorlardı. İslam cemaati onu Arizona Fonk'teki büyük bir eve yerleştirdi. Şimdi İslam cemaati olup olacağı en güçlü durumundaydı. Şüphe yok ki bunda en büyük pay Malcolm X'in nefesi ve enerjisiydi. Fakat bir süre sonra İslam cemaati ile Malcolm'ın arası soğuyacaktı. Dizginleniş. Kuzeydeki Müslümanlar Allah'ın onlara bir işaret göstermesini bekliyorlardı. Bu sırada güneydeki medeni haklar hareketi şekilleniyordu. Zenciler güneydeki barışı protestolarına oturma eylemi yaparak devam ediyorlardı. İlk oturma eylemi Kuzey Carolina'da 1960'ın başlarında Greensboro adlı bölgede gerçekleşti. İnsanlar arasında ayrım gözetilmesine tepki olarak bu tip eylemler tüm güneyde birbirini izledi. Bu oturma eylemlerinde genellikle öğrencilerden oluşan bir grup sadece beyazların bulunduğu lokanta ve dükkanlarda oturuyorlardı. Sık sık kızgın beyazlar bu insanların üzerine yürüyorlar ve tartaklıyorlardı. Öğrencilerin kafalarından aşağıya sıcak kahve ve ketçap döküyorlardı fakat öğrenciler karşılık vermiyor, kıllarını bile kıvırdatmıyorlardı. Birbirini izleyen günlerde ya dükkanlar kapanıyor ya da insanlar arasında renk farkı gözetilmeden hizmet ediyordu. Bu organizasyonlar sayesinde öğrenciler, Kaba Kuvvet Karşıtı Öğrenci İşbirliği Komitesi adlı kendi gruplarını oluşturdular. Çok cesur bir bayan olan Ella Baker onlara yardım ediyordu. Renkli Halk Hakları Ulusal Birliği Güneyli Hristiyan Liderlik Konferansı ve Irksal Eşitlik Kongresi Kore gibi geniş organizasyonları küçük bir grup yönetiyor ve tüm kararları onlar alıyorlardı. Bu insanların çoğunluğu avukatlar ve rahiplerdi. Güneyli Hristiyan Liderlik Konferansı bunlardan farklıydı. Bu her kesimden insandan oluşuyordu. Bunlardan birçoğu genç, birçoğu da öğrenciydi ve alınan kararlarda hepsinin katılımı vardı oturma eylemleri bölge sorumlularının umuma açık yerlerde ayrımcılık ve dışlama yapmamaya zorlayan metotlardan sadece biriydi. Özgürlük yolculukları, ırksal eşitlik kongresi Kore adlı örgüt tarafından düzenleniyordu. 4 Mayıs 1961'de Washington'dan iki otobüs kalktı. Yolculukları ayrımcılığın yoğun olduğu güney bölgelerineydi. Bu otobüsler herkesin istediği yere oturduğu siyah ve beyaz insanlarla doluydu. Böylesine bir kaynaşma sonucu otobüsler kuzeydeki gibi güneyde de yasal olarak görülmüş oluyordu. Mississippi ve Alabama gibi eyaletlerde maalesef toplu taşıma hala ayrım alet oluyordu. Bu yolculuklar güney bölgesindeki yetkilileri yüksek mahkemenin verdiği taşımacılıkta ayrım gözetilemez kararını uygulamaya davet ediyordu. Irkçı güneyliler üzerinde bu tip hareketler tepkiye yol açıyordu. Bir beyaz bu otobüslerden birine yangın bombası attı. Bir diğer otobüs Alabama Birmingham'de bir grup fanatikin saldırısına uğradı. Bir diğer saldırı Monta gerçekleşti. Burada polis kasten 15 dakika geç geldi. Bir süre içinde otobüsteki hem siyahlar hem beyazlar demir sopa ve beyzbol sopalarıyla fena halde dövüldüler. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri halkı bu işkence ve zulme şahit oldu. Bir kez daha zincirlerin özgürlük istemekte ne kadar masum davrandıklarını gördü. Sonunda özgürlük yolculukları sebebiyle otobüs şirketleri siyah olsun, beyaz olsun, herkesin dilediği yere oturmasına izin vermeye zorlandı. Albini ve Georgia'da hareket bir adım olsun ilerlemeye çalışıyordu. Orada yürüyüşçüler şehir yönetimi tarafından engelleniyordu. Hareketin liderleri şehir yönetiminden ayrımın her türlüsünü kaldırmasını ve kurallarını değiştirmesini istedi. Fakat hiçbir başarı sağlayamadılar, hiçbir hareket de yapamadılar. Halk savunucuları ve hareket grupları arasında ciddi sürtüşmeler vardı. Hatta Dr. King bile ne yapılacağını bilmiyordu. Malcolm X New York'tan şunları söylüyordu: "Onlar kafalarını kuma gömmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar." Fakat bazıları bu görüşe katılmıyordu. Bunlar güneyde bir devrimin yakın olduğuna inanıyorlardı. Malcolm orada zor kullanılmadan hiçbir devrimin ya da gerçek bir değişimin olamayacağını savunuyordu. Kansız devrim diye bir şey yoktur kansız olan tek devrim çeşitli zenci devrimidir. Bu devrimin elde edeceği tek şey yemek salonlarında paylaşım, tiyatroda birliktelik, ırk ayrımının olmadığı parklar ve umumi tuvaletlerdir. Tuvalette bir beyaza yan yana olabilmek bu devrim değildir. Devrim veya değil. 1962 Eylül'ünde bir gece Mississippi şiddetle patladı. Afrika kökenli bir Amerikalı olan James Meredith 9 yıl askeri serviste hizmet vermiş 12 kolej kursu kazanmış bir insandı. Tamamı beyaz olan en eski üniversitelerden biri olan Mississippi Üniversitesi'ne tayinini istedi. Mississippi Üniversitesi, Beyaz Güney'in kültür ve geleneklerinin bir sembolü durumundaydı. Ayrımcılık burada has safhadaydı. Mississippi valisi Ross Bucarnett, kimseye danışmadan Murdith'in tayinini durdurdu. Başkan John Kennedy, olaya karışmak zorundaydı kendi korumalarını Mördit'in üniversiteye sağ salim kabulünü sağlamak için yolladı. O gece 160 koruma görevlisi tartaklandı, 28 güvenlik görevlisi yaralandı, 2 kişi öldü. Halk, burada bir zulüm gerçekleşti diyordu Malkım'a. Şüphesiz ki bu bir değişimdi. Bayım diyordu Malkım bir radyo konuşmasında. Bir küçük siyah adamın Mississippi'de bir okula girmesi, Mississippi'deki milyonlarca siyah insanın hala ilkokula bile gidemediği gerçeğini bize unutturamaz. Malkıma göre bu olaylar yapılması gereken şeylerin yanında hiçbir şeydi. Fakat kaba kuvvet gittikçe kötüleşti. Martin Luther, Birmingham'i bir başka albini olsun diye seçmişti. Bu kez kazanmaya azmetmişlerdi. Birmingham, Alabama, Güneyde ırk ayrımının en yoğun olduğu şehirlerden biriydi. 1962'de şehirdeki 68 park, 38 oyun salonu, 6 yüzme salonu, 4 gol salonu sırf yüksek mahkemenin kararlarını uygulamamak için kapatıldı. Hareketin önde gelenleri hapishaneler doluncaya dek Birmingham'de gösteri yapmaya azmetmişti. Mayıs 1963'te Dr. King'de dahil olmak üzere 2000'den fazla kişi hapse atıldı. The Opis Eugene Buffalo Connor, emniyet müdürlüğünün başıydı. Bu kişi bir ırkçıydı. Polis köpeklerinin ve ateş hortumlarının genç göstericilerin üzerinde kullanılması emrini verdi. O gün televizyon haberlerinde tüm ülke polis köpeklerinin çocukların ve diğer göstericilerin elbiselerini parçalamalarını seyretti. Silahları ve alev makineleri büyük büyük ağaçları ateş içinde bırakarak göstericilerin ve binaların üzerlerine devrilebilecek kadar güçlüydü. Sonunda hemdeki beyaz işverenler bir şeylerin yapılması gerektiğine karar verdi. Görünen oydu ki zenci halk ayrım sona erene dek yürüyecek ve onları dükkanlarından uzak tutacaktı. Dükkan sahipleri dükkanlarının zarar görmesinden korkuyorlardı. Onlar bu falakonların protestoculara taviz vermeyeceğini ve gerekirse şehri yerle bir edeceğini biliyorlardı. Doktor King'le konuşmaya karar verdiler. 10 Mayıs pazartesi dükkan sahipleri dükkanlarını zencileri açmaya karar verdi. Hareket gözle görülür bir başarı kazanmıştı. Tabii ki Washington'da Başkan Kennedy de televizyon seyrediyordu. O bu tip bir vahşetin Amerika'nın hiçbir yerinde görülmesini istemiyordu. Bir konuşmasında bizler ülke ve halk olarak büyük bir ahlaki çöküntüyle karşı karşıyayız. Bu yüzden ben Kongre'den Amerika'daki her yerin otel, restoran, tiyatro gibi halka açık yerlerin ayrım gözetmeden işletilmesini sağlayacak yasalar çıkarmalarını istedim. 19 Haziran'da bu yeni medeni haklar yasası başkan tarafından Kongre'ye sunuldu. Eğer geçerse ülkenin neresinde olursa olsun ırkçılık yapmak yasa dışı kabul edilecekti. Yeni yasaların vaatleri ne yazık ki güneydeki zulmü durduramadı. 12 Temmuz'da ünlü bir renkli halk hakların ulusal birliği yöneticisi olan Matt Garriors vurularak öldürüldü. İsyancılarla polis arasında sokak kavgaları başladı. Sonunda Eylül'de biri Birmingham'de bir kiliseye bomba attı ve dört küçük kızın ölümüne yol açtı. Malcolm'ın canına tak etmişti artık. 1963 Kasım'ında Malcolm, King Solomon, Baptist Kilisesi'ndeki bir gösteride öfkesini dile getirdi. Beyaz adam seni Kore'ye gönderdi. Kanını döktün. Seni Almanya'ya yolladı kanını döktün. Seni Japonlarla çarpışman için Güney Pasifik'e yolladı ve sen kanını verdin. Sen beyaz adam için kanını döktün. Fakat gözlerinin önünde senin kilisene bomba atılıp küçük zenci kız çocukları katledildiğinde senin dökecek kanın yoktu. Sizler kanınızı beyaz adam emredince dökersiniz. Beyaz adam ısır der ısırırsınız. Beyaz adam havla der havlarsınız. Malkım kişinin kendini savunma hakkı olduğuna inanıyordu. Hatta bu Birleşik Devletler Anayasası'nda bile yazılıydı. Malkım halkının bu tip bir zulüm görmesine çok kızıyordu. Sabırlı olun, barışsever olun, Hristiyan olun diyordu beyazlar. Fakat Malkım zencilerin her yerde dimdik bir şekilde kendi haklarını korumalarını istiyordu. O Afrika'daki tüm ülkelerin kendi özgürlüklerini kazandığını, kendi milletlerini oluşturduklarını, kendi hükümetlerinde kendi güçlerini sergilediklerini ve beyaz insanı bu işten uzak tuttuklarını anlatıyordu her yerde. Bu tam olarak Marcus Garvey'in yıllardır organize etmeye çalıştığı şeydi. Malkıma göre siyahların beyazlardan ayrı bir devlet kurmamaları için hiçbir sebep yoktu. Söyle, dost doğru söyle diye bağırıyordu kalabalık Malkıma onu teşvik etmek için. Fakat onun cesarete ihtiyacı yoktu. O gece ateş kelimelerindeydi. Özellikle Güney'in sözde zenci liderleri hakkında konuşmaya başladığında herkesten çok da Martin Luther hakkında konuştu. Nasıl o gün sadece köle efendisi olarak Tom amca kullanıldıysa bugün de o eski efendinin zencileri var sahnede. Modern Tom amcadan başka bir şey değildir. 20. yüzyılın Tom amcaları sizi ve beni kontrol eden, yön veren, bizleri pasif, barışsever ve şiddet karşıtı olarak uyutmakla görevli Tom amcalar. Sizin elinizi kolunuzu bağlayan Tom amcalar. Bu tıpkı sizin dişçiye gidip de Adam sizin dişinizi çekmek üzereyken sizin ona karşı koymak istediğinizi sezip ağzınıza uyuşturucu iğne vermesi ve dişinizi çekerken hiçbir şey hissettirmeyip bak sana zarar vermiyorum demesi gibidir. Oysa dişin elden gitmektedir. Aslında acı çekiyorsun ama barışçı yoldan ağzından avuç avuç kan boşanırken sen orada sadece oturur ve hiçbir şeyden habersiz seyredersin olup biteni. Çünkü birileri sana sessiz sedasız acı çekmen gerektiğini söylemiştir. Nefes aldı ve yavaşça şunları söyledi. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Sessiz sedasız acı çekmek gibi. Bizim dinimiz nazik olmayı emreder, barışçı olmayı, kanunlara saygılı olmayı, kurallara uymayı emreder. Herkese saygı göstermeyi de. Fakat biri kalkıp da seni ezmeye çalışırsa, kalabalık galeyana gelmiş uğuldamaya başlamıştı. Hiç kimse Malcolm kadar cüretkar olamazdı.'' Malcolm konuşmasını Washington'da yürüyüşten bahsederken bitirdi. 1963 Haziran'ında çeyrek milyon insan ülkenin dört bir yanından baş şehre yürümek için gelmişti. Güçlerini ve azimlerini tüm dünyaya göstermek istiyorlardı. Başkan Kennedy'nin sunduğu vatandaşlık hakları taslağının kongreden geçmesini sağlamak ve geçtiğini görmek istiyorlardı. Malcolm buna Washington'daki maskaralı kadını vermişti. Malcolm, zenci liderlerin beyaz parayla nasıl satın alındıklarını ve yürüyüşten sonra fazlasını onlara kazandıracaklarını söz verdiklerini anlatıyordu. Sonuç olarak Malcolm, yürüyüşün bir sirk ve piknikten başka bir şey olmadığını söylüyordu. Zenci liderler bu olayı çok iyi kontrol ediyordu. Zencilere şehre ne zaman gireceklerini, nasıl gireceklerini, nasıl giyineceklerini, nerede duracaklarını, nasıl bir ifade takınacaklarını, hangi şarkıyı söyleyeceklerini, hangi konuşmayı yapıp hangisini yapamayacaklarını söylüyorlar ve sonunda gün batımından önce nasıl şehirden çıkacaklarını söylüyorlar. Çoğu insan Washington'daki yürüyüş konusunda Malcolm'ın yanıldığına inanıyordu. Dr. King'in Bir Rüyam Var adlı konuşmasını yaptığında hareketin birçok konuda ilk kez bilinçlendiğine inanıyorlardı. O bir umut günüydü. Kalıcı ve gözle görülür değişiklikler olmuştu orada. Kongre yasayı geçirmek ve onaylamak üzere baskı altına alınmıştı ve herkes Dr. King'in sevgi ve kaba kuvvet karşıtı mesajının herkese özgürlük getireceğine inanıyordu. Gerçekte Malcolm dizginlenmişti. Güney'deki sokak kavgalarını seyrediyordu acı çeken, dövülen insanlar görüyordu. Muhteşem savaşçı Malkım bu savaşa çağrılıyordu. Caddelerden kan akıyordu ve onun yapabileceği hiçbir şey yoktu. İslam cemaati güneydeki medeni haklar hareketiyle ilgili hiçbir şey yapılmasına izin vermiyordu. Bay Muhammed onlara katılmasını istemiyordu. Malkım'ın isyanı büyüyordu. Caddelerde neler konuşulduğunu iyi biliyordu. Şu Müslümanlar hep konuşuyorlar. Hiçbir şey yaptıklarını görmedik kavga verenler hep King'in adamları diyorlardı. Malcolm'ın İslam cemaatinin hiçbir harekete izin vermemesine üzülmesine rağmen onlardan ayrılma düşüncesi de yoktu. Orası onun eviydi. Bu kendi kendine inşa ettiği bir evdi. Fakat Malcolm ileride daha büyük ve güçlü evlerin olduğunu fark edecekti. Dışlanma Vekil Malcolm cemaatiyle geçirmeye çalışıyor. Malcolm Bay Muhammed'in öğretisiyle itibar toplamaya çalışıyor. Malkım bir uçtan diğer uca Bay Büyük Sesi oynamaya çalışıyor gibi dedikodular başlamıştı. Bay Muhammed Chicago'dan Arizona'ya taşındığında başlamıştı bütün bunlar. Malkım olacakları biliyordu. Hatta Bay Muhammed'e de söylemişti. Hiçbir Müslüman Malkım'ın para yığdığını söyleyemezdi. Gerçekte Malkım sadece ailesini geçindirecek kadar para alıyordu. Bazen Betty ile arasında bu konuda ciddi tartışmalar oluyordu. Betty eve biraz daha fazla para getirmesini, çocuklar için biraz para artırmasını istiyordu. Fakat Malcolm bunu hiç yapmayacaktı. Malcolm kendi kendine "Belki biraz fazla iş yapıyorum." diye düşünüyordu. 1963'te bazı radyo konuşmalarını ve demeçlerini iptal etti. Genel konuşmalar yaptığında hemen "Muhterem Muhammed"le başlayan cümleler kullanıyordu. Gazeteciler resmini çektiklerinde ise hemen Bay Muhammed'in bir resmini onlara uzatarak bunu kullanmalarını istiyordu. Hatta New York mescidinden bazı arkadaşlarının yeni mescitler oluşturmak için dışa açılmalarını engelliyordu. Çünkü arkadaşlarının bunu Bay Muhammed adına değil de kendi adına yaptıklarını biliyordu. Aptalca dedikoduların aksine Bay Muhammed'in Malcolm'a güveni şimdi daha çoktu. 1963'ün sonunda Bay Muhammed, Malkım'ı İslam cemaatinin birinci başkan olarak atadığını Philadelphia'da açıkladı. Malkım çok memnun oldu. Şüphesiz Bay Muhammed ona inanıyordu. O yıl İslam cemaatinde başka dedikodular ortaya çıktı. Bunlar Malkım hakkında değildi. Elçinin kendisine yönelikti. Bu dedikodular Malkım için söylenenlerden daha uzun sürmüştü. Dedikoduların içeriği 1955'lere dayanıyordu. Bazıları elçinin sekreterleriyle cinsel ilişkileri olduğunu söylüyorlardı. Bunlardan bazılarının ondan çocukları olduğu iddia ediliyordu. Halk şaşkındı. Malkım bunları dinlemeyi reddediyordu. 1962'nin sonunda üyeler dedikodular yüzünden Chicago mescidini terk etmeye başladılar. Malkın bunu kendisinin açığa kavuşturmak zorunda olduğuna karar verdi. Gidip sekreterleri buldu sekreterler Bay Muhammed'in emriyle İslam Birliği'nden tecrit edilmiş ve onlarla herhangi bir Müslümanın konuşması yasaklanmıştı. Malkım bu kuralı çiğnedi, bazı acı haberler işitti. Bu dedikodular doğrulanmakla kalmamış, çok daha acı haberler öğrenmişti. Bay Muhammed, sekreterlerine Malkım'ın bugüne kadarki vekillerinden en iyisi olduğunu ama bir gün Malkım'ın cemaatten ayrılıp kendisine düşman kesileceğini ve tehlikeli olacağını söylemişti. Malcolm dona kaldı. Nisan 1963'te Arizona'ya Bay Muhammed'in evine bu dedikoduların aslını sormaya gitti. Elçi Malcolm'ı dışarıda karşıladı. Yüzme havuzunun kenarında yürümeye başladılar. Malcolm cesaretini topladı ve zehrin hızla yayıldığını söyledi. Bay Muhammed dedikoduları inkar etmedi. Aksine bunun böyle olacağının çok önceleri yazılmış bir kader olduğunu söyledi. Malcolm'ın dünyası karardı. Bir ev daha çatırdayarak yıkılıyordu bu yıkılan evini yaptıklarının içinde en sağlamı olduğunu düşünüyordu. Elçiye güveni ve İslam cemaatine bağlılığı ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Malkım bitmişti ama çalışmayı bırakmadı. Harlem'deki vekilleri, gazeteler onlara haberi yetiştirmeden hazırlamaya çalışıyordu. Fakat ne kadar çok vekilin bunu bildiğini görünce çok şaşırdı. Chicago cephesi, Malkım'ın vekilleri bu olayı hazırlayışını farklı bir şekilde değerlendiriyordu. Müslümanlar bu dedikoduların Malkım kanadıyla yayıldığına inanıyordu. Malkım bu olayı şöyle anlatıyor. Vekillerimin yanan eve su yerine benzin döktüğümü düşüneceklerini asla hayal edemezdim. Onların bu dedikodularından onları korumaya çalıştığımı değil de bunu benim başlattığımı düşüneceklerini hiç düşünmezdim. 22 Kasım 1963'te Başkan John Kennedy Dallas, Texas'ta vuruldu. Bay Muhammed bu olay hakkında hiçbir konuşma yapılmayacağını söyledi vekillerine. Üç gün sonra Malkım Harlem'da bir konuşmadaydı. Soru cevap bölümünde Malkım'a Kennedy'nin ölümü hakkında ne düşündüğü soruldu. Malkım, Bay Muhammed'in talimatlarını unutarak ne düşündüğünü ve hissettiğini söyledi. Bu tavukların tünemek için yuvaya dönmesidir, dedi. Neşeli ve gülümsüyordu. Tavukların tünemek için yuvalara dönmeleri yaşlı bir çiftçi çocuğu olarak beni hiç üzmez. Bu beni hep memnun etmiştir. Bu kez ateşi dilinin kurbanı olmuştu Malkım. Birçok beyazın kendisinin ne demek istediğini anlayamayacak olduğunu bilmeliydi. Aslında kastettiği şey Amerika'da öyle çok nefret vardı ki bu virüs ki beyazlara duyulan nefrettir geri dönecek ve kendilerini saracaktı. Malcolm başkanın kötü bir insan olduğunu söylemiyordu. Onun ölümü insanlığı hiçe sayan bir toplumun kaçınılmaz sonucuydu. Basının çoğu gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon bunu hiç böyle değerlendirmedi. Kamuoyuna Malcolm'ın başkanın kendine yapılan şeyi kendisinin hazırladığını söylediğini bildirdiler. Malcolm'ın kendini savunma şansı olmadı. Bay Muhammed hemen kendisine 90 gün konuşmama cezası verdi. Bu şu demekti, mescide gidip gelecek ama 3 ay konuşma yapmasına izin verilmeyecekti. Malcolm X'in açıklaması susturuluşunun gerçek sebebi değildi. Bu sadece bir mazeretti. Bay Muhammed ve Chicago cephesi onu dışlamak istiyorlardı. Zaten aranıp duruyorlardı ve o da mükemmel bir koz verdi onlara. Malcolm söylediklerinden dolayı özür diledi ve bir gazeteciye ''Koca ağzımı kapalı tutmalıydım.'' dedi. Dünyanın her yerinden gazeteler ve dergiler Malcolm'ı aradılar ama o sükunetini korudu. Tek söylediği şey Bay Muhammed tarafından uyarıldı ve 90 günün bitiminde tekrar konuşacağıydı. Fakat Chicago cephesindeki imamlar Malcolm'ın kendi mescidinde bile eğitim yapmasını engellediler. Onu Bay Muhammed'e karşı propaganda yapmakla itham ediyorlar ve dedikodu yayıyorlardı. Malcolm olup bitene inanamıyordu. Duygusal bir şokun ortasında kalmıştım. Bu tıpkı 12 yıllık güzel bir evliliğe benziyordu. Bir sabah kahvaltıda eşiniz masaya boşanma ilanını atıyor. Sanki doğada güneş ya da yıldız gibi bir şeyin battığını zannettim. Ünlü boksör Muhammed Ali, Malcolm'ı teselli etti. Bir yıl önce tanışmış ve iyi arkadaş olmuşlardı. Aslında Muhammed Ali, İslam cemaatinin bir üyesiydi. Malcolm ona rehberlik etti ve eğitti. Muhammed Ali, Malkın ve ailesine altın yıl dönümünde hediye vermek istiyordu. Onları tatilde Miami'ye davet etmişti. O sırada kendisi ağır sıklet dünya şampiyonasına hazırlanıyordu. Sunny Liston'la dövüşecekti. Malkın daveti kabul etti. Bu onun için tüm sıkıntılarından ve düşüncelerinden bir kaçış şansıydı. Florya'daki bu tatil, Malkın ve Betty'nin yapacağı ilk tatilleriydi. Şimdi üç kız çocukları vardı. Attila en büyükleriydi. Kubilay 1960 yılı başında doğdu. İlyas Asa bir buçuk yaşındaydı. Amile bir yıl sonra doğacaktı. Onlarla zaman geçirmek çok güzeldi. Zaman New York'ta bu kadar güzel olamazdı. 90 günün dolmasına az kala Malcolm İslam cemaatine tekrar kabulü için başvurdu. Özrü sanki sağır kulaklara gidiyordu. Uzun süredir içinde yaşadığı bu yuvanın kapıları şimdi yüzüne kapanıyordu. Soğuk havada dışarıda kalı vermişti sanki. Malcolm, Chicago'da elçinin beynini zehirleyen bazı kıskanç vekillerin olduğunu biliyordu. Malcolm yalnız kaldığını anladı. Özgürlük savaşında daha etkili olabilmek için bir fırsat yakalamış olduğunu da anladı. Güneydeki herhangi bir organizasyona katılamayacağını biliyordu. İslam Birliği'nin öğretilerine hala inanıyordu. Hala siyah bir millet oluşturmak kaynaşma yerine ayrılmak gerektiğine inanıyordu. İnsanların kendilerini korumak için güce karşı başka bir güçle karşı koyabileceklerine inanıyordu. Malcolm tüm dünyada bağlantısı ve izleyicisi olduğunu anladı. Bu ülkede değişik dinlerden ve inançlardan olsalar bile birçok kişinin kendilerini yönetmek için Malcolm'ı seçtiklerini anlamıştı. Şunu da biliyordu ki, kuzeydeki siyah insanın kin ve nefretini diğer birçok vatandaşlık hakları savunucusu liderlerinden daha iyi anlıyordu onların nasıl düşündüğünü ve hangi dili kullandıklarını biliyordu. Düşünceler Malkım için biraz daha açık ve berrak hale geliyordu. Gidebileceği tek yol olduğunu biliyordu. Sonunda benim için bir karar alındığı sonucuna vardım, diyordu. Kenar mahallelerin efendileri hala benim onlar için bir lider imajı olduğuma inanıyorlar. Ben de bir plan kurup bir organizasyon oluşturarak bu ülkenin kuzeyindeki siyah insanın beyaz insanın hükmü altında kalma hastalığından kurtarılabileceğini hissediyorum. 12 Mart 1964'te Malcolm Park Sheraton Otel'de bir basın toplantısı düzenledi. Kendisinin hala Müslüman olduğunu ve bay Muhammed'e inandığını ilan etti. Kendisinin ayrılma gerekçesinin içte bazı farklılaşmalardan kaynaklandığını belirtti. Özgürlük ilkelerini ve yolunu terk etmediğini de ekledi. Malcolm kavgasını İslam cemaati dışında devam edeceğini söyledi. Bay Muhammed'in Afrika'ya yönelik ayrı bir ulus oluşturma planının uzun vadeli program olduğunu açıklarken burada şu anda doymak, barınmak ve acılarımızla savaşmak için yapılacak çok şey var diyordu. Diğer liderleri kendisine katılmak üzere davet etti. Burada halkımızın karşı karşıya olduğu problemler bizim tüm gruplar arası farklılıklarımızdan daha büyüktür. Bu yüzden liderler olarak birbirimizin kuyusunu kazacak planlar ve tehditlerle uğraşmayı kesip, bir an önce her gün burada, Amerika'da halkımızın bitmeyen acılarına çözüm bulmak için beyinlerimizi bu konuda birlikte yoğunlaştırmalıyız. Konferansı New York'ta kendi mescidini kurma planından bahsederek bitirdi. Bunun adı Müslüman Camisi olacaktı. Bu organizasyonun amacını, dini ve din dışı inançların ne olduğuna bakılmaksızın, yapacağınız politik, ekonomik ve sosyal programlarda her aktif zencinin kendini göstermesine yardımcı olacağız diye ifade ediyordu. Malkım hala işlerin nasıl döneceğini bilmiyordu. Örgüt konusunda yoğunlaşamamıştı. Örgütün neyi nasıl yapacağına karar vermemişti. Ama basitçe şunu anlatmak istiyordu insanlara. O hareket varken kenarda bekleyemezdi ve medeni haklar hareketi onu ezip geçemezdi. O da katılmak istiyordu bu kavgaya. İslam cemaati Malkum'un bağımsızlık bildirisine bir mektupla cevap verdi. Mektupta Malkum'un oturduğu Keynes'teki evini boşaltarak Billie'ye teslim etmesi isteniyordu. İslam Birliği Malkum'a burada yaşaması için bu evi vermişti ama tapusunu Malkum'a vermemişlerdi. Şimdi onu geri istiyorlardı. Malkum bunu bir savaş işareti olarak değerlendirdi. Diğer liderler Malcolm'a cevap verme konusunda pek az şey yapmışlardı. Ortada hala güvensizlik ve kıskançlık vardı. Çok azı Malcolm'la görüştü ve konuştu. Belki de onunla kamu önünde karşılaşırlarsa onları keskin diliyle halkın önünde aptal duruma düşürebileceğinden korkuyorlardı. Daha da önemlisi kaynaşma ve zor kullanma gibi temel konularda fikir ayrılıkları vardı. 1964 özgürlük yazında Mississippi'de hatlar geriliyordu. Yaklaşan başkanlık seçimlerinde zencilere oy kullandırabilmek için büyük bir kampanya başlatılmıştı. Malcolm bunun doğru yolda atılacak önemli bir adım olduğunda diğerleriyle hemfikirdi. Eğer siyahların hepsi katılır ve oy kullanırsa hükümette büyük değişikliklere neden olabilirlerdi. Bunun şuurundaydı Malcolm. Amerika'da 22 milyon zenci vardı. Fakat Malkım'ın kendi programını yapmadan önce yapması gereken çok önemli bir şey vardı. Yıllardır yapmayı beklediği şey Mekke'ye gitmek. Yuva'ya gelen oğul. Dünya üstünde yaşanan İslam dini, bay Muhammed'in öğretileriyle aynı değildi. Malkım bunu uzun süredir biliyordu fakat anlamazlıktan geliyordu. İslam cemaatinde devam etmek için buna aldırmamak zorundaydı. Fakat birçok arkadaşı tarafından gerçek İslam dinini tanımaya teşvik ediliyordu. Hac diyatlandırılan yolculuğu yapmaya karar verdi. Bu kutsal yolculuk manevi bir güç ve anlayış kazandırıyordu. Hiç kimseye bir şey söylemeden Birleşik Devletleri terk etti. 13 Nisan 1964'te Mısır Kahire'ye uçtu. Orada etrafı görmek için iki gün kaldı. Bay Muhammed için çalışılırken, Afrika'da çok az bir zaman bulunmuş ama pek bir şey görememişti. Mısır'da Afrika'nın geleceğini gördü. Gelişmiş barajları, demir yolları, fabrikaları olan sanayi ülkeleri daha sonra hac etmek üzere Mekke'ye gitti. Kahire Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a uçmak üzere toplanmış dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar gördü. Malkım'ın beyninde dünyada ne kadar çok Müslüman olduğu konusunda bir fikir oluşmaya başladı. Tüm yükünü Kahire'de bıraktı. Hac için gerekli tek şey imandı. Her şey geride bırakılmalıydı. Malkım ve birkaç hacı adayı basit giysiler içine büründüler. İki parça beyaz giysi olan ihramın biri vücuda sarılıyor, omuzdan geçirilip aşağı salınıyordu. Orada kendisini biraz garip hissetti. İngilizce konuşan pek kimse yoktu. Her şey çok farklıydı. Hiç kuşku yok ki Harlem'dan gelen bu uzun, sessiz adam biraz ürkmüştü. Malcolm kendini dehşete düşüren yanılgısını keşfetmişti. Uçağa binenler beyaz, siyah, kahverengi, kırmızı-sarı insanlardı. Mavi gözlü, sarışın, kıvırcık, kırmızı saçlı. Hep birlikte kardeştik diyordu. Malcolm hayatında ilk kez renk ve görünüş farkının önemli olmadığı bir yerde bulunmanın nasıl bir şey olduğunu anladı. Mekke, Suudi Arabistan'da kutsal bir şehirdir. Burası Muhammed Peygamber'in ayak bastığı şehirdi. İslam dünyasının kalbiydi. İslam'ın başladığı yerdi. Eğer güçleri yeterse tüm Müslümanlar burayı en az bir kez ziyaret etmek zorundaydılar. Bunun adı Hac'dı. Malkım'ın uçağı Cidde'ye indi. Mekke'den 40 bin uzaklıkta olan Cidde bu ziyaretlerin gümrük kapısıydı. Burada tüm resmi yoklamalar yapılıyordu. Burada Müslüman olduğuna karar verilenler Mekke'ye giriyor. Müslüman olmayanların Mekke'ye girmesi yasaklanıyordu. Malkım'a beklemesini söylediler. Resmi makamlar Birleşik Devletler'den Müslüman görmeye pek alışık değillerdi. Malkım özel bir mahkemeye çıkmak zorundaydı. Makamları onun gerçek Müslüman olup olmadığına karar verecekti. Mahkeme iki gün sonra olacaktı. Malcolm havaalanında iki gün beklemek zorundaydı. Malcolm havaalanında kendisi gibi Mekke'ye girmek için mahkemeyi bekleyen insanların bulunduğu başka bir binaya aktarıldı. Sinirli, korkmuş, yalnız ve kaybolmuştu. Yiyeceği yoktu, kimseyle konuşamıyordu. Çünkü kimse İngilizce bilmiyordu. Diğerleri gibi namaz da kılamıyordu. Çünkü bacakları ve bilekleri onlarınki kadar bükülmüyordu. Eğer Bay Muhammed bize dost doğru namaz kılmasını öğretmediyse diye düşündü ne kadar yanlış şeyler yapıyormuşuz. Gerçek bir Müslüman olmayacağından tedirgin olmaya başlamıştı. Malcolm etrafındaki farklı insanları seyrederek gözlerimin gördüğü bu farklı renklerle dolu manzarayı hiçbir kameranın renkleri gösteremez diye inanıyordum. Çinliler, Endonezyalılar, Afganistanlılar, bir sürü insan kendi ulusal giysilerini üzerlerinde taşıyorlardı. Bu manzara tıpkı Milli Coğrafya, National Geographic dergisinin sayfalarından fırlamış gibiydi diyordu Malcolm. Sonra Malkım'ın aklına bir fikir geldi. Bir şeye ihtiyacı olursa araması için Cidde'de bir telefon numarası verilmişti kendisine. Birilerine onu aramaları için başvurdu. Kısa bir süre sonra Doktor Azam adlı biri geldi havaalanına. Doktor Ömer Azam ve babası. Malkım'a çok sıcak davrandılar. Cidde'deki evlerinde ağırladılar onu. Malkım'a niye daha önce aramadın." dediler. Malkım Azam ailesinin Suudi Arabistan'da iyi bilinen ailelerden olduğunu fark etti. Prens Faysal'la da bağları vardı. Onlar da beyazsalar, en azından Birleşik Devletler'de öyle kabul edilirdi. Malkıma kalması için Cidden'in en büyük otellerinden birindeki odalarını verdiler. Malkım gece boyunca beyninde cirit atan bu yeni düşüncelerle sabaha kadar uyuyamadı. Şunu söylemeliyim ki hayatımda hiç bu kadar şereflendirilmemiştim ve böylesine gerçek bir dostlukla karşılaşmamıştım. Gördüğüm ilgi ve onlarla beraber bulunduğum anlarda insan olarak hiç farkımın olmadığı düşüncesi karşısında söyleyecek söz bulamıyordum diye yazacaktı daha sonra. Beyaz adam hakkında ilk o sabah farklı düşünmeye başladım. İlk o sabah beyazın sadece bir deri rengi olduğunu fark etmeye başladım. Daha önce sadece deri rengi değil, aynı zamanda tavır ve hareket şeklini de tarif ediyordu. Amerika'da beyaz adam, siyah adama yönelik özel tavır ve hareketleri anlatır. Bu beyaz olmayan tüm renklere de yöneliktir. Azam ailesi Malkım'a gerçek İslam tarihini ve kurallarını öğretti. Peygamberin soyunda hem beyaz hem de siyahların bulunduğunu söylediler. Malkıma mahkemenin gidişinde ve sonuç kararının çıkmasında da yardım ettiler. Gerçek bir Müslüman olarak tanındı ve hac izni verildi. Azza ailesi Prens Faysal'a Malkım'ı anlattı. Prens arabasını Malkım'ı Mekke'ye getirmesi için Cidde'ye yolladı. Cidde havaalanındaki ilk güne nazaran ne kadar değişmişti Malkım'ın şansı. Mekke'deki hac görevini tamamlamak için yüzyıllardır yapıla gelen birçok vazifeyi gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kabe adlı kutsal binayı yedi kez dolaştı. Allah'a imanını göstermek için secdeye vardı. Zemzem suyundan içti. Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip geldi. Eski Mina şehrinde ve Arafat dağında muayyen duaları okudu. İşte gerçek İslam buydu. Renkleri ne olursa olsun insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadıkları din. Malkın bunu pratik hayatta görmüştü artık. O değişik renkten insanların birlikte ibadet edip, konuşup güldüklerini gördü. Kendi ülkesindeki gibi güvensizlik ve nefret yoktu burada. Kendini hür hissetti. Malkın bu yeni düşüncelerini Betiye ve yakın arkadaşlarına gönderdiği mektuplarda uzun uzun anlatmaya çalışıyordu. Hiç böyle bir şeye şahit olmamıştım. Böyle sıcak kucaklaşmalara, bu kutsal yerde yaşanan ırkları ve renkleri ne olursa olsun gerçek kardeşlik gösterilerine, Geçen bir hafta içinde etrafımdaki her renkten insanın sergilediği bu cana yakınlık karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Sizler belki de bu sözcüklerin benden gelmesine şaşıracaksınız. Fakat bu kutsal ziyarette gördüğüm, tecrübe ettiğim şeyler beni sahip olduğum tüm eski düşüncelerimi yeniden gözden geçirmeye ve takındığım birçok tavrı bir kenara atmaya zorluyor. Malcolm'ın tüm hayatı öğrenmek ve değişmekle geçti. Şimdi bazı beyazların gerçekten dost olunabilir insanlar olduğunu fark etti. Şimdi anlıyordu ki beyaz ismi Amerika'da insanların renklerinden başka şeyleri anlatıyordu. Malkın tüm beyazların şeytan olduğu hakkındaki düşüncesinin tamamen gerçek olmadığını biliyordu. Bazı beyazlarla arkadaştı ve hatta bazılarıyla gayet samimiydi. Fakat burada Mekke'de hiç kimsenin renginden dolayı yargılanmayacağını gördü. Asıl suçlanması gereken sistemin ta kendisiydi. Suçlanması gereken beyaz adamın kölelik tarihiydi. Suçlanması gereken bazı beyazların davranışlarıydı. Eğer herkesi İslam şemsiyesi altında toplayabilirsem... Amerika'da renk problemi kökünden hallolabilir diye düşünüyordu. Malcolm şimdi El Haç Malik El Şahbaz'dı. Kutsal ziyaretini tamamladı ve gerçek bir Müslüman kimliğini kazandı. Bu da bir kez daha yeni bir isim edinecek demekti. Ancak Malcolm X adını da kullanmaya devam etti. Mekke'yi terk etmeden önce Suudi Arabistan Prensi Faysal'ın özel konuğu oldu. Daha sonra da Afrika'yı gezmeye karar verdi. Eğer Afrika'daki insanla ülkesindeki insanları birleştirebilirse, mücadeleyi onlarla paylaşabilecek bir başka güç daha elde edecekti. Bunu nasıl yapacağına veya onların yardım edip etmeyeceğine bile emin değildi. Afrika ile kurulan bağlantının, ülkesindeki Afrika kökenli Amerikalılara geçmişleriyle ilgili bir bağlantı sağlayacağına inanıyordu. Çekilen bu hat onlara kimliklerini verebilirdi. Ve bu kimlikle birlikte gururları geri gelebilirdi. Malcolm'ın hiç şüphesi yoktu. Nijerya ve benzeri yerlerde Malcolm Afrikalılara Amerika'daki erkek ve kız kardeşlerini anlattı. Onlara Amerikan hükümetinin ülkedeki gelişme haberlerini yaydığını söyledi. Hükümet, Kennedy'nin sunduğu medeni haklar bildirisinden bahsediyordu. Malcolm bunların yalan olduğunu söyledi. Bunlar gerçek gelişmeler değildi. Gerçekten önemli şeyler değişmeden hiçbir şeyin Amerika'daki kardeşlerin kaderini değiştiremeyeceğini anlatıyordu. Onun inancı bu kaderin tüm dünyada Afrikalılar birleşip birbirlerine yardım edinceye kadar değişmeyeceğiydi. Malcolm ne kadar sıcak karşılanıp kabul edildiğine inanamıyordu. Sanki herkes onun kim olduğunu biliyordu. Televizyona çıktı, radyoda konuştu. Bir anda kendini her yerde gruplar önünde konuşurken buluyordu. Birçok önemli Afrikalı yabancı diplomat ve politikacıyla da tanıştı. Nijeryalı öğrenciler ona yeni bir isim de vermişti. O Movil, eve gelen oğul anlamına geliyordu. Afrika'da Malcolm yuvaya döndüğünü hissetti. 400 yıl sonra. Gittiği her yerde yavaş hareket etmek istiyordu. İyice bakmak, koklamak ve Afrika'yı hissetmek için. Nijerya'da, Senegal'de, Liberya'da, Fas'ta, Cezayir'de, özellikle Gana'da Afrikalılar yardıma can atıyordu. Fakat bu kolay olmayacaktı. Genç uluslarını büyütebilmek için Birleşik Devletler'den para almayı umuyorlardı. Amerika'yı üzecek bir şey yapmak da istemiyorlardı. Fakat Malcolm'ı dinlediler. 21 Mayıs'ta 39. Yaş gününden iki gün sonra Malcolm New York'taki kendi dava alanına indi. Kanada'da yeni bir organizasyon kurma düşüncesini başlatmıştı. Amerika'da buna başlamak için sabırsızlanıyordu. Herkese yolculuğunda neler keşfettiğini hemen anlatmak istiyordu. Düşündüğünden daha erken açıklamak zorunda kalacaktı. Dünya üzerindeki Müslümanlar. Müslüman, İslam'a inanan kişidir. İslam, dünyanın en büyük dinlerinden biridir. Hazreti Muhammed Mekke ve Medine şehirlerinde yaşadı. Her ikisi de Suudi Arabistan'dadır. Ölümünden sonra İslam dünyaya yayıldı. Müslümanlar Muhammed'in dünya üstündeki insanlara gönderilen peygamberlerin sonuncusu olduğuna inanırlar. Diğer büyük peygamberler Adem, İbrahim, Musa ve İsa'dır. Müslümanlar Muhammed'in peygamberlerin sonuncusu ve en önemlisi olduğuna inanırlar. Dünyada yaklaşık 1 milyar Müslüman var. Genelde Endonezya, Pakistan, Bangladeş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşamaktadırlar. En büyük grup Sünnidir. Bugün Amerika'da yaklaşık 5 milyon Müslüman var. Müslümanlar Allah olarak bilinen tüm gücü kendinde toplayan tek Tanrı'ya inanır. Müslümanlar cennet ve cehennemin olduğuna inanırlar. Bir de Kur'an adlı kutsal kitapları var. Müslümanların domuz eti yemesine, içki içmesine ve kumar oynamasına izin verilmez. Günde beş kez birlikte namaz kılarlar. İbadet yerleri cami diye anılır. Müslümanlar zekat vermeyi bir dini görev olarak kabul ederler ve hayatlarında en az bir kez bu kutsal yolculuğu yapmaya çalışırlar. Medeni haklar değil, insan hakları. Hareketin en büyük hatası uyuyan insanları. Belli hedefler etrafında organize etmeye çalışmak olmuştur. İnsanları önce uyandıracaksınız. Sonra eyleme geçeceksiniz. Onları sömürüldükleri konusunda mı uyaracaksın? Hayır. İnsanlıkları, hakları, mirasları konusunda. Flaşlar patladı. Malkımı kör ediyorlardı. Sorular odada çınlıyordu. Kameralı insanlar yanlarındakini itiyorlar ve iyi bir görüntü yakalamak için çalışıyorlardı. Malkım geri dönmüştü. Basın havaalanında onu bekliyordu. İlkin Malcolm uçakta bir cenaze olduğunu zannetti. Fakat basının istediği oydu. Aniden sorular kendisine yöneldi. Nedir tüm bu değişiklikler? Beyaz adama karşı tavrınız değişti mi? Afrika'da kimlerle görüştünüz? Harlem'da şiddeti örgütlemiyor muydunuz? Malcolm o gün tüm soruları cevaplandırdı. Onlara görüş açısının genişlediğini söyledi. Birçoğu beyazdı ve Malcolm'ın beyaz insanın şeytan olmadığını söylemesini bekliyorlardı. Doğal olarak Malcolm cevap verdi. Değildiler. Fakat yaptıklarından dolayı Amerika'daki beyazlar hala öyleydiler. Harlem'da hala hazırda bir kuvvet oluşmuştu. Afrika kökenliler silah bulmaktan ve küçük gruplar halinde organize olmaktan bahsediyorlardı. Basın bu konuda soru yöneltince nefsi müdafaa dedi Malcolm. Bunda yanlış olan bir şey yok. Beş hafta sonra Malcolm örgütünün ayrıntılarını ilan etti. Adı Afro-Amerikan Birliği Örgütü'ydü. Bunu pekiştirmek için Harlem'da Adubon Bombalo Salonu'nda büyük bir toplantı düzenledi. Tarih 28 Haziran 1964. O gün o büyük ve geniş salon tıklım tıklım oldu. İnsanlar Malkım'ın haberlerini duymak için sabırsızlanıyordu. Malkım bu yeni örgütün dini bir organizasyon olmasını istemedi. Kendisi hala çok dindardı ama halkını herhangi bir şekilde bölmek istemiyordu. Hatta dini farklılıklardan dolayı da olsa herkesin şunu bilmesini istiyordu ki bu örgüt tüm Afrika kökenli insanlarındı. Sadece Amerika'nın Harlem'daki zenciler hakkında değil, Batı yarım küredeki bütün zenciler için konuşmak istiyordu. Malcolm'ın nefsi müdafaa hakkında söyleyecek çok şeyi vardı. Basın onu şiddet için şiddet isteyen bir insan olarak tanıtmıştı. Fakat Malcolm buna açıklık getirmek istiyordu. Eğer şiddet, ırkçı şiddeti durdurmak için gerekiyorsa, o halde halkı ne gerekiyorsa yapmaya hazır olmalıydı. Eğer hükümet zencilerin korunması konusunda duyarsızsa ve bu duyarsızlık devam ediyorsa onların da kendi ordularını oluşturup kendilerini korumaları gerekliydi. Malkım şiddet karşısında şiddet karşılığıyla savaşılamayacağına kuvvetle inanıyordu. Ne zaman beyazlar onun halkını dövmeyi bırakır, onların üzerine köpeklerini salmaz, alev makineleriyle onları kovalamazsa, işte o zaman Malkım şiddet karşıtı olmayı kabul ederdi. Birçok beyaz ve bazı siyahlar Malcolm'ın daha fazla şiddeti ve nefreti getirdiğine inanıyorlardı. Fakat Malcolm siyahların kendilerini savunmaları ve bir şeyleri değiştirebilmeleri için gerekli olan cesaret ve güveni yaydığını biliyordu. Sizin buna nefret demenize izin vermeyeceğim. Diyelim ki onlara yapılanlar konusunda onları bilinçlendiriyorum. Bu bilinç negatif ve pozitif yüklü büyük bir enerji üretecektir. Bu enerji yapıcı yönde kanalize edilebilir, diyordu New York'ta bir gazeteciye. O gece adı bombalo salonunda malkım eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Çocuklarımızın ve insanımızın kendi kimliğini bulmasına ve kendine saygı duymasına yarayacaktır eğitim, diyor ve ekliyordu. Çocuklarımızı bu ülkedeki okullara yolladığımızda bizler kendileri hakkında ne öğreniyorlar? Pamuk tarlalarında çalışan işçiler olduğumuzdan başka. Niye? Sizin büyük babanız şu dünya üstünde yürüyen en muhteşem siyahlardan biri. Uygarlığı ilerleten sizin atalarınızın elleri uygarlığın beşiğini sallayan büyük annenizin elleri. Fakat ders kitapları çocuklarımıza Afro-Amerikanların bu ülkenin büyüyüp gelişmesine katkılarını hiç öğretmiyor diye bağırdı. Malcolm'ın Afro-Amerikan Birliği Örgütü hakkında büyük planları vardı. Etrafındaki komşuların gördüğü insanların uyuşturucu ve suç bağımlısı oluşlarından da söz etti. Afrika kökenli Amerikalardan konuştu ve gereken şey kimsenin beynini yıkamamak dedi. Malcolm, Amerika'daki problem Tom amcaların çözebileceği cinsten değildir. Savaşlarını uluslararası düzeye çıkartmaya ihtiyaç var. Tüm dünya ülkelerinden sempati ve yardım almaya ihtiyaç vardı. Bu mücadeleyi medeni haklar mücadelesi olarak görmek yanlış, diyordu. Bu daha çok bir insan hakları meselesiydi. Afrika kökenli Amerikalıların yapmak istediği şeyler her insanın yapmaya hakkı olan şeylerdi. Malkın Birleşmiş Milletler'e teklif sundu. Bu teklifte Amerika'nın kendi halkı olan Afrika kökenli insanların haklarına gerekli saygıyı göstermediği yazılıydı. Malcolm kurduğu örgütün gençlik grupları kurmasını istiyordu. Konuşmacılar, programlar, yeni bir gazete ve politik ekonomik programlar başlatmak istiyordu. Halkını uyandıracak pozitif bir eylem istiyordu. Toplumu değiştirmek istiyordu. Sadece beyazlarla uyum içinde yaşamalarını değil. Malcolm bu değişimin beyazlardan gelmeyeceğine inanıyordu. Bu siyahların kendilerinden gelecekti. 1964 yazı geçince beyaz basın Malkım'a şiddet kullanmakla tehdit ediyor diye her türlü yakıştırmada bulundu. Malkım şiddet iyi bir şeydir demiyordu. Sadece beyaz adamın yüzyıllar boyunca diğer renklere şiddet uyguladığı ve Birleşik Devletler'de hala uygulamakta olduğunu işaret etti. Hala koloniler İngiltere'nin sömürüsünden kurtulup özgür olmak için şiddet kullanmışlardı. Aniden Malkım şiddete izin verilmediğini söyledi. Çünkü Afrika kükenliler bunu ancak kendilerini korumak için kullanabileceklerdi. Nefsi müdafaa. Beyaz basın sadece Malcolm şiddetten söz ettiğinde söylediklerini basıyordu. Sadece nefretten söz ettiğinde onu dinliyordu. Sadece güneydeki diğer hareketi medeni haklar hareketini eleştirdiğinde televizyona çıkarıyordu. Ülkede böyle bir Malcolm portresi çizmeye çalışıyorlardı. Çoğu insan onun onur, insan hakları ve nefsi müdafaa hakkında söylediklerini hiç duymadı sosyal değişim planlarını hiç işitmediler. Onlar sansasyon arıyorlar, gazeteleri sattıracak bir şeyler. Ben onlara aradıklarını verdim, diye açıkladı Malcolm. Eğer güzel soruları sormayı düşünseler, belki başka cevaplar da alacaklardı. Malcolm kendi hayatından endişe etmeye başlamıştı. İslam cemaatini terk ettiğinden beri hayatı hakkındaki tehditleri dedikodu cinsinden duymaya başlamıştı. Ailesini korumak için eve bir av tüfeği aldı. Evine girmeye çalışan kim olursa olsun ateş edeceğini herkesin bilmesini sağladı. Aynı zamanda silah taşımak için ruhsat almaya çalışıyordu. İslam cemaati Malkım'ı ve ailesini Kenis'teki evlerinden atmaya çalışıyordu hala. Malkım ailesini ölümü dışında pek az yalnız bıraktı. Şimdi bu ev kendilerinden alınıyordu. Malkım üzgündü. Asla İslam cemaatini terk etmeyi o istememişti. Onlar onu dışladılar. Şimdi çok daha önemli bir hareketi şekillendiriyordu. Onlarsa evi geri istiyorlardı. Pekala, madem onlar istiyordu, vermeliydi. Sonunda Malkım verdi evi onlara. Malkım artık Bay Muhammed hakkında çıkan dedikoduları açıktan aşağı söylüyordu. Bu sırada çocuğunun babasının Bay Muhammed olduğunu iddia eden kadınların iddialarını dinlemeye başlamıştı. Bunlar iki grubun ilişkisinin daha da kötüleşmesine yol açtı. 1964 Haziranında bir grup Malkum taraftarı basında havaalanına giderken tünelin tam ortasında iki araba tarafından durmaya zorlandı. Bir grup adam arabalarından fırladılar. Ellerinde bıçaklarla arabaya doğru gelirken şöyle bağırıyorlardı. Öldüreceğiz. Öldüreceğiz onu. Fakat Malkum'un adamlarından biri tüfeğini uzattı ve karşı koydu. Adamlar korkup kaçtılar. Şansına Malkum orada değildi. Temmuz'da Malcolm Afrika'ya döndü. Bu kez 18 hafta uzak kaldı. İlk ziyaretinden çok daha fazla yer gezdi. Birçok değişik ülkeden dini ve politik liderlerle tanıştı. Mısır dahil, Tanzanya, Nijerya, Gana, Gine, Kenya ve Uganda. Bu ziyaretleri ikinden daha resmiydi. Bir başka ülkenin devlet adamıymış gibi karşılandı. Devlet büyükleriyle konuşmalarında kendisine çok saygı gösterildi. Bazı liderler ona 9 Temmuz'da imzalanan yeni insan hakları yasasıyla ilgili sorular sordular. Malcolm durumu açıklığa kavuşturdu. ABD'deki zenci kardeşler için hiçbir gelişme yoktu. Diğer ülkeler BM aracılığıyla Amerika'ya baskı yapıncaya dek herhangi bir gelişme olmayacaktı. Kahire'deki Afrika Birliği Örgütü konferansında Afrika ülkeleri görüşmeler için bir araya gelmişti. Malcolm da oradaydı. Konuşmasına izin verilmedi ama BM'yi eleştirdiği uzun mektubun kopyalarını orada dağıtmayı başardı. Şöyle yazmıştı mektupta. Bu ne bir zenci sorunudur ne de bir Amerikan sorunu. Bu dünyanın problemidir. Bir insanlık problemi. Bu bir medeni haklar problemi değildir. Fakat bir insan hakları problemidir. Bazıları Malkım'ın bu yolculuktan ve mektuptan bir şey elde edemediğini düşünüyordu. Malkım ülkesinde oturup yeni örgütün işleriyle uğraşmalıydı. Fakat en azından Malkım Afrikalılara sorunun yalnızca Amerika'da halkın problemi olmadığını anlatmıştı. En azından onların dikkatini Amerika'da gerçek bir ırk problemi olduğuna çekmişti. Onlar da Malcolm X'i uzun süre unutmayacaklardı. Bombalar ve Silahlar biz ''Malcolm, biz Malcolm'ı istiyoruz. Malcolm gelinceye dek bekleyeceğiz.'' diye bağırıyordu çocuklar. Harlem'ın yanan caddelerinde koşarken. Malcolm'ın olmadığı süre içinde 1964 yazı uzun, sıcak ve şiddet doluydu. 16 Temmuz'da bir okul kavgası çıktı Harlem'da. Bir polis, bir polis 15 yaşlarında bir çocuğu vurarak öldürdü. Harlem kurumuş palmiye ağacı gibiydi. Bu olayda onu ateşe veren bir kibrit verdi. Pencereler kırıldı, dükkanlar yağmalandı, evler ateşe verildi, bir kişi öldürüldü, 140 kişi yaralandı ve 500 kişi tutuklandı. Şiddet sadece Harlem'de patlamadı. Chicago'da, Philadelphia'da yapılan gösterileri, New Jersey'nin şehirlerinde yapılan gösterileri izledi. Kuzey şehrindeki Afrika kökenli Amerikalılar Malcolm'ın ''Hakkınız için direnin ve kendinizi savunun'' dediğinde ne demek istediğini artık anlıyorlardı. Birçoğu zulüm altında ezilmiş, kaybedecek çok az şey olan insanlardı. Dahası Malcolm onların dilinden konuşuyordu. Sokaklarda büyümüştü, onları anlıyordu ve onlar da onu anlıyorlardı. Güneyde Mississippi 1964 yazının şiddetinden payına düşeni almıştı. SNCC ve Kore üyelerinin savaş alanına girmelerine izin verdi. Burada halkları öldürülüyordu. Şu ana kadar hiçbir SNCC ve Kore üyesi güneydeki yavaş değişiminden tatmin olmamışlardı. Kaynaşmanın faydaları konusunda şüpheleri vardı. Siyahlar yüzyıllardır öldürülüp dururken iki beyazın öldürülmesiyle memleketin ayağa kalkmasına kızıyorlardı şiddetsizlik politikasından bıkmışlardı. Malcolm'ın fikirleri yavaş fakat emin adımlarla ilerliyor, anlaşılıyor ve ses getiriyordu. 24 Kasım'da Malcolm Afrika'dan döndüğünde kendi örgütü parçalanmıştı. Örgütün hiç parası yok, üyeleri hiçbir konuda görüş birliğine varamıyordu. Malcolm'ın güçlü liderliğine ve temiz sesine muhtaçtılar. Malcolm uzun vadede nelere ihtiyaç duyduklarını biliyordu ama ne tür bir hareketin onları ve Malcolm'ı isenen noktaya götüreceğini bilmiyordu. Tüm söyleyebileceği kendisinin esnek olduğuydu. Ben 22 milyon Afrika kökenlinin özgürlüğünü istiyorum. Ben insan olarak saygı görecek ve tanınacak bir toplum istiyorum. Gereken her vasıtayla. Şimdi siz bana hangi yöne yöneldiğimi sorunca ne diyebilirim ki size? Ben bize hemen sonuç verecek her yöne yönelebilirim. Malkım sözlerinden dolayı öldürülebileceğini biliyordu. Gereken her vasıtayla derken tüm kalbimle, tüm beynimle ve tüm ruhumla demek istiyorum. Bir siyah özgürlük için hayatını vermelidir. Ayrıca özgürlüğünü elinden almak isteyenlerin de hayatını almaya hazır olmalıdır. Gerçekten böyle düşündüğünüzde fazla yaşamazsınız. İslam'ın meyveleri Malkım neredeyse oradaydılar. Harlımlı bir konuşma yapsa ya da Los Angeles ve Chicago'ya gitse, onlar da oradaydılar. Onu korkutmaya çalışıyorlardı. Bu iş görüyordu. Hatta Malcolm'ın bazı yandaşlarına saldırıyor, onlara ateş ediyorlardı. 1965 Ocağı'nda Malcolm evinin dışında saldırıya uğradı. Fakat kaçmayı başardı. Yara almadı. Birkaç gün sonra Los Angeles'ta iki araba onu izledi. Bir süre sonra Malcolm'ın arabasına çarptılar. Malcolm'ın yanındakiler korktu. Bu kez yanlarında silah yoktu. Malcolm arabasının camından uzun bir boru uzattı. Karşısındakiler bunu tüfek zannedip kaçtılar. Malcolm Chicago'ya uçtu. Korumaları vardı yanında. Polis korumaları ona üç gün eşlik etti. Los Angeles polisi Malcolm'ın takip edildiğini ve hayatının tehdit altında olduğunu bildirmişti onlara. Malcolm'ın ciddi bir tehlike içinde olduğunu yalnız Los Angeles ve Chicago polisi bilmiyordu. Özel servis bürosu, New York gizli polisi bunu en iyi bilenlerdendi. Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ve Federal Büro FBI de bunu biliyordu. Ellerinde Malcolm'ın her yaptığının yazılı olduğu bir dosya vardı. Ofisine gizli mikrofon yerleştirdiler ve her konuşmasını dinlemeye başladılar. Malcolm'ın en yakın korumalarından biri de ajan çıktı. Özel servis bürosu İslam cemaatiyle Malcolm'ın aralarının açık olduğunu biliyordu. Aslında İslam cemaatinin onu eninde sonunda öldüreceğini biliyorlardı. Malcolm'ın hayatının son iki haftasında New York'taki yetkililer ona tam üç kez koruma teklif ettiler. Fakat Malcolm'ın hayatı beyazlara saldırmak üzere kurulmuştu. Bu korumayı kabul edemezdi. Sonunda bunu da reddetti. SNCC Malcolm'ı Selma Alabama'ya davet etti. 4 Şubat 1965'te Malcolm oraya gitti. Bu güneydeki örgütlerin Malcolm'ın fikirlerini kabullenmeye başladıklarının ilk sinyallerindendi. O dönemde Dr. Martin Luther, Pasif protestolardan dolayı hapse atılmıştı. Fakat Malcolm, Dr. King'in karısı Coretta Scott King kilisede konuşurken yanı başındaydı. Bu çok önemli konuşmalardan biriydi. Malcolm, Dr. King gibi yumuşak ve şiddet karşıtı insanların da en sonunda bir şeyleri değiştirmeye ve değişmeye hazır olduklarını anladı. Dr. King'e problem çıkartmak istemediğini Coretta'ya fısıldadı. Sadece harekete başka bir alternatif sunarak beyazlarla savaşında yardım etmek istiyordu. Malcolm Şubat'ta konuşma yapmak için İngiltere ve Fransa'ya da gitti. Fransa Malcolm'un ülkeye girmesine izin vermedi. Bunu neden yaptıklarını açıklayamayacaklardı. Malcolm bunu Amerika'nın etkisiyle yaptıklarından şüphe etmeye başladı. 13 Şubat'ta New York'a geri döndü. O gece Malcolm çocukluğunun o berbat anlarından birini tekrar yaşadı. Gece yaklaşık 2.30 sularında penceresinden bir yangın bombası atıldı içeriye. Bir diğeri onu hissedi birkaç dakikada ev alevlerle ve dumanlarla doldu. Malkım ailesini korumak için etrafa koşturuyordu. Dört kızını da dışarı çıkarmayı başardı. Betty iki zere hamileydi. Buz gibi havada yanan evlerini seyrettiler. Sokakta çırılçıplak kala kalmışlardı. O gece Malkım'ın düşünceleri 36 yıl önceki gecede takılı kaldı. Ailesinin onu yanan evlerinden çekip aldıkları geceye. Malkım kızgındı çünkü ailesi savaşın içine çekiliyordu. Aileme dokunmazsalar iyi ederler diye ateş püskürüyordu. Ava giden avlanır diyordu. İslam cemaati bundan kendilerinin sorumlu olduklarını reddediyor ve Malkım'ın ucuz yollarla kamuoyu oluşturmak için kendi evini kundakladığını iddia ediyordu. Ev harap oldu. Malkım yangın sigortasından hiçbir şey elde edemedi. Ne yapacağını bilemedi. Betty ve çocukları bir arkadaşına bıraktı. Ertesi gün iptal edemediği bir toplantı için Detroit'e uçtu daha sonraki randevularını iptal etmeye başladı. Pazartesi günü döndü. O cuma, Malcolm, halka açık son konuşmasını New York City'deki Columbia Üniversitesi'nde yaptı. Bizler devrim çağında yaşıyoruz. Amerikan zencilerinin ayaklanması bu isyanın bir parçasıdır. Bu ayaklanmayı basitçe siyahın beyaza karşı ırkçılık mücadelesi veya Amerikalıların bir problemi olarak tanımlamak doğru değildir. Aksine bizler bugün kölelerin, köle sahiplerine yani her şeyi gasp edilen insanların gasplarına karşı topyekün isyanlarını görmekteyiz. Bunlar ilerlemiş olandan ilerleme hakkını isteyenlerdir. Malkım şimdi hakarete uğrayan, kendisine kötü davranılan tüm insanlar için kavga vermekteydi. Siyah ya da beyaz, sarı ya da kahverengi. Yangın, Malkım'ı Afrika'dan dönüşünde bir kez daha ailesinin geleceğini düşünmeye zorladı. Betty ve çocukları yanına almadan hiçbir yere gitmeyeceğine söz vermişti. Şimdi avukatından bir vasiyetname hazırlaması için randevu aldı. İzleyen cumartesi Betty ile ev aramaya çıktılar. Lankinsant'ta bir ev buldular. Sırf taşımak için 4000 dolar. Nereden bulacaklarını merak etmeye başladılar. O öğle sonrası Betty arkadaşının evine geri döndü. Malcolm Hilton Otel'de tek kişilik bir oda tuttu. İşlerini bitirmek için yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Malcolm'ın kendisini öldürmeye çalışanların gerçekte kimler olduğu konusunda ciddi şüpheleri vardı. Aslında o gün Alex Ali ile konuşmuştu. Alex, onun hayat hikayesini yazacak olan biriydi. Bu konuda çalışıyorlardı ve ona İslam cemaatini sorumlu tutmaktan vazgeçtiğini söyledi. Fransız hükümetinin ülkeye gitmesine izin vermemesi onu tereddüde düşürmüştü. Ertesi sabah Betty telefonla aradı onun ve çocuklarının yaptığı konuşma gezilerinden uzak kalması gerektiği fikrini değiştirmişti. Öğleden sonraki konuşmada bu kez onların da orada olmalarını istiyordu. 21 Şubat 1965'te yaklaşık öğle saat 2 sularında Malcolm, Adubon, balo salonunun soyunma odasına giden merdivenleri çıktı. 8 misafir konuşmacı çağırmıştı fakat hiçbiri ortada gözükmüyordu. Malcolm yorgun ve huzursuzdu. Yangın bombalarının etkisinden henüz kurtulamamıştı. Onu hiç bu kadar gergin görmemiştim, diyor Benjamin Goodman. Goodman onun sağ koluydu. Onu yedi yıldır tanıyordum. İlk defa kontrolünü, ilk defa kontrolünü tamamen kaybetmiş gibiydi. Onu hiç böyle görmemiştim. Salon insanla dolmaya başlamıştı. Hiç kimse için silah araması yapılmamıştı. Hiç kimse için silah araması yapılamamıştı. Malcolm adamlarına böyle bir şey yapmayın demişti. Başlama zamanı gelince Gottman her zaman olduğu gibi kürsüye çıktı. Malkım'ı takdim etmek için. Malkım sahnede göründü, kürsüye doğru ilerliyordu. Malkım döndü ve dinleyicilerine baktı. Alkışlamaları için biraz süre tanıdı. Yüzüne baktı. Malkım hiçbir zaman halkının kendisini desteklemelerinden bıkıp yorulmamıştı. "Esselamu aleyküm." diye yüksek sesle selamladı. "Ve aleyküm selam." diye yanıt aldı. Aniden kalabalığın ortasında iki adam ayağa kalktı ve birbirlerine bağırmaya başladılar. Malkım'ın korumaları kalabalığa daldı. Malkım, sakin olun, sakin olun diye kürsüden talimat veriyordu. Tam bu sırada Malkım'ın tam önünde silahlı bir adam belirdi. Yankısı tüm salonu çınlatırken kurşunlar konuşmacı kürsüsünü delik deşik ediverdi. Malkım boynundan vurulmuştu. Sahneye doğru geriledi. Silah bir kez daha patladı. Malkım kürsünün ardındaki boş sandalyelere doğru sırt üstü yıkıldı. Yer gürültüyle sarsıldı. Silahlı iki diğer adam dinleyicilerin arasından sıyrıldı ve Malkım'a ateş yağdırmaya başladılar. Fakat ilk patlama yeterliydi. Malkım yerde ölü yatıyordu. Herkes çığlık atıyor ve bağırıyordu. Saklanacak bir yer arıyorlardı. Betty çocuklarına vücudunu siper ederek bir masanın altına sığındı. Malkım'ın adamlarından biri onun kanlı vücudunun üzerine kapandı ve onu hayata döndürmek için suni teneffüs yaptırmaya başladı. Kocamı öldürüyorlar. Kocamı öldürüyorlar. Bazıları Malkım'ı hayata döndürmeye çalışırken diğerleri donup kalmışlardı yerlerinde. Şok olmuşlardı. Henüz ne olduğuna kimse inanamıyordu. Birkaç dakika sonra Malkım'ın vücudu tam caddenin karşısındaki Kolombiya Presbyterian Tıp Merkezi'ne taşındı. Doktorlar Malcolm'ın üzerinde çalışmaya başladılar. Nefes almasını sağlamak için nefes borusunu açtılar. Kalbinin tekrar atmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Bunun faydasız olduğunu biliyorlardı. Fakat yine de uğraştılar. 15 dakikalık yoğun çalışmadan sonra üzerine beyaz bir örtü çektiler. Elhaç Malik El Şahbaz, Malcolm X, Malcolm Little ölmüştü. Son Söz Doktor King de benim istediğim şeyi istiyor.'' Özgürlük. Kimse gerçekte Malcolm X'i kimin öldürdüğünü bilmiyor. Polis tetiği çektiği düşünülen kişileri yakaladı. Fakat onların eline bu silahları tutuşturanları hiçbir zaman bulamadı. Talmışehir attı biri salonun hemen dışında yakalandı. Kızgın kalabalığın arasında iki polis tarafından güçlükle çıkartıldılar. Polis daha sonra İslam cemaatinden iki Müslüman da tutukladı. Hepsi suçlu bulundular. Hepsine hapis cezası verildi gerçeğin gün yüzüne çıktığına herkes inanmadı. Hayır, Malcolm'ı öldürdüğünü itiraf eden tek kişiydi. Birçok kişi de onu açıkça görmüştü zaten. Diğer ikisi masum olduklarını iddia ettiler. Hayır, onların doğru söylediğine şahitlik etti. Fakat 1977 yılına kadar diğer suç ortaklarının adını vermedi. Tekrar konuşmaya başladığında bu kez suç ortağı iki kişinin adını verdi. İslam cemaati adına çalıştığını itiraf etti. Malkım'ın Bay Muhammed'in aleyhinde yaptığı güya iftiraları bir tepki olarak öldürüldüğünü söyledi. Hayır'ın itiraflarına karşın New York eyaleti davanın tekrar açılmasını reddetti. Hayır'ın sözlerine inanılmadı. Hayır'ın itiraflarına inanmayan başkaları da vardı. Onlar Malkım'ın öldürülmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin organize ettiğini öne sürüyorlardı. Malkım Birleşmiş Milletler'de sıkıntılara sebep olmuştu. Kuzeydeki şehirlerde karşılaşılan şiddet olaylarının sorumlusu olarak da görülüyordu. Halk hala Malcolm'ın Fransa'ya neden kabul edilmediğini ve o öğleden sonra niçin salonda polis koruması olmadığını merak ediyor. Dosyalar daha sonra FBI tarafından halka açıldı. Bunu bilgi özgürlüğü adına yaptılar. Hükümet birçok kişinin hayal ettiğinden çok daha suçluydu. Önemli bir hatırat 1969 Ocak ayında Edgar Hoover tarafından yazıldı. FBI'nin başı Chicago bürosundan ajanlar Chicago'da İslam cemaatiyle Malcolm'ın arasının bozulmasını sağlamışlardı. Bu yüzden ölümünün doğrudan sorumlusuydular. Diğer insanlar Malcolm'ı Harlem'ın uyuşturucu mafyasının öldürttüğüne inanıyorlar. Çünkü o sokakları temizliyor ve kurbanları bu dertten kurtarıyordu. Malcolm'ın ölümünden yıllar sonra bile birçok soru cevapsız kaldı. Ölümünden sonra bir hafta süreyle Malcolm'ın cesedi Harlem'da 8. caddedeki cenaze evinde ziyarete açıldı. Yaklaşık 22 bin kişi cenazeyi ziyaret etti. İşte orada uzanmış yatıyordu bronz bir tabutun içinde, sakin ve sorunları sona ermiş görünüyordu. Tabutta sade bir tabela vardı. Elhaç Malik El Şahbaz, Mayıs 19, 1925, Şubat 21, 1965. Malkımın vefatından sonraki cuma günü cenaze evinde önemli görünüşlü yaşlı bir adam belirdi. Uzun beyaz sakalı vardı. Bir baston ve uzun entari cinsi beyaz bir elbise giymişti. Bu şeyh Ahmet Asandı. Şeyh Hasan, bir yıl önce Afrika'dan Malkım'a İslam dinini öğretmeye ve İslam'ı Birleşik Devletler'de yaymaya gelmişti. Yavaş ve dikkatlice, o ve onun yardımcısı Malkım'ın cesedini İslami kurallara uygun olarak defne hazırladılar. Malkım'ın batı giysilerini soyup, vücudunu kutsal yağ ile yıkadıktan sonra beyaz bir kefene sardılar. Malkım'ın cenazesi ertesi gün cumartesi kaldırıldı. 27 Şubat 1965'te cesedi kiliseden alınarak götürüldü. Sabahın erken saatinde bin kadar insan sığabildi içeriye. Caddede altı binden fazla insan dışarıda kalmıştı. Harlem böyle bir şeyi hiç görmemişti. Yüzlerce polis vardı. Damların tepelerinde, köşelerde, gizli açık bir sorun anında müdahaleye hazır. Fakat hiç sorun çıkmadı. Dünyanın dört bir yanından mesajlar yağdı. Özellikle Afrika'dan. Fakat en iyisini Ossi Davis adlı aktör yazmıştı. Burada, bu son saatte, bu sessiz yerde, Harlem parlak ümitlerinden birine elveda demeye geldi. Yok oldun şimdi. Bizleri sonsuza dek terk ettin. Harlem bir daha bu fırtınalı havada zapt edilemez yürekli genç başkanını nerede bulacağını soracak ve biz gülümseyeceğiz. Onlar onun nefretin çocuğu olduğunu söyleyecekler. Bir fanatik, bir ırkçı sizin mücadele etmekte olduğunuz davaya yalnızca kötülük getiren biri olduğunu. Ve biz onlara cevap vereceğiz. Şöyle diyeceğiz. Kardeş, hiç Malkım'la konuştunuz mu? Ona hiç dokundunuz mu? Ya da onun size gülümsemesine izin verdiniz mi? Onu gerçekten hiç dinlediniz mi? Size hiç zarar verdi mi? Kendisi toplumsal bir çöküntü veya şiddete neden oldu mu? Eğer bunları yapsaydınız, onu bilirdiniz. Eğer onu bilseydiniz, onu neden kusamanız gerektiğini bilirdiniz. Malkım bizim insanlığımızdı. Bizim yaşayan siyah insanlığımız. Onun halkı için anlamı budur ve ona saygı kendimize saygımızla olur. Biz onu olduğundan fazla bileceğiz. Bir prens bizim pırıldayan öz siyah prensimiz. O ki ölmekten çekinmedi. Çünkü bizleri çok sevdi. Bayan Betli Şahbaz, kocası öldürüldüğünde olağanüstü bir metane sergiledi. En büyük kızları olan Attila, o günleri şöyle hatırlıyor. Annemiz evi dimdik ayakta tuttu. Onun çok çalışıp çok yıprandığını biliyorduk. Ama bizler annemizin ne çektiğini idrak edemeyecek kadar küçüktük. Bayan Şahbaz, Mekke'ye kutsal bir yolculuk yaptı. Hayatımdaki bölük pörçük parçaları bir kez daha bir araya getirmek için. Kocasının ölümünden yedi ay sonra iki kız doğurdu. İkizler Melik ve Melike adlarını aldılar. Bayan Şahbaz'ın barındırılacak, beslenecek altı çocuğu olmuştu. Ama Malkım'ın annesinin durumuna düşmedi. Bayan Şahbaz okula geri döndü ve Massachusetts Üniversitesi'nden doktora kazandı. Bu ona vasıflı işler bulmakta kolaylık sağladı. Doktor Betty Şahbaz, Medgar Evers Koleji'nde sağlık dersleri vermeye başladı. Deneyimlerini aktarmak ve Malkum hakkında konuşmak için ülkenin dört bir yanını geziyordu. "O tanımaktan mutlu olduğum iyi insandı. O bana dünyayı tanıttı. Bu adam benim eksenimi dünyaya çevirdi. O olağanüstü bir adamdı." diyordu. Malcolm'ın örgütü üvey kız kardeşi Ella Collins tarafından yürütülmeye başlandı. Fakat Malcolm'ın umduğu başarıyı gösteremedi. İslam cemaati Malcolm'ın ölümü konusunda yapacakları hiçbir şey olmadığını söylediler. Bay Muhammed savunduğu şiddetin bir sonucu olarak öldürüldüğünü iddia etti. Oğlu Valis Muhammed yerine varis olarak İslam cemaatini yönetmeye başladı. Fakat Valis babasının birçok inancını paylaşmıyordu. İslam birliğini yeniden şekillendirmeye başladı. Doğudaki geleneksel İslam'a benzemeye başladı. Beyazların da üyeliklerini kabul etmeye, üyelerinin politika ya da orduya katılmalarına izin verdi. Bu tip şeyler babasının asla yapmayacağı şeylerdi. Örgütün ismini de değiştirdi. Önce Dünya Batı İslam Cemaati, sonra Amerikan İslam Misyonu olarak değiştirdi. 1985'te Valis liderlikten istifa ederken bölgesel camiler, mescitler oluşturarak kendi kendilerine organize olmalarını istedi. Valisi liderlik döneminde birçok kişi tatminsiz kalmış ve bazıları kendi İslam cemaatlerini kurmak için ayrılmışlardı. En önemlilerinden biri Louis Farakus tarafından oluşturulandır. 1978'de ayrılarak tabileriyle birlikte Bay Muhammed'in öğretilerini yaymaya devam etti. 1990'da üyelerinin 5000 ile 10000 arasında olduğu tahmin ediliyordu. Güneydeki Medeni Haklar Hareketi mücadelesine devam etti. Malkım'ın ölümünden 3 hafta önce ziyaret ettiği Selma, güneydeki en meşhur mücadele alanlarından biri haline geldi. Jimmy adlı 26 yaşındaki genç bir çocuk polis tarafından kanından kurşunlanarak öldürüldü. Bu Dr. King'i çok etkiledi ve SNCC Selma'dan eyalet başkenti Montgomery'e yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Vali George Wallace tarafından iki kez durduruldu. İlkinde gözyaşı bombaları ve coplar kullanıldı. Eyalet polisinin bu zorlayışını tüm ülke televizyondan seyretti. Polis bu barışsever yürüyüşçüleri tartaklarken televizyon olayı filme almıştı. Sonunda başkan Lyndon Johnson valiye bırakın yürüsünler diye uyardı. 21 Mart pazar günü 54 millik yürüyüş başladı. Montgomery'e varıldığında yaklaşık 25 bin kişi yürüyüşe katılmıştı. Selma ve Montgomery'e yürüyüş güneydeki son zafer oldu. 6 Ağustos 1965'te Başkan oy hakkını yasallaştırma emrini imzaladı. Bu adaletsiz kurallar halka oy verdirmeyerek mücadelede başka metotlar arattırıyordu. Şimdi Afrika kökenliler kendi bölgesel güçlerini oylarıyla kendileri belirleme durumundaydılar. Birkaç yıl içinde bu gücü ülkenin bütününde kullanacaklardı. Dr. King mücadeleye devam etti. O da Malcolm gibi fikirlerini değiştirdi ve yılların yardımıyla büyüdü. Güneyde ırk ayrımcılığının önemli engeli yıkılınca Dr. King daha temel problemlerin çözümüne yöneldi. Ama hala kavganın şiddetsiz, kansız olması gerektiğine inanıyordu. İnsanoğlunun iyi yönü sonunda kazanacaktır diyordu. Siyah adam için erişilmesi uzak görülen değişimler için projeler peşindeydi. Uğursuz bir sabahta öldürüldüğü gün Washington'a bir fakir halk yürüyüşü hazırlıyordu. Doktor Martin Luther King 4 Nisan 1968'de Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde Loreana otelindeki balkonunda otururken, tıpkı Malcolm gibi vurularak öldürüldü. O da öldüğünde 39 yaşındaydı. Malcolm X, 1960'larda ve 1970'lerde geçen olaylar açısından önemli bir şahsiyetti. SNCC ve Kore Malcolm X'i daha o hayattayken dinlemeye başlamıştı. Entegrasyon amacını dışlamayı ve bu amaca ulaşmanın bir yolu olarak şiddetsizlik politikasına karşı çıkmayı bıraktılar. Malkımı dinlemiş olan Stokely Karmichael'in liderlik dönemindeki SNCC, siyah güç sloganını kullanmaya başladı. Malkım X'in öğretilerine sahip çıkan bir grupta siyah panterlerdi. Bu 1966 yılında kurulan politik bir partiydi. Kaliforniya'da Bobby Sell ve High Newton tarafından kuruldu. Malcolm'ın nefsi müdafaa mesajını kullanarak kendilerini silahlandırıp bir de siyah ceket ve siyah beriden oluşan üniforma giydiler. Bunlar bölgelerini ve halklarını polisin vahşetinden korumak istiyorlardı. Polis nereye giderse takip ediyorlardı. Çoğu zaman bu silahlı çatışmayla son buluyordu. Kaliforniya siyah panterlerin silahlarını bırakmalarını sağlamak için silah yasası çıkardı. 1960'ların sonuna doğru panterler problemin siyaha karşı beyaz olmaktan çok zengine karşı fakir problemi olduğuna inanan beyazlarla birlikte hareket etmeye başladılar. Kuzey şehirleri bildikleri tek yolla öfkelerini ifadeye devam ettiler. 1966 yazında sadece 43 olay oldu. 1967'nin ilk 9 ayında gerçekleşen olaylarda 164 olay, 2000 kişi yaralandı. 80 kişi öldü ve 664 milyon dolar maddi hasar meydana geldi ırkçılığın bedeli ağır fakirlik halkaları olmuştu. Kuzeydeki zencilerin etrafında hem de kırılması kopması neredeyse imkansız ağır halkalar. Malkım örneği ve onun mesajı birçoğunu gidilen yolda teşvik etti. Daha iyi yollarla savaşmak denenecekti. Onun sevgisi ve insanlığı 1960'lı ve 1970'li yıllarda birçok insanın üzerinde görülüyordu. Onları yanlış olan her şeye karşı direnmeye ve onu değiştirmek için hareket etmeye yönlendirdi. 20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken birçok insan için uzlaşma emelleri hala uzak görünüyor. Fakat Malkım'ın izleyicileri inanıyor ki birçok insan dönecek ve Malkım'ın sözlerini dinleyecek. Dinlerken ve seyrederken nefretle de değil sevgiyle yola gelen bir adam keşfedecekler karşılarında. Şiddetten ancak barış anlamında söz eden bir insan bulacaklar. Nazik ve seven bir baba, bir peygamber gibi kızan birini bulacaklar. Malcolm'ın ayrımcılığın ve ırkçılığın zincirlerini Amerika'da nasıl kırdığını görecekler. Zincirler ki insanın beynini yeni bir kölelik sarmış. Onun halkını nasıl bir araya getirmeye çalıştığını ve zulüm görmüş insanları nasıl özgür kılmaya çalıştığını. Bunu da onlara dimdik ayakta durmaları ve kendilerinin olan insan haklarını almaya kavga vermeleri için cesaret vererek yaptığını görecekler. Malcolm X'in sesi adı bombalo salonunda silahla susturulamaz. Bunu da öğrenecekler. Son.